Merhaba Merhaba Zuhay Hanım. Ferhat, nasılsın? Hoş geldiniz. Hoş Sağ olun. buldum. Bayağı yorgunum. Yorgun Tatlı musun? bir yorgunluk ama. Aa, ne güzel, çok teşekkür Rica ederim. ederim. Evet, son gün. Sana bugün son umudumuz Ferhat diyebilir miyim? Evet, diyebilirsiniz Zuhay Hanım. Umarım umutlarımız boşa çıkmaz derken, işte Mersin'den bir araba dolusu Eşyayla geldi. gelmişsin. Annemin eski çatal bıçak, porselen, el boyaması Ay, takımlarını çok getirdi. güzel. Ben bayılırım böyle Yemek şeylere. takımına uysun diye, Ha, ekstra ay, yemek takımına uysun diye çiçekler çok hoş. yaptırdım. Ellerine, emeğine, ayağına Beğendiyseniz, sağlık. çok Eli sevinirim. değen, yemeğe geçen herkese Masa teşekkürler. örtüsünü aldım, yeni örtü diktirdim, yeni runner diktirdim. Bravo. Yani hepsine Sen de çalıştım açıkçası. ümitliydim zaten. Sağ olun, Masa teşekkür çok ederim. güzel. Eline Teşekkür emeğe ederim. tam finale yaraşır. Sana Teşekkür yaraşır ederim. masa. Diğer arkadaşlar geldi, hemen açıp Alıver geliyorum. sen yarışmacımızı. Hoş geldiniz arkadaşlar, Merhaba. 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 Yeşil yeşil bugün Evet. beraber güldük. Anlaşmış gibiyiz. Çok Teşekkür. şıksınız. Merhaba. Merhabalar İrem Hanım, hoş geldiniz. Hoş Hoş geldiniz buldum, Esbey. merhaba. Küpeniz çok şık. Teşekkür ederim. Merhaba, hoş geldin. Oo, Ebru, iddialıyız. Oo, ne güzelmiş gömleğin, hoş geldin. Merhaba. Aa, beyaz. Aa, kızlar pişti olduk. Üç yarışmacının birden beyaz gömleği. Ne kadar hoş. Çok hoş, sen de beyaz. Bej. Bej mi? Ama için beyaz. Evet, Ben de geçti beyazdım. olduk. Son dakika İyi ki değiştirdik. Herkes değiştirmişsin. beyaz. Bembeyaz Ya çünkü. ben de dedim Ferhat Bey'le. Ferhat'ta da beyaz tişört. Çok güzel. Bir de masaya bakın hemen. Bugün final günü. Büyük final, büyük heyecan bizleri bekliyor. Çok şık. Çok şık. Mersin'den bir araba dolusu taşımış getirmiş. Evet. Bir tırın hakkını vermiş Ferhat Değil Bey. mi? Teşekkürler Enes Çok Bey. Çok beğendim. sağ olun. Masa örtüsü için de ölçü almış. Özel Çiçek diktirmiş. sanırım yapay ama hiç Olsun. sırıtmamış. Evet. Hiç evet. Yemek güzel. takımına kombin olsun diye evet. ekstra. Ay gözüm gönlüm açıldı. Ay şunlara bak. Eskiden, şimdi de gene moda da, eskiden böyle özellikle değil mi? Evet. Kraliyet ailelerin Evet, falan daha böyle. şatafatlı, daha Şatafat. şatafatlıydı. Efendim şu güzelim, şu şahane nadide Evet, parçayı, annemin çorbanın porselenleri. ismini söyler misin? Çorbam lebeniye çorbası, Ha, köfteli, Antep öyle usulü değil. lebeniye çorbası. Yanında da tereyağlı bir gevreğimi kendim yaptım. Tereyağlı gevreğini kendin Bugün yaptın. el açması sıraları bende Zuhal. Ha! Onu devralıyorum. Bugün el açması ürünlerim var çünkü. Peki. Ben Monsieur, çorbayla hemen uzatayım. Hemen bir başlıyorum. kişi daha üzerinden şeyi alsın. Masası gayet şıktı. Güzeldi zaten bunu dile getirdim masada. Çünkü bunu böyle bir şey bekliyorduk. Mersin'den buraya kadar getirmesi. Hep bunu konuştuk hafta boyunca. Zaten ortaya güzel bir şey çıkması lazımdı diye düşünüyorum. Masası güzeldi ama canlı çiçek koyabilirdi. Ya. O bitirin içine bir çiçek sığdıramamış mı? Yani buradan alamamış mı bilemedim. Ferhat Bey Mersin'den bir sürü eşya getirmiş. Şahsen dediğini düşünüyorum. Çünkü bu hafta karşımıza gelen en iyi masa sunumuydu. Ve bizi güzel ağırladı kendisi. Menüyü nasıl buldun İrem? Karışık. Karışık. Dün bana demişti Avrupa turu İsimler yapıyoruz mi karışık, diye. yemekler mi Duyan karışık? Duyan gelmiş, duymayan da diyor. İrem almış. Hanım o cümleyi ben kullanmıştım. Lütfen biraz güncellik. Karışık diyor karides güvecin üstüne Ali Nazik ve karı Kayseri yağlaması veren İrem. Toparladı mı dünden beridir? Haftalarında beni örnek alacaklar. Kesinlikle. Benim kesinlikle haksızlığa uğradıklarına saldıracaklar falan. O yüzden güzel Saldırdığını olacak. Kabul ediyorsun yani. Az bile saldırdım. Az bile. Evet. Az bile. Masadan kovmak ne ara az, az bile. Ha bir ara bir de öyle bir şey oldu değil mi son yani, kertede? Tabii. Çok da sakin kaldım. Normalde Niye o kadar git dedin sakin. Masamdan Ebru'ya? Neden git dedim? Çünkü Neden? Pişmemiş ayvayı oraya koymadım. Hala ayvaya takılmışsınız. Bozuk Tabii pilav yani ayvayı pişirmeyen masadan kalksın. Hayır Zuhal Hanım ayvayı ortaya koydu. Zuhal Hanım benden önce Yeliz Hanım 3 verdi. Neden aynısını yapmadı? Ha evet. Ama Yeliz Hanım... Bana oynadığınızı bu kadar, beni kıskandığınızı ya bu kadar beni ezmeyin. Ya sizi neden oynayacağım Ebru Hanım? Oynanacak kadar ne var ne de Pardon. yüzünüz var. Pardon. Ben oynamam. Bana bu kelimeyi kullanacak en zor kişisin. Eğer bu şekilde konuşmaya devam edersen ben seni masadan kaldırırım. Kalkarım. Öyle mi? Evet. Güle güle. Tabii. Hadi güle güle. Diskalifiye oldun. Çok memnun oldum. Öyle mi? Biz de evet. çok memnun olduk. Çok güle memnunum. Güle. Hadi. Sen ne haddine benim yarışmacımı masadan kovacaksın? Bir de gelmiş burada diyor ki aman efendim şöyle böyle. Memnun olmuş. Vallahi ben daha çok memnun oldum. Biz hepimiz daha memnunuz herhalde şu an Hayır, değil mi? Bence de. En azından yani... Kusura bakmayın sevgili seyirciler. Biz ne diyoruz burada? Bizim ihlal edilemez kurallarımız var. Size hem sözlü yazılı da beyan ediliyor bunlar. Vallahi Zuhal Hanım'ı tebrik ediyorum. Yapması gereken şey bu. Ya kaç gündür de yaşına verdik. Genç dedik, fevri biraz. Belli ki zor şeyler de yaşamış hayatında veya yaşatmış bilemiyorum artık anlattıklarından yola çıkarak. Ama yani bu kadar da sınırları ihlal etmek, haddini aşmak, terbiye sınırlarını aşmak benim yarışmacılarımı kimse buradan kovamaz.
kimse de sınırını aşıp terbiye sınırlarını aşamaz. Vallahi şok oldum. Bu kadar seviyesizliği beklemiyordum. Ben de beklemiyordum gerçekten. Bir tane fazla koydum zannedersem. Çünkü İrem Hanım artık paket yapacağım kendisine. Kargolayacağım. Yok ben efendim şöyleyim, babama şöyle yaptım. Çok bir de marifetmiş gibi anlatıyor. Allah akıl fikir versin. Biz burada ne diyoruz? İsteyen takipçi kazanmaya gelir. İsteyen 50 bin TL için. İsteyen bizle tanışmaya. İsteyen güzel anılar biriktirmeye. İsteyen maharetlerini göstermeye. Herkesin sebebine saygı duyuyoruz. Ama onlardan da buraya geldiklerinde bu yarışmaya, bir televizyon programında olduklarında dolayı hem seyirciye hem de diğer yarışmacılara olan saygısını aynı şekilde muhafaza etmesini istiyoruz. Bir de hak ettiği puanları yarışmacıların vermesini istiyoruz. Televizyon yayıncılığına, bizim yarışmamızın formatına, programa, seyirciye ve bizlere ve ekibime ve sizlere olan saygısını muhafaza etmeyen, edemeyen, ağzından çıkanın lafını duymayan, saygısızlık yapan, terbiye sınırını aşan işte böyle gider. Hadi gençtir dedik, hadi bilmem ne dedik, gerginmiş, ya ağlamış dün. Alttan almaya çalıştım ya. Üzülüyoruz, ablalık yapmaya çalışıyoruz, abilik yapmaya çalışıyoruz. Bır 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 bır, bir sınır olmalı yani. Biz burada kimseyi terbiye etmek zorunda değiliz ki. Ben kimsenin anası, babası, öğretmeni değilim. Benim görevim değil bu. Televizyon programına çıkıldığında veya toplum içinde nasıl davranılması gerektiği kurallarını, adab-ı muaşereti benim öğretecek halim yok. Ama bu asilik, bu şeylik, ya anlattıkları hoş değil yani. Ayrıca da bize ne, kimin özelinde? Hem özelini paylaşıyorsun, onda ne konuşuyorsun diye tabakları fırlatıyorsun, kızıyorsun, kalk git masamda. Sen kendin paylaştın. Dün de dedik. Yani biz kimseye bir şey, sizlere Allah senin özel hayatında kaç kere evlendin, kaç kere boşan dedik. Herkes kendi özelini istediği ölçüde paylaşır, istediği ölçüde paylaşmaz. Çakalaşırız da, konuşuruz da, dertleşiriz de, dün de söyledim. Ama kendisi paylaşmışken özel hayatını, dün bir yarışmacı bunu dile getirdi diye kalk git seni kovuyorum demek ne haddine? Yani burada kullandığı kelime ne demek yani? Dün ben uyardım, bak benim sınırımı zorlamayın dedim. Tavsiye etmem dedim. Üstelik de bazı şeyleri de biz yayınlamıyoruz. Çünkü maalesef İrem'in söyledikleri bu masadaki konuşmalar televizyon yayıncılığına aykırı. Biz de buna etik bulmadığımız için yayınlamayacağız. Sizler göreceksiniz neyin yayınlanıp yayınlanmadığını. Bize yakışmaz çünkü. O kendine yakıştırmış olabilir, biz kendimize yakıştıramıyoruz. İrem Hanım'ın gitmesinden memnun oldun mu? Olmadım. Sonuç olarak buraya geldi, bir emek verdi, vakit geçirdi yani, burada vakit ayırdı kendinden. Bir şeylerden feragat etti ama hiçbir şekilde saygı yok, seviye yok. Kendi kuyusunu kendi kazmak gibi bir şey oldu. Ayrıca burada kalıp sonuncu olmasını büyük finalde keyifle izlemek isterdim. Çok hiçbir şekilde olmamış mı? İnanır mısın? Şimdi Suhal Hanımcığım, yorum hakkını alabilir miyim? Ben de Murat'ındaydı lütfen. Murat'ındaydı sıra. Tamam, peki ben ondan sonra konuşacağım. Ben zaten hani menü yorumunda da bahsetmiştim. Hani dedim ki, hani dedim eti belki kendi alır böyle. Burada yapanı anlatalım. Eti belki alırsınız böyle, hani kendiniz doğrarsınız falan. Hani onu söylemiştim işçilik anlamında. Çünkü hani çöp şiş olayı basit. Hani bir marinasyona tartıştınız zaten. Bir şey söyleyeceğim. İnanır mısınız? O kadar pişman oldum kendi balık doğramadığım için. Çünkü gerçekten menü basit. Menü basit. Bu basit. Bu basit. Menü basit. Hayır, bu lavaş ve suböreği yaz. Hayır, ben su böreğini söylemiyorum. Ben de onu yaparken ben o sırada su böreğini. Ama siz menü diyorsunuz. Su böreğini zaten. Bakın ama ben o da ana dedim. Ben pardon. Ana yemeğiniz. Ana yemeği demek. Ana yemeğiniz basit. Söyleyin. Yani işte basit. Şu pilavın içinde, eti alıp pilavın içinde ne kadar sebze var biliyor musun? Alıp da eti. Çorbayı ben kaç kabul tane sebze bunu. Var? Ben bunu benim kabul bir etmiyorum. Saatim sebze doğramakla geçti. Ben bunu kabul etmiyorum. İnanır mısın? Bu kamera arkasından sorabilirsiniz. Hayır. Nurgül Hanım sebzeleri bir saat içinde doğramak. Hayır. Bir saatin sebzeyi doğramak için gitti. Ana yemek bu, basit bir ana yemek. Onu söyleyeyim. Çöp 20 dakika kala ben su böreğini açmaya geçtim biliyor musunuz? Tamam, su böreğinize ben sizin laf etmiyorum. Yani düşünün. Bakın. Su böreğinize laf etmiyor. Yani. Su son dakikada da masak. Bak onun için kıyafetim de giyinemedim. Pardon. Maraş tava için yaptığın işlemleri anlatır mısın? Zuhal Hanım, patlıcan, patates, biber hepsi ayrı ayrı doğranıyor. Yok tabii. Benimki de doğranıyor. Tamam. Bak. Ama sizin doğranıyor. Bunu. Patates doğranıyor. Siz bunu doğramadınız. Ben değil. Ya ben. Allah ben aşkına. Ana yemeği, bakın ben ana yemekleri kıyaslıyorum. Ana yemeğin yanındaki pilavın içindekileri sayayım o zaman. Yeşil biber var. Soğan var. Sarımsak var. Kapya biber var. Kuru domates var. Sayayım mı? Hanımefendi siz anlamıyorsunuz. Bir de lavaş var elinde. Orada tek bir şey demek istiyorum. Bir saniye boyunca. Şimdi sen Maraş tavaya pilav yaptın. Evet. Burada hem ana yemek var hem pilav var artı lavaş açmış. Hanım, ya, ay kıyaslıyorsun ya. Ana yemeği anlatıyorsunuz. Basit diyorsunuz ya. Sadece diyorum ki ben
Ya çöp şişinizde diyorum ki alıp çöp şişe takılmış. Birbirine takılması bile etleri o kadar küçük kesmiş ki onun için diyorum keşke kendim doğrasa. Tadı olmamış demiyorum size. Çok minik kesmiş. Keşke kendi keseydi. Gerçekten o kadar pişman oldum ki. Kendin keseydi. Kendim keseydi. Keşke. Tadı gerçekten olmamış demiyorum size. Tadı güzel diyor. Olmamış demiyorum. Siz diyorsunuz ki aldık. Ama bu basit diyor. Öyle değil. Basit de değil işte. Zorun yanında bir tanesi mutlaka biraz daha kolay peki, seçeceksiniz. Hepsi zor olacak. Şimdi pilav zor, lavaş zor. Tamam. Bunu da tabii ki takacağım yani o kadar da olacak. O kadar da olacak yani. Muratcan devam ediyordu. Ben dediğim gibi hani keşke kendiniz doğrasaydınız. Marinasyonunu yaptınız zaten. Lezzeti nasıldı? Lezzeti güzel sadece hani teknik olarak hani mesela bir kısmı böyle kızarmamış. Ona katılıyorum. Öyle hepsi söylediler. Aynı. Altı değişik kızarabilir. Hani ben de biraz daha böyle şey buldum ama hani ne bu? Lezzeti nasıl pilavı? Normal yani. Normal diye bir cevap yok. Güzel mi değil? Beğendim ya da beğenmedim. Aynen öyle. İlk defa Sevda'ya katılıyorum. Evet. Aynen. Ben İlk açıkçası defa. Hani ben beğenmedim hani. Hani sen dünkü pilavı beğendin, bunu beğenmedin mi? Hayır ben beğenmedim demedim. Ne dedin? Güzel mi değil mi? Beğendim, beğendim. Bu kadar. Ha beğenmediysen beğenmedin ama normal diye bir cevabı kabul etmiyorum. Bir yemek yarışmasına normal diye bir cevap olmaz. Söyle. Ya tat olarak güzel ben bir şey demedim. Tat olarak soruyoruz bir saat. Tat olarak güzel. Salata nasıl, lavaş nasıl? Salatayı beğenmedim. Bana basit geldi böyle tat olarak da böyle çok şey. Basit geldi. Şimdi nar ekşisini bile özel sipariş getirtirdim. Marketteki nar ekşisini kullanmadım. Basit kadar derken sana göre zor salata hangisi? Aç bana. Yani dün şimdi de dediniz basit normal. Dünkü salatayı da önceki günküne de sizden çok farklı bir salata bekliyorum. Ben size şey mi? Salata ben bir sürü farklı bekliyorum. Ben size gerçekten şunu söyleyeyim. Salatam o kadar farklı olacak ki. Bakın içine kullandım. Her bir şey söyleyeyim mi? Allah lafınızı kesmek olsun istemiyorum ama böyle konuşanların sonunu ben pek güzel görmedim. Çünkü sürekli izleyen biri. Belli onun gerçekten bunu da söylüyorum buradan. Yani bunu yayınlayabilirsiniz. Daha dur yarışmadın. Yapalım. Gerçekten. Ben dedim. Belli hani, zaten. Evet, yok gerçekten. Ben imajını sana anlıyorum zaten. Ben sürekli. İmajım derken? Tabii ki imajını sen anlıyorum. İmajım derken? Olarak, baktığım zaman. Ya öyle yargılamıyorum. Öyle imaj derken? İmaj yani şöyle ne görsellik yargı olarak baktığım zaman. Zuhal Hanım biliyorum yani. Ben buraya mankenlik yapmaya gelmedim. Hayır. Ben puan olarak demek istedim. Puan mı? Evet. Ama imaj de imaj benim puan diye cümleye girmiyorsun. Ben menü yapmama rağmen menülerimi beğenmediniz. Ay dönüp dolaşıp menüye gelmiyorsunuz. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi sadece buna cevap ver Sevda. İmaj derken neyi kastettin? Ya görsellikten zaten. Ne var görsellikten? Üstünü değiştiremediğini mi söylüyorsun? Şimdi hani Muratcan'a cevap veriyor ya Zuhal Hanım. Zaten bunun imajla ne alakası belli var? İmaj bakın, görüntü. Şimdi hayır. Şimdi bunlar ha üzerini değiştiremedi yapıyorlar. Tabii doğru. Yok yani yok. Onu, hayır. Yani ben de istemezdim. Zaten hani Muratcan dedi ya ben. Peki. Devam ediyoruz. Eksik tek bir şey söyleyeceğim. Lavaş nasıl? Tek bir şey söyleyeceğim. Hani dediniz ya bu ne olabilir salata? Yeşil demiş yeşil getirmiş. Şunun içindeki hiçbir şey olmayacak. Görürsünüz. Ben o kadar farklı bir şey getireceğim. Hayır. Ama yeşil salatadan ne bekliyorsun? Neyini beğenmedin onu anlamadım. Hayır. Normalen yani bir sonuçta işlemi yok. Sonuçta doğramış. Gel. Peki Muratcan. Lavaş nasıl? Lavaşı beğendim. Sonuçta lavaş açmak zordur. Sevda sendeyiz. Zaten sen beğenmedin şimdi, herhalde. Hayır Zuhal Hanımcığım. Beğendim yapmak ben istiyorum. Tabii. Şimdi hanımefendi. Deminden beri yapıyorsun da. O hanımefendi benim hünkâr beğendi mi? O hanımefendiyi bıraksak bu yemeği yorumlasak tamam sadece. Yorumumu yapmak istiyorum. Yap. Buyurun. Etler sert olmuş. Olmamış. Yağlı olmuş. Olmamış. Kesinlikle bir görüşünüz de çok rahat bir menü. Değil. Keşke hep bir, o zaman biz de bir biftek tercih etmiş olsaydık. Etseydiniz. Yani ama o zaman rahat bir menü olmuş olmayacak mıydı? Seninki de rahat bir menüydü. Benimki rahat ben değildi. Ben de etle hazır aldım. Zuhal Hanım. Peki pilav, lavaş, şimdi, salata. Pilavda bir dakika sebzeli pilav, arpa şehriyeli pilav demiş. Evet. Nerede bunun sebzesi? Burada. Nerede bunun sebzesi? Burada. Hani nerede? Var var. Işte. Burada işte görünüyor. Hayır biraz sebze önce nerede? Biraz demiştim ya. Hayır sebze nerede? Sayayım mı? Burada. Hayır. Hayır sebze nerede? Görmüyor musun? Burada. Bir biber görüyorum. Kırmızılar ne? Biber görüyorum anlamadım. Kırmızılar ne? Biber görüyorum. Ben başka? Sebze, başka bir şey görmüyorum. Biber sebze değil mi? Şimdi kabak mı koysaydım? Siz. Veya kereviz. Benim aynı pilavımın eşdeğerinde işte. Peki dönmeden konuşur siz musun? Ha tabii ki. Peki beğenmedin mi? Ben beğenmedim. Peki teşekkür ediyoruz. Hiçbir şekilde beğenmedim. Peki eline tamam, sağlık. Afiyet olsun. Gayet güzel afiyet olmuş olsun. Eline sağlık. Afiyet olsun Zuhal Hanım. Lavaş güzeldi ama genel olarak sadece sert geldi bana. Biraz daha sıcak olabilirdi. Muhtemelen zaten sıcak olmadığı için sertti. Yani kuzu şişi açıkçası ızgarada, ızgara tavada yapmasını isterdim. Tamam ondan mangal yapmasını hiçbir zaman beklemem. Ama keşke fırında da yapmasaydı ya da fırında yaptı, keşke çevirseydi. Kuzu şişin altı kızarmamıştı, diğer tarafı kızarmıştı. Tat olarak güzeldi. Sadece tek beklediğim şey bütün alıp hani doğramasıydı. O da zaten dediğim gibi teknik kısımda. Hani biraz sıkıntı vardı. Masada güzel bir lavaş görmek isterdim. Nasıl bunu şöyle güzelce böyle bütün büyük bir lavaş böyle getirseydi, biz onu elimizle bir bölseydik,
böyle arasına da koysaydık, salatamızı işte içine katsaydık. Böyle bir şey bekledim ama kesip getirmişti. Ama tadı lavaşın güzeldi, tutturmuştu. Zordur lavaşı tutturmak. Ben beğendim. Yumuşaklık konusunda bir problemi yoktu. Yumuşaktı eti. Lavaş, yani kötü lavaş çok zordur zaten. Yani ne kadar kötü yapılabilir ki? Lavaş konusunda çok azizliğe uğramamış ama pilav çok yumuşaktı. Ben beğenmedim pilavı. Kadayıf hazır almış. Hazır işte neydi hanımefendinin? Cevizli galiba. Hayır hayır. Aha defter açayım. Çullama tatlısı. Bastık tatlısı. Aktardan almış hanımefendi. Aktarda satılmıyor ama. Bastık tatlısı. Bastık. Yani çullama aktardan tatlısı. Aktardan mı aldın? Çullama tatlısı Zuhal Hanımcığım evet. Almış, dolamış, yağda şerbeti pişirmiş. Bulamış, önümüze benim tatlı diye getirmiş. Benim eş değerdim Zuhal Hanım. Orada lavaş açmak gerçekten zor çünkü mesela ben anneannemlerden biliyorum. Umarım takdir edersiniz. Tatlımla bayanın tatlısı bir mi? Bir değil zaten. Ben şu an lavaşı eleştiriyorum. Kadayıflı. Yani, biz hanımefendiyle aynı memleketteyiz. Bu arada bizim orada gerçekten lavaş öyle yapılıyor. Güzel yapılıyor. Lavaşı yok, demiyorum. Lavaşı demiyorum. Tatlı konusunda bak haklısın. Seninki daha meşakkatli. Ya tatlı. Meşakkatli. O ayrı. Onu, eğer şu an onu konuşacaksan ya. Doğru söylüyorsun. Aynen. Evet buradaki kadayıf bir tık daha tabii ki daha pratik bir tatlı. Evet. Tiramisu'nun birkaç aşaması var. Sağ olun. Çok daha fazla malzemesi var. Ama işte maalesef sen kendin de dün söyledin ya Sevda yani akıyordu. Ya çıkaramadım ama lezzeti yerindeydi Zuhal Hanımcığım. Yani pantis banyayı ya o şekilde olmuş yapma. Olmuş muydu? Yani bu kadar ağlamanın manası... Zuhal Hanım ben pantis banyamın bile o gün güzel olduğunu söyledim. Sadece kremanın cıvık olduğunu söyledim. Ama... Ben kötü demedim. Abla gerçekten. Bu kadar ağlaya ağlaya kör olacaksın artık. Sen ne yapıyorsun Allah aşkına ya? Ya zoruma gidiyor yani olur mu ya? Bak konuştuk senin masanın. Vallahi üstü görmedince kuralar o kadar ağlıyorsun yeter ya. Ben vallahi bak kaç yıldır yemek programı sunuyorum Sevda. Ben böyle bir şey ilk defa görüyorum sevgili. Ya ben hiç böyle bir durum yaşamadım. Yani gerçekten bu kadar ağlayacak, bu kadar dramatize edip abartacak ne var Allah aşkına? Ben ölüm çok kalıp oldum, hayat memat meselesine döndürdüm. Bizi de kendini de zor durumda bırakıyorsun. Bak çocuğun izleyecek, arkadaşın izleyecek. Seni bu kadar üzgün görmek istemezler. Sana kızacaklar. Ben niye bu kadar düşünüyorum. Harcandın mı? Ben harcandım Zuhal Hanım. Ona da düşük puan verdiler. Neslihan'a da düşük. Neslihan senden çok fazla bir puan almadı ki. Ona da düşük verdiler. Hayır, o niye da depremzedeler için kalktı o koltuğunda şey yaptı. Hayır abla öyle konuşma. Nasıl bir cümle ya? Hayır. O nasıl bir cümle ya? Hayır. Orada oturdu ya ağladı ya. Ağladı mı? Abla öyle bir cümle kurulur mu? Şey bir konu geçmiş. Nasıl öyle bir konu konuşuyorsun ya? Yani şimdi hayır, depremzedeleri katma da. Hassas hayır, yok, bir konu. Biliyorum 60 bin, 100 bin insan ölmüş sen görüyorsun burada. Hayır, kendi de mesela saçma ağladı ama bu bayan Neslihan Hanım'ın üzerine bu kadar gidilmedi. Kim ağladı, nerede benim ağladı? Üzerime... Şu an ağlıyor ama başardım, tebrikler. Hayır. Ne oldu Neslihan? Yine suç benim başıma patladı, bakın. Arkadaşlar Sevda'yı dışarı çıkarın. Sevda biraz dışarı çık, bir hava al. Evet, çık birazcık, kendine gel. Kendine geldiğinde gel Sevda. Tamam mı? Kendine gelemezsen gelme. Ne oldu Neslihan? Sen niye ağladın? Ne oldu, iyi misin? Depremzedeler konusu. Ben ne demek istediğini anlamadım. Ama yani sevgili izleyiciler de herhalde anlamışlardır. Az çok biraz farklı bir hanımefendi. Biz tepkilerini kontrol altına almaya çalışıyoruz. Size de muhtemelen yaşattıklarının bir kısmını verebileceğiz. Yok, ben istemiyorum. O bu kadar üstüme çok gelindi. Gerçekten çok zor. Çok zor. Hepimiz için çok zor bir hafta. Depremzedelerle ilgili söylediğini çok talihsiz buluyorum. Ne demek istediğini de anlamadık. Deprem bölgesinden gelmişti senin galiba malzemeleri. Bazı sömrüsü yapıyor, getirdi ve benim çok zorumu tamam gitti. Ne demek istediğini de anlamadık ama özür dileriz biz Sevda adına. Üzgünüz. Lütfen ağlama, üzme kendini. Yani görüyorsun işte diyecek fazla da bir şey yok. Keşke öyle bir şey söylemesin. Tam ne demek istediğini de anlamadık. Yani çözemedik. Biz burada gerçekten bir sinir savaşı veriyoruz bu hafta. Sevgili izleyenler, bir sinir harbi yaşanıyor burada. O da ben hani depremzedeler için hani bir duygusallık yaptı ya masada, menüsünde. Ben de onu söylediğim için hani o da ağladı ama siz onu benim üzerime geldiğiniz gibi onun üzerine gitmediniz o kadar dedim. Bu ona ağladı. Ben ne yaptım şimdi? O da beni taşladı. Tatlının yanında içecek ister misiniz? Su alabilirim ben çaldım. Lütfen tatlını ye, kendini üzme. Çok ciddiye alınacak bir durumda değil şu an kendisi. Okey?
çok ciddiye alma söylediklerini. Bak deminden beri neler yapıyor kaç gündür. Yani bunu artık açıklayacak bir şey, diyecek bir şey bulamıyorum. Üzme kendini, tatlımızı yiyelim. Sevda kendine geldiğinde gelip tatlısını tatsın. Ellerim titriyor Zören. Vallahi servis benim her yerim titriyor. Gerçekten servis yapmaya böyle var ya. Üzmek de istemiyorum, üzülüyorum bir yandan. Fakat hepimizin bir sabrı var yani, biz de insanız. Ya bizi çok zorluyor bütün ekibimizi, bizi 3 gündür neler yaşıyoruz yani. Bilmiyorum nasıl olacak cumaya kadar. Belki zor bir dönemden geçiyor artık benim anladığım. Sordum, öyle de bir şey de yok diyor. Olabilir. Bakın burada çok ağlayan yarışmacı oldu. Sinirleri boşaldı. Haksız puan alan oldu. Çok yani %70 ağlamıştı yarışmacıların. Bir kere öylesine nakik insanlık hali olabilir. Yani. Biz de burada duygusal anlayışımızda ben de gözyaşlarıma hakim oldum. İnsanlık hali, bak bunu anlarım. Ama bir olur, iki olan... olur, üç olur. Ağladığı şeyler gereksiz. Yaptığı hareketler abartı. Görüyorsunuz yani, sizler şahitsiniz. Fakat biz bir türlü toparlayamıyoruz hanımefendi. Yardım edeceğim ya belki. Yardım çok... bir şey yok arkadaşlar. Size çok merak ediyorum. Kaç onları dakika nasıl oldu bu arada nasıl benim? Koyuyorsunuz hani? Kaç dakika oldu benim? 7 dakika oldu. Ha, tamam, tavuk suyu geliyor. Kullanacaksın tavuk değil mi? Tavuk suyu kullanıyorum şu anda. Bandumayı biliyor muyuz? Kastamonu yöresinin. Kastamonu yani. Güzel bir evet. Kastamonu yöresi. Hindi etiyle de yapılıyor. Hindi, tavukla da yapanlar. Ama hindi daha çok tabii. Tercih ediliyor. Yiyen var mı daha evvel ya da yapan? Ben de yemedim. Sen yedin. Nerede? Yerinde mi yedin? Yerel. Kastamonu'da yedim evet. Kastamonu'ya gitmiştim. Güzel yemekti. Güzel. Güzel değişik güzel. Böyle farklı yufkasıyla falan. O yufkanın bir kere... Sunumu munumu da değil mi? Önemli. Yufkanın bir kere çok çıtır olması lazım. Çok iyi pişmesi lazım. Ondan evet. Sonra suyu ıslanması lazım evet. Ki o suyu çektiği zaman bir lezzet olsun. Yani direkt çiğ yufkadan yaparsak hiç yapmayalım. Yok canım çiğ yufkadan o... Bandımız. Dedik başımıza gelir. Zehra Hanım, yufkanızın pişmesi gerekmiyor muydu? Biraz önce tam bundan bahsediyorduk şöyle bir şey ki. Var, bir saniye. Biz yıllardır yani böreklik yufkalar vardır. Biz ondan alıp da yapıyoruz. Ya evet. Da benim babaannem açıyor, öyle yapılıyor. Nasıl, çiğden mi veriyorsunuz? Ama sıkıntı yok ki onda. Nasıl sıkıntı yok? Bu pişmiş bir yufka mı? Efendim? Bu çiğ mi? Pişirmedin mi? Çiğ bu bariz. Çiğ. Ama çiğ sen niye bandırdım ben onu? Nasıl? Ama bu yufka da olmaz. Biz böyle... Ben anlamadım. Bu yufka, o dediğin değil. Yufka bu değil ki ama. Bu market yufkası değil evet, mi? Evet ama şey sıkıntı yok diye. Çünkü biz yıllardır yapıp yiyoruz. Sen öyle. Hiç pişirmedin bunu bilerek isteyerek. Hayır hayır, pişirilmediği için. Biz böyle yaptığımız için bilseni pişirirdim. Ben böyle bildiğim için bilsem pişirirdim. Biz derken o sadece size bağlı bir şey değil bu yemek. Tamam, ben böyle öğrendiğim ama... için böyle getirdim. Yoksa ben pişiririm. Bu asla kasti bir şey değil. Yani 3 gündür gerçekten bu kasti bir şey değil arkadaşlar. Ha, bilerek yap. Ben de dedim yetişmedi mi? Hayır hayır. Az önce tam bu konuyu konuşuyorduk hani yufkanın nasıl yaptığını evet yani. Ve masaya pat diye çiğ yufka geldi. Ve sen bir saniye marketten aldın. Evet. Kestim. Buraya kestin, üstüne de tavuk suyu koydun ve bize getirdin öyle mi? Evet. Ama Zuhal Hanım, ben böyle bildiğim için ben eğer ve kızartılacağını bu... bilseydim ben ne demek kızartılacağını? Siz bunu böyle lök diye koymuşsunuz, bunun ara katlarına bu sular girmez. Bunun kat kat ıslanması lazım. Ama ben böyle bildiğim için yaptım. Böyle. Yani Zehran, bilseydim sizin, kızartırdım. Ben bunu asla yapmam. Biz sizin yapmam. Bildiklerinize göre gelmedik buraya. Biz yani? Kendi bildiklerimize yani göre ve evrensel olan yemeklere. Şimdi o saçtaki göre. Yufkayı pişiriyorlar zaten hayatım. Ben işte bilmiyorum. Yani köylerde. Bu işi bir sürü abartı söyleyebilir miyim? Çıtırlaştırıyorlar ki. Çıtırlaştı. Yani bir işlem görüyor tabii. Oradaki yufkalar. Yapıyorlar şimdi o insanlar. Şimdi çiğ yufkaya su koydunuz. Böyle hamur değil. Market yufkasını alıp da o şekilde hiçbir yerde böyle bir şey yok. Uydurma lütfen. Arkadaşlar bu konuda haklı olabilirsinizdir. Ben bilmiyordum. Bakın haklısınızdır. Ben bilmiyordum. Ben böyle gördüm. Bir yemeğin tamam. Ama bu kadar vardı. Unutmayın Ömer Bey bana lütfen Zehra, yeter sürekli ama ya. Bilmiyordum, böyle gördüm. Ben böyle yapıyorum. Böyle, benim savunmam gerekiyor kendimi. Bir programdayız. Ben anlamadım ki. Biz sizin yemek tarzınıza göre hareket etmek zorunda değiliz. Herkes kendi yemek tarzını yediğimizi, koyuyor. Yediğimizi, gördüğümüzü, ya. Bildiğimizi söylemek herkes yemek zorunda herkes yemek tarzını koyuyor Ömer Bey buraya. Doğru peki Zehra Hanım hiç mi araştırmıyorsunuz yani? Bu nasıl yapılır? Abi, elimizde ne güzel bir internet var. Biz yıllardır bunu yapıyoruz yerken rahatsız. Siz böyle çiğ yufkayı atıyorsunuz tabağa. Üstüne tavuk çiğe sonra da tavuk didiyorsunuz. Gerçekten. Siz yiyebilirsiniz ama biz yemiyoruz. Pişmemiş mi getiriyorsunuz bunu sofraya acaba? Biz bunu böyle çiğ çiğ mi yiyeceğiz? Hani bu böyle midir? Hani tamam ben hayır, şey tabii Zuhal ki Hanım, ben şok, yani şoklardayım ya. Bunu yemek zorunda. Bunu yemek zorunda mıyız Zuhal Hanım gerçekten ya? Yemek zorunda mıyız? Evet. Hayır.
Yani gerçekten çiğ. Çiğ bir hamur. Ben bir saniye. Çiğ. Zehra. Efendim. Ya şimdiye kadar tolere etmeye çalıştım. Birazcık da şimdi yapamadığın için sinirim bozulmuştur diye seni de anlayışla dinlemeye çalışıyorum. Ama şimdi hatalı şeylerin var, tavırların, sözlerin. Her şey bir tarafı, onları da geçelim. Olabilir, demoralize oldun, işi makaraya vurursun. Sen ciddiye almayabilirsin ama şimdi burada bir ciddi bir durum var. Sen yarışmayı çok ciddiye almamışsın belli ki. Fakat şöyle bir durum var. Ben burada yarışmacıma çiğ bir ürün yediremem. Ben bu yemeği bu şekilde hiçbir yarışmacıma yedirmem daha doğrusu. Tamam, o zaman alayım mı Zuhal Hanım onları? Çünkü haklısınız. Ben tadına bakmayacağım. Ben bilmiyordum, böyle getirdim. Ben... Tavuğundan yiyebilirsiniz ama. Tavuğunu tavuğun... pişirdin mi? Pişirdim, güzel tamam. Pişirdim ama. Tavuğundan yiyebilirsiniz. Geliyor diğeri de. Ama Zuhal Hanım, peki... bu bizim bildiğimiz yufka önceden yapılır saçta. Hafif pişirilir. Hı. Et suyu, tavuk suyu kaynatılır. Tavuk suyuyla böyle bir güzel parçalanıp üstüne konup tavuk üstüne dedilir. Ben bunu ilk kez yiyorum. Ama normalde güzel. Biz hep yeriz. Ve bunu yaparken... çiğ ama... Ağzınızda, yani tadınız şey... Ağzınızda. Şimdi neyin tadını alacağım ben? Çiğ yufkanın tadını mı? Lütfen. İlk kez yiyorum. Zehra Hanım, siz ben bu kere... çiğ yufkayı pek yemem çünkü. Ya zaten Zuhal Hanım dediği gibi yenmemesi gerekiyor. Hayır hayır, sıra yeme bak. Yani yemeyebilirsiniz. Yok, bir şey daha söyleyebilir miyim yemekle alakalı? Siz sen bunu... ye o zaman, hadi bunu... afiyet olsun. Yesene. Ben hadi ye, ye 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 ye, Allah aşkına ye. Sen öyle yiyorsun ya, dur böyle... bakayım. At onu ağzına öyle. At at. Sıkıntı yok çünkü sen öyle yiyormuşsun. Ye, afiyet olsun. Oh maşallah. Ye, afiyet olsun. Sizler tavuğundan tadabilirsiniz. Güzel mi? Oh afiyet olsun. Zehra Hanım, benim çatalım yok. Tatlı çatalıyla da tatmak istemiyorum. Aynen. Tatlı da ben kullanacağım. Ben bir önceki çatalı vermedim. Ben benim için problem yok. Ben yenisini var. İstemiyorum. Var mı şurada? Ya. Da. Ver çatal isteyenlere. Salatan var mıydı Zehra? Var. Onu da getir istersen. Tamam. Ne salatasıydı canım? Şatsuk salatası. Rengini Bulgaristan bayrağına benzettikleri... Domates, biber, evet. Peynir falan. Yaz salatası da derler ona. Ya bizim... Biz eskiden yapardık öyle bütün şeyleri üzerine hafif böyle evet. Tuzsuz. Ya işte Yunanistan'da bir... Greek salat derler. Güney Avrupa falan evet. Zeytinsiz hali. Zeytinsiz, domates, ben biber. Ben diyorum bunun için. Çoban salatasının üstüne peynir atılmış gibi. Versiyonu. Gibi. Soğan yok ama galiba bunda benim hatırladığım değil mi? Vardı galiba benim bildiğim var. Kavta var mıydı? Pardon ben çok... Tavuğu pişir. Ne kadar pişirdi tavuğu Gürbüz? Ben sana sorayım da. Daha biz şey... artık korkuyoruz Gürbüz? Bir şey yemeye. Aha Gürbüz'üm gitti. Ah Gürbüz'üm gitti, o da gitti. Ah ah ah, yemekleri görünce senin de kaçtın. Ne kadar pişirdi Düdüklü'de? Sen şu an daha güvenilir bir kaynaksın. Düdüklü'de en az 45 dakika pişirdi. En az 45 dakika. Tavuğu Düdüklü'ye mi atmış? Evet. Ya en azından... ya ne olacaktı? Ya hayır, en azından... Ben dana etlerimi, kuşbaşı etlerimi Düdüklü olmadan pişirdim. Ve tavuğu 45 dakika. Ya kahve Düdüklü'ye atmış. Ya bir de... Keşke biraz da... Hamurunu atsaymış. Bir de şöyle bir şey var yani. Yanımda belki bunu tavuğun diğer kısımlarından kullansaydı biraz lezzetli olurdu. Ya göğüs kullanmış. Ömer Bey ve şey Meryem Hanım, siz aşçısınız, ben yemedim daha önce de. Bu tavuk bu şekilde mi servis edilir yani? Didiklenir mi bu, yoksa bu şekilde mi gelir? Ya böyle ağzınıza lak diye mi atılır bu? Neden hindi tercih etmedin bu arada Zehra? Yani böyle mi? Biz onu kullanıyoruz genelde. Siz onu kullanıyorsunuz. Siz çiğden tavuklar. Keşke hindi kullansaydınız da belki biraz derdik yok, yani. Yok genelde hindiyi pişirmek demez maharet ister. Meryem Hanım'da belki bir tavuk kullanılıyor bizde. Hindi pişirme tekniği de tavuk kadar kolay değil. Ve o şekilde koyulur bu arada. Sena Hanım artık kim dediyse şeyi. Sizde çiğ yeniyor. Buna yağ, ceviz de giriyordu benim bildiğim. Ceviz, tereyağı. Cevizi açamadım, şey ne yapamadım. Ne yapamadın? Ben cevizi de şey yapamadım. Niye şey yapamadın? Yetiştiremedim. Yine bezelyenin arkasına mı sığınacaksınız merak ettim. Siz ne yaptınız? Bir saniye, cevizin neyini yetiştiremedin anlamadım. Yani o kadar çok sıkıştım ki Zuhal Hanım, çok sıkıştım. Sıkıştım. Yani gerçekten yani dışarıdan izlendiği gibi değil burası. Tereyağı niye dökmüyorsun peki tereyağını? Tereyağı da şey unuttum. Şey yapamadım, unuttum. Şey Zehra Hanım hep şey yaptım, unuttum. Zehra Hanım siz bizi gerçekten bütün tavuk pişirdim bu arada arkadaşlar. Ya gerçekten. Olsun. Öne bayılacağım bütün da seni. Bütün tavuk pişirdim. Bu sefer öne gitti. Ya bu menüde, bu kadar basit bir menüde bunları nasıl yetiştiremediniz? Ya bir tereyağı tavada ısıtıp... Dökmek bu kadar zor şu mu? Şu an bunu eritebilirdin o yani, yasak değil. Bütün tavuk pişirdim. O bize laf yetiştireceğinize tereyağı yapabilirdiniz mesela. Bu arada Zehra şunu atladın sen. Bir, o anda tereyağı eritebilirdin. O anda cevizi yapabilirdin. Yani şu anda yasak değildi. Pişirme şeyleri yasak, işlemleri. Birçok yarışmacı duş aldırıyor ete bilmem ne. Onlara da yasak yok. Şu anda eritip dökebilirdin. Bu arada bandumam gerçekten güzel arkadaşlar. Ha. Zehra Hanım gerçekten evde yemek yapıyor. Keşke tadına musunuz? Bakabilseydik de biz de güzel gerçekten deseydik. Güzel. Tavuğu da bakın elinizden. Tavuk da var orada ya. Bir tavuğun tadına bakın baktılar, ya. Baktılar. Çok baktım. Güzel değil mi? Zehra Hanım gerçekten evde yemek yapıyor musunuz?
Ben gerçekten yemek yapıyorum ama program gerçekten... Allah sabır versin o evde yemek yemek zorunda olanlara. Ne çiğ etten iyidir. Çiğ et. O gün beğenip şimdi çiğ et demeniz de... Mide spazmı geçirdim ben ya. Bu bir savunma değil. Ben inanın değil. Ben mide spazmı geçirdim lütfen. Keşke bir hani kusura bakmayın evet arkadaşlar unuttum bu böyle olmamalı deseniz... Hani alttan alsanız bu iyi bir hani açıklama olurdu ve misafirperverlik olurdu. Ama siz hala olmamış şeyleri savunuyorsunuz. Bu karanfil. Bu karanfil. Karanfil. Yok benimkinde yanık yok. Ben karanfil görebiliyorum yok. Ya o kadar da yaşlı değiliz gözlerim o kadar olcuklu. Ben öyle bir şey söylemedim ne alaka. O karanfil. Ya, hatta yumuşak bile. Beğendin mi? Çok sert değil. Yalnız vişne ile yaptığı için renklendirmeyi vişne tadı geçmiş biraz. Ama genel anlamda güzel. Evet. Peki. Eline sağlık diyoruz ve açık oynamaya geçiyoruz. Bence hak ettiğim puanı hiçbir şekilde vermeyecekler. Çünkü günlerde konuşuluyorum ve onlara tepki yağdırdığım için onlar da bugün bu puanlamaya göre hareket edecekler. Ve hepsinden beklediğimi zaten yemek yaparken söylemiştim. Hak ettiğim puan 7-8 bence ama altını verirlerse kıskançlıktan sayacağım. Evet sevgili yarışmacılar, büyük finale bir gün kala yarışmacımız Sultan'dı. Yemeklerini tam olarak çıkardı. Servis sürelerini de aşmadığı için bugün yine 3 ile 10 arasında bir puanlama yapmanızı bekliyoruz sizlerden. Buyursunlar. Kaldırın bakalım tahtalarınızı. Siz yazarken ben de menüsünü hatırlatayım sizlere. İlk olarak Anadolu çorbasıyla başladık bugüne. Ara yemek olarak kuru patlıcan ve biber dolması, ayrıca pembe sultan mezesi vardı ara yemeğinde. Ana yemeği vişneli, vişne eşliğinde kuzu incik, yanında patatesi ve közlenmiş kapya biberi, ayrıca çoban salatası vardı. En son olarak da kapanış yemeğimiz kaymak eşliğinde ayva tatlısı idi. Söz şimdi sizde. Kimse kimsenin puanına da bakmasın lütfen. Başak da yazdığına göre tamamlanmış gibi duruyor buradan bakınca. Ama tabii ki bilemem. Kendi içinizde bir tereddütünüz olabilir. Kararsızlık yaşayabilirsiniz. Onun için size bir imkan daha sunuyoruz. Biraz daha zaman verin. Bir tarafa bırakalım yorum yaparken, puanlarken. O zaman ben değiştireyim. Yani böyle konuşulacaksa hala ben değiştireyim. Gerçekleri söylüyorum ben. Yani ben değiştirmek istiyorum. Söyle. İyi değiştir sen bilirsin. Bence şimdi puanını eksiltecek. Evet. Bana öyle geldi. Kesinlikle. Çünkü yani kaç gündür konuşuyorsunuz. Hala doymadınız. Yani bizi baydı. Siz nasıl baymadı ben anlamıyorum. Konuşmaya göre eğer yoruluyorsanız tabii ki de yapın. Adaletli bir insan olmadığınızı en baştan beri belirtmiştim ya zaten. Sultan Hanım yemek için değil reklam için geldiği zaten belli. O yüzden de hani senin puanının düşüklüğü onu bir şey ifade etmiyor. Kazanmak gibi bir gayesi yok zaten. Yani yemeklerden onu gördük konuşmalarınızdan. Sizin yemeğinizi de gördük. Estetik konuşuyoruz. O yüzden böyle bir düşüncem var. Ne yapalım sizin küpenizi mi konuşalım? Ya o kadar dikkat çekiyorsa konuşabilirsiniz. Siz niye insanların demek ki ben dikkat çektiğim yerlerinden bir yerlerinden veriyorsunuz? Demek ki ben dikkat çektiğim için sürekli konuşuluyor. Peki bir şey soracağım. Değil mi? Arkadaşlar ben her ihtimale karşı peşinden söyleyeyim de. Başak'ın beğendiği hangi yemekler oldu? Evet. Ara yemek. Hangisini beğenmiştin? Mezeyi beğenmiştim. Mezeyi beğenmiştin. Dolmayı? Yani kuru dolmanın da içi kuru demiştim. Peki başka beğendiğin bir yemek dedi. Oldu mu? Yok. Hiçbir şey beğenmedin mi? Yok. Salatanın da sosu, ekşisi yok dedi. Ama pembe sultanı beğenmiştin evet. Değil mi? Peki. Evet. Kimse değiştirmek istiyor mu başka? Yok. Tamam. O zaman ilk olarak Emine'nin puanıyla açık oluyor başlayacak ama öncelikle tabii ki sana söyleyeyim. Kaç puan bekliyorsun? Ben tabii ki de 7-8 üstünü bekliyorum. 7-8 üstünü? Evet, kesinlikle üstünü hem 7-8 hem de üstünü bekliyor. Evet, üstünü bekliyorum. Daha çok beklersin Sultancığım. Vallahi bir tek 6 gördük. Yani espri mahiyetinde yapıyorum ama bakalım Emine'den gelecek ilk puan göreceğiz. Evet Emine, aç ve söyle lütfen. Benim puanım 4. Aa. Neden 4? Zaten ben, neden 4? Ben zaten neye dayanarak tam 4 verdiniz? Böyle konuşacaksanız ben açıklayamam ama. Tamam hadi buyurun açıklayın. Ben sadece bir tane bir şeyinizi beğendim. O da dolmaydı. Gerçekten onun dışında bir şey beğenmedim. İncinizi keşke düzgün pişirebilseydiniz de. İncinizi yiyebilseydiniz. Ama yemeğinizi pişirmemiştiniz. En çok siz yediniz. Neden yediniz beğenmediyseniz o zaman? Ben tabağınızda kalmamıştı bile. Ay lütfen bir izin verin de yorum yapayım ya. Evet hadi buyurun. Ben mezeyi beğenmediğimi zaten söyledim. Boğazı bir yakma hissinin yakan olduğunu söyledim. Yakan neden yediniz o zaman? Her evet bayağı da yemiştin ya. Yani. Arkadaşım. Ben mezemi bitirmedim. Ama dolmayı da bitirdin. Yani. Dolmamı evet. Beğendiğimi söyledim. Bir beş verseydin o zaman. Her arkadaşım yorumunu bitirdikten sonra daha iyi olur anlamak için mezemden bir kaşık aldım ve yedim. Salatayı da beğenmiştin. Salatayı beğenmemiştim. Beğendin kıvamı iyi dedin. Kendi puanınız için herkese evet, haksızlık yaptığını belirtiyorsunuz. Evet sen de yapmışsın daha Emine ya. Ben salatayı beğendiğimi söylemedim. Dört müydü yani gerçekten? Yani benim masa düzenime laf söylediniz puan vermediniz. Masa ben söylemedim. Masa düzenini en çok beğenen bendim. Puan vermediniz. Puanı da verdim sana. Beş puan.
puan işte. Ama sen masa düzeni, her şeyime 4 puan verdin değil mi? Yemek yapamaz bu kadar. Ara sıcağı beğendiniz, masa düzenini beğendiniz ve 5 mi veriyorsunuz? Bana adaletten bahsedip bana adaletsizlik yapan sizsiniz. Valla bu hafta hiçbirinizin yani... puanlarını beğenmedim ha. Serdar'ınki hariç. O da bir tane puanı. Valla bilmiyorum nasıl olacak bu iş. Bakalım Serdar'dan gelecek yeni bir puan. Evet Serdar, senin de puanını görelim. Benim puanım 5 Zuhal Hanım. 5, kapatabilirsin. Neden 5 Serdar Bey? Açıklamasını yapayım. Evet. Çorbanızı beğendiğimi belirttim zaten. Bunun dışında da ayva tatlınızı beğendiğimi söyledim. Evet. Dolmanızın biliyorsunuz ki kıymasının az olduğunu ve yağsız olduğunu belirttim. Evet ama beğendiniz. Zaten beğendim demedim. Kıymasının az ve yağsız olduğunu belirttim. Evet. Zaten mezenizi beğenmediğimi çok açık ve net bir şekilde. Sadece mezeyi beğenmediniz ve ben sabahtan beri övgüler yağdırıp 5 puan Sultan veriyorsunuz. Sultan Hanım ben size yani övgü derken neyden bahsediyorsunuz? Yani dış görünüşünüze göre mi puanlama yapacağız burada, onu anlayamadım yani. Ben yediğim yemeklerin hepsini buradaki masadaki arkadaşlardan daha bütün net bir şekilde bütün yemeklerimi en çok öven siz. 5 puan bütün verdiniz. Yemeklerin değil. Hepsini çorbayı övdünüz. Çorbanın hatta Zuhal Hanım pirincinin fazla olduğunu da belirttim arkadaşlar. Salata. Hepsini salatayı zaten kombinasyon olarak kesinlikle... Kombinasyon değil de olmuş mu olmuş dedin. Tamam, ekşiliği olmuş dedim ama çoban salatalığa uyum dedim. Sağlamıyor dedim. Peki devam ediyoruz Başak'ın puanıyla. Evet Başak, senin de puanını görelim. Kaçken kaç yapmışsın söylersin. 4. Kaçtı 4 yaptın? 5'ti. Niye indirdin? Neden indirdim? Çünkü şimdi ben ara yemeği beğendim. Yani mezesini beğendim. Oradan 1 puan vermiştim. Ama Sultan Hanım'dan bu kadarını beklemiyordum aslında. Yani yemekleri çıkarabileceğini düşünmüyordum. O yüzden 1 puan daha vermiştim. Ama şunu da düşündüm. Dün Emine Hanım için de çıkaramaz demiştim. Ona da 4 verdim. Evet. Sen herkese 4. Hayır, şunu söyleyeceğim. 5 puan verdim. Kendisi yapamıyor, yapabilenlere bile aynı. Emine Hanım'a haksızlık olacağını düşündüğümden ve sürekli... İki kişiye birden haksızlık oldu. Nasıl haksızlık gelmeye başladı, devam edin. Bravo. Hayır, kıskançlık hasretlikle girince işin içine düşürmek istedim. Yani bir şey söyleyeceğim. Onu yani, söyledi de yani şimdi ondan dolayı niye puan kırdın ki? Ha böyle konuşuyoruz alıyoruz. Sen zaten 4 verecekmişsin. Yemeğime göre ben puanlaması söyleyecekken verdim. Yani 5 verseydim ona öyle verdiğim için size... buna da böyle vermek zorundayım diyorsun. Hayır öyle bir şey söylemiyorum. Dedim kendi ki şimdi ikisi de menüyü çıkardığından dolayı Emine ne Hanım'a ölçü. Yani şimdi hayır, birine diğerinin yaşıyla bir maalesef. Yine maçlarının başında söylediğim oldu. Duygularınız, düşünceleriniz ön plana çıktı. Puanların ötesine geçti. Evet gene adaletsiz bir puan. Maalesef. Her zaman olduğu gibi. O ayrı, o ayrı. Yani sizin kişisel çatışmanız başka bir şey. Alıp veremediğiniz yıldızının barışmaması, enerjinizin tutmaması başka bir doğru. şey. Burada olan yemeklere veya olmayan yemeklere puan verme ya da vermeme durumu başka bir şey. Dün söylediğim şeyi bir kez daha söylemek istiyorum. Nasıl ki sultana olan duygularınız, düşünceleriniz yemeklerin önüne geçmesin dedim. Aynı şeyi Muhammed Ali için de kapı çalıyor. Kapı çalıyor ya. Bir bakalım kim geldi. Allah Allah. Buyurun. Kim? Sultan Hanım. Sultan Hanım yok burada kardeşim. İyi akşamlar. Haksız yorumlar da yapmayalım. Olmuş olmuş, olmamış olmamış diyeceğiz. Fasulye kapı çaldı ama ben davet masasında müsait değiliz dedim. Gönderdim kimse bilmiyorum. Aa olur mu? Nasıl ben gönderdim? Yemek söylemiştim. Ne yapmıştım? Yemek söylemiştim. Yok canım. Siz lahmacun deyince canım çekti. Şaka, zaman, şaka yapıyor. Şaka yapmıyor. Şaka yapmıyor. Biri bizim bakabilir mi kapıya kim geldi? Zuhal Hanım gidip alabilir miyim? Ben böyle bir şey görmedim ya. Git bak hala çalıyor. Gerçek ya. Mi söylüyorsun? İyi ki de gerçeksiniz valla. Sen git bak. Tabii ki hemen. Ben bakarım. Merhabalar, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Çok acıkmıştım. Sağ olun. Hay bazen böyle yemeğin ortasına yarışmacıya çiçek geliyor da ben öyle bir şey zannettim gene. Sen gel açtın, tanımadığın birisi miydi? Aa! Aynen. Yok canım. Ya. Gerçekten çok acıktım ama menüye bana dair yani. Hiçbir şey yok. Bu ne? Acıktık. Yanına yeşillik getireyim mi? Ya kahvaltı mı yapacağız akşam yeşilliği yemeğinde? Yeşilliği de yanında zaten. Siz de ben bahçesi deyince canım çekti. Oo tamam ondan da kurtuldum. Yoksa yeşillik getirebilirim yanına. Yok canım. Ben şaka yapıyor zannettim. Yok ben lahmacun yiyeceğim. Sen ne arada ne verdin siparişi? Masaya gelirken söyledim. Aa! Aç evet kalacağım, çünkü aç kalacağım. Sen ciddi miydin o söylediğinde? Evet. Ben şaka yapıyorsun zannettim. Aç yok, kalacağız, hayır. Aç kalacağız. Aa lahmacun siparişi vermiş. Vallahi şimdi... Aa evet, gerçekten yoksa öyle kutu mu bize şey yaptı? Kokusundan ben öyle bir şey aldım. Ekip biz bilmiyorduk diyor. Kıyma soğan kokusu evet. Aa! Lahmacun. Gerçekten hepimize yeter. Hepimize de yeter koyalım. Ah hem de zayıf hepimize nokta. Hepimize de yeter. Evet hepimize sen... de yeter çünkü aç kalacağız. Olmaz ama şimdi burada ben yarışmacının ana yemeği gelecek. Zaten çay getirdi Zoran Hanım. Çay getirdi şak diye çay bardağını aldı masaya koydu termosuyla da onu bir güzel boşalttı.
Ah Muhammed Ali, ah o çayın başınıza bela olacağını ben Zerdan Bey buyurun. Kendi ellerinizle bana... Emine Hanım ister misiniz? Ne yapıyorsunuz? Tabii ki. Yiyeceğiz Zuhal Hanım, ne yapalım? Olmaz, ne? Abi de masanın üstüne koyun. Koyma masanın üstüne. Ne yapıyorsunuz? Hey, hey, Zuhal Hanım. Kaldırın onları, durun. Ben müsaade etmiyorum. Yetiş. Şimdi o benim yeme çayımı aldı. Vallahi ben de etmiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Ya sen zaten yapmacık bir şey yaptın. Ama ben sen adamdan yemek yapmıştım. Bunu tescillemiş oldun şimdi. Siz ne yaptınız? Kahvaltı. Çok güzel. Sen onu ekibe dağıt. Ekibe bizimkiler yesinler. Ama kendi gününde zaten dedi ki Sultan Hanım bana bir bardak çay verir misiniz? O da dedi ki hayır layık değilsiniz. Evet. Ya o da doğru. Ah ah niye dedin sen de yani az değilsin. Yani keşke eleştirileriniz aynı olsa. Ya öyle hareketler yapıyorsunuz, öyle şeyler söylüyorsunuz ki bazı şeylere mahal veriyorsunuz. Ben de buna üzülüyorum, ne yapacağımı şaşırıyorum. Zölen bir ucundan ısırsam. Ama ben de ama çok güzel olur. Ama o çay içti. İzniniz olursa bir ucundan ısırayım. Ben izin vermiyorum. Ben ilgilendirmez. Ama ben o çay içti. Yarışmacıya soracaksınız. O bize sormadı ama. O zaten bizi bugün aç bıraktı. Ben ama o gün de dedim. Koyma dedim. Daha ilk gün Başak'ın yarışmasını evet. dedim. Ben kabul etmiyorum. Ben tasvip bakın. Ben masaya yarışmacının izni müsaadesi dışında gelen hiçbir şeye müsaade etmiyorum. Ben ama benim vermiyorum. Masamı sabote etti. Ben dedim ki tatlının yanında içebilirsiniz. Ama ha, o baştan sona kadar verdin. İçti. Ha, ben salata geldi. Ben de kendi çay getirdim için Zuhal Hanım. Buraya koyabilirsiniz. Her şeyin dışında kendi Hayır. özel çayını getirdi işte masada. Ben seni yedirmem bugün. Hayır ben yemek Zoran, istiyorum, acım ama. Ben müsaade etmiyorum. Yeme bir şey dedim. Yalnızca kurallarına göre beni uyarabilir ama misin? Ama dün ben de istemedim. Yiyebilirim işte. Dün ben de istemedim. İzin vermedim. İzin vermedim. Tamam. Hayır dün ben de istemedim. İzin vermedi ben kesin. Zeynep Hanım ama dün ben de istemedim. Ben de izin vermeyeyim. Kesinlikle siz şimdi dışarı çıkın. Dışarı çıkın biraz daha Allah'a yapın. Siz var mı? Aynı saçma sapan hareketler. Ah ışık da gitti. Ben buna izin vermiyorum. Siz şimdi yine numaradan dışarı çıkıp ağlayabilirsiniz. Numaradan dışarı çıkıp ağlamıyor. Zuhal Hanım bu ne biçim konuşuyor ya? Ya geçen, siz geçen dışarıya çıkıp çayınızı ya. Aldınız. Geçen gün yapmışsınız arkadaşlar. Ya. Onu demek hem, istedim. Hem yapamıyorsunuz hem kahvaltı koydunuz. Ama sen ana yemek yemek söyleyince de. Buyurun bak efendim. Sultan sen de haklısın. Başak da haklıydı. Emine de Serdar da. O çayı da. Ha tamam hadi bir zarar yok. Kendi kendine içiyor dedik. Birazcık da espriyle karışık. Başak falan da izin verdiği için içti. Sen bir masadan aldın. Termosunu götürdün. Çayı döktün. Biraz kalabalık. O kaba bir yani olmaması gereken bir şekilde o bardağı aldın. Eyvallah. O da yanlıştı. Fakat şimdi burada da daha ana yemek gelmeden sen yemek söylemişsin. Ne biliyorsun ne olacak? Niye önceden sen böyle bir şey sipariş verdin? Menü belli verdi. Zaten zorunlu. Menü belli ama yemez misin hamsili pilav? Ne var hamsili pilav mis gibi yemek. Evet Karadeniz yöresine göre çok güzel çok bir yemek. Güzel. Ama Muhammed Ali Bey yapabilecek mi? Sen onu yapacağını düşünmüyorsun. Hayır düşünmüyorum. Önce o zaman bir yemeği yedin de öyle karar zaten verdin. Zaten Muhammed Ali Bey'in 2,5 saat içerisinde onu yapması belki gerekiyor. Bir hamsili pilav gelsin de sonrasında zaten aç kalırsanız bakarsınız. Çoban salatası değil soğan salatası olur. Bence lahmacununuz için savaşın. Domatesden çok soğan var içinde. Bize demişti ki ben biber yemeyi tercih etmiyorum. Şu domateslerin de beyaz kısmını keşke bir alsaydınız Muhammed evet, Ali. Evet onlar hiç olmamış Muhammed Ali. Çok ben biberi tercih etmiyorum şeyde. Çoban salatada. Ama doğramışsın. Ama doğramışım. Niye doğramışım? Bu davet masası. Ben kendimden çok şu anda size... Ha, evet masasına keşke saydım. Yani yemem ama yarışmada koydum diyor da şu beyaz domatesleri hakikaten o tam kesilip atılacak yerlerini doğramışsın içine ya. Baksana bunlar ne bir sürü var böyle. Atılmasın ama Zuhal Hanım belki denk geldi öyle arada kaynadı. Karışmış Başak. Muhammed Ali Bey kadar... herhalde markette yetiştiremeyecek korkusuyla bir tane domates alıp gelmişsiniz. Onu da altıya bölmüşsünüz herhalde çünkü yok, yok, domates yok ortada. Yok kalıyor. Ben 5 gün boyunca bu herhalde masayı... herhalde menünün çorbası bu kaşıklayıp yiyelim ya. 5 gün boyunca bu ya masayı ben bayağı gözlemledim. Çok kalacak şeyleri de fazla almayayım dedim, kalmasın dedim, yazıktır. Bu beyaz yemeklik soğanları alıyorsunuz. Ağzı yakıyor. Valla cayır cayır yandı boğazımıza. Evet. Bunları bir tuzla acıyor. Bir ovunda, 2 dakika bir suyla bir tuzla. Doğru, bir elinize de karşı bir karşıya konuşuyoruz şimdi. Hayır, davet yakıyor. Yakıyor. Dediğim gibi o beyaz soğanlar çok güzel o tatlı tatlı salatalık. Ama bu yemek soğanı herhalde büyük baştan yemeklik soğan almışım, kuru soğan. O ne salataya efendim olmaz o. Bak gene şimdi çatala ihtiyacımız var. Hemen getiriyorum efendim. Evet hamsili pilav. Aa güzel görünüyor bu arada. Bunu kaseden turta çıkarmamaya benzemez bu. Sizin tatlınız kaseden ortada çıkmış. Muhammed Ali Bey. Üzümü alıyorsunuz, nişastayı alıyorsunuz, sütü alıyorsunuz, suyu alıyorsunuz artık her neyse karıştırıyorsunuz. Süt! Ne? Biraz araştırsaydınız keşke. Tepe çuradır süt. Muhammed Ali Bey, çatal alabilir miyim? Hemen getiriyorum efendim. Boşu boşuna bizi zahmete sokuyorsunuz yani. Zaten Muhammed Ali Bey sabahtan beri git gel getiriyorum efendim, git gel getiriyorum efendim diyor. Hep bekliyoruz, hep bekliyoruz. İşte baştan getirecektim Muhammed Ali. Bir de yani hep en son bana servis ediyor. Baştan getirirsen hep ben belki karıştırırsınız şey olur. Çatal... niye bizim günümüze karıştırdınız mı? Laf yetiştireceğinize çatal yetiştirir misiniz? O yetiştiririm hanımefendi. Lahmacununuzu yediniz mi? Zaten tabağa kuş afiyet olsun. Eğer bunu beğenmezsem Zuhal Hanım o lahmacunu yiyebilirim değil mi? Çünkü aç kalmak istemiyorum. O lahmacunları ekibe gönderdim ben yiyor şu anda. Oh.
Afiyet olsun, en azından onlar aç kalmış. Teşekkür ederiz. Ekip arkadaşlarımızın adına teşekkür ederim. Muhammed Ali Bey, kocaman tabağa kuş mu kondurdunuz? Duyun Hanım, eğer bunu beğenmezsem gerçekten ben Allah'ın macunu yiyeceğim. Açtığınız zaman biraz dağılacak ya. Yo, istediği kadar dağılsın. Hacim olarak zaten belli. Rahat yiyin diye efendim. Şimdi kimse konuşmasın, bir şey söyleyeceğim. Sizin sağlığınız için. Sevgili Muhammed Ali, diyorsun ki ben biberi tercih etmem. Sen devam et işine. Ya ben da gel otur. Ben de bıçak alabilir miyim? Ben de bıçak alabilir miyim? Evet, ben de bende de yok. Rica edeceğim. Şimdi diyorsun ki ben normalde biber yemeğimde tercih etmem ama siz misafirsiniz. Yarışma için ben onun için koydum. Ben normalde çatal tercih etmem. Yemem ama misafire koymadın. Şimdi biberi koyuyorsun da çatalları ne? Şimdi sen normalde tek çatallı yiyorsun da neden o zaman bibere yaptığın muameleyi çatal kaşığa da yapmadın? Benim çiçeğime laf ettiniz. Ortaya gittiniz, ekmek koydunuz. O zaman çiçek de koysaydınız. Yani sonuçta misafir ağırlıyorsun. Tamam sen normalde tek çatalla bak, her seferinde sen gidip geliyorsun. Seni masada göremedik doğru düz. Hadi gel. Hadi bir de zaten eline böyle sağlık. Buyurun. Sizin yorulmanızı da istemiyoruz biliyorsunuz ki. İşte çift çatal onun için yarışma burası. Evde yersin, elinle de yersin. İstediğin şey. Muhammed Ali Bey zaten menüsüyle ev ortamında olduğunu hatırlattı bize. Tamam, ben zaten böyle otantik bir ortam. Anlamadınız mı masadan, kişiliğimden benim öyle biri olduğumu anlamadınız mı? Ben daha çok şovmen olduğunuzu zannettim. Yok. Yani o öyle bir beklenti var çünkü işiniz. Kapıdan içeri girdiğinizden beri çay içtiyorum. Zaten normal. Yok, dört yapıyorum. Dün benim masamda sadece sizin şovunuzu izledik ama. Değil mi? Çay şovunuzu. Dün mü? Pazartesiden beri. Pazartesiden evet. Beri şov peşindesiniz zaten. Ben şov yapmadım, ben çayımı içtim. Diğer siz yok gayet de şov değil miydi? Çay içmek şov değil miydi biz istemediğimize rağmen? Nedir? Çayı içiyormuş gibi yaparsın. Kızlar neden yok bugün şov sırasında ama? Çay şov odur. Ama ben bir masada 3 bardak çay içiyorsam o şov değildir. Ne bu arada sen bugün hiç çay içmedin. Gayet içtim. Çaysız durabiliyor musun? Hayır hayır, bugün masada. Bugün zaten kendisi. Öncelikle şeye veriyorum. Heyecandan unutuyor. Yok, heyecandan ben de unutuyor. Çay otur otur koy diye demiyorum. Hani normalde duramam ben diyorsun ya, kaç bardak içtin? İstik hakkını doldurdun mu? 3-4 bardak içtim. Ha, o zaman tamam. Yok, Zuhal Hanım bizim günümüzde zaten sabahleyin çıkıp 4 bardak çay içiyordu. Geliyordu bizim masamıza yine 5 bardak çay içiyordunuz. 5 bardak içiyor, 3 bardak içtin herhalde. Aşk olsun, 3'ün 5'in lafı mı olur aramızda? 3'e 5'e bakmayın. Zuhal Hanım, benimkinden sanki bir şey çıktı. Bakayım. Bir şey çıkmadı Zuhal Hanım, şöyle bakarsanız. Kılçık? Hayır, kılçıktan bahsetmiyorum. Komple kılçık. Nasıl? Kılçıktan bahsetmiyorum. Nasıl bir şey çıktı? Saç gibi bir şey. Bir kılçık. Saç olmuyor. Kirpik. Yeminse kılçık mı? Kıl. Emin misin? Evet. Bir alabilir miyim onu? Evet, al bir bakalım. Şurada beyazın üstüne koy. Beyazın ya da kırmızının üstüne koy. Şu beyazı koy, fark etmez. Ben bakacağım. Kirpiği ben de düşmüştür muhtemelen herhalde. Evet, kıl gibi. Evet. Eminim kesinlikle kılçık falan değildi. Zaten siyahtı, beyaz da değildi. Aa, ben Zuhal Hanım o zaman tadına baktım. Daha yeterince dokunmayayım. Zaten bu kılçıkla da bu yenmez Zuhal Hanım. Bakar mısınız şuna? Hepsi kılçık. Hamsi aslında kılçığı bile çıkmaz. Çıkılmaz aslında şimdi, da. Ama evet. Tamam da o çıtır çıtır hamsiden bahsediyoruz. Şimdi, hani ya bunu ısınmanına da bulamanız gerekiyor da ayrıca. Bu kılçık. Nereden duydunuz onu? Arama motorunda öyle mi gördünüz? Hayır, genel olarak böyledir. Ben böyle biliyorum. Nerede genel olarak mesela? Rize'de. Rize'de yok. Hamsi, hamsili pilavda. Sanırım bu tercihen genelde böyle yapıldı çünkü şu güzelliği mısır unu kapatır. Mısır unu bulanır diye bir şey yok. İsteyen koyar. Ama biliyorum. Normalde yok, olmaz. Olmaz olmaz şartı değil zaten. Yok, ama hiç kimse bir şey diyemez. Ama beyaz. Burada da bende de bir şey çıktı. Beyaz ama. Beyaz. Tüy gibi. Saç. Saç mı? Çünkü vardı da çektim onu emin olmak için saç. Kırsa Muhammed Ali Bey'in beyaz saçıdır. Beyaz saç. Göstereyim hemen şöyle hatta. Ya onlar şeyin hamsinin içindeki ince kılçıklar. Onlar da karıştırıyor, olmayın. Lütfen şunu mu diyorsunuz? Aynen şöyle bir şey mi? Hayır, o kadar bakın. Saç bende yok zaten, burada bir sürü var. Çekiyorum çok... böyle, bu saç. Çekiyorum bunu, kopartıyorum ya, sana. Ya Emine Hanım, bunu da çekerseniz kopartırsınız. Kılçık olduğunu anlamayacak kadar... İnce kılçıklar mı öyledir ama? İnce kılçıklar var ama, lütfen. Hayır, ama balığın ince kılçıklarıyla karıştırmayın. Başak seninki de böyle değil miydi? Benim siyahtı. Yok, bence kılçık. Ben çayımı içmeye devam edeyim. Da var aynı şekilde. Nasıl olsa kıl mı var? Yani bu saç rengi çünkü, kılçık rengi değil. Kıl mı var? Kıl değil, kılçık. Ha, kılçık, ince kılçık. Evet, kılçık ayrı. Muhammed Ali Bey, çok merak ediyorum. Buyurun. Bu turpu bu şekilde niye getirdiniz? O turpu o şekilde. Bana bana, hani bunun üzerine bir hani tuzla bir olsaydı, bir limon sıksaydınız. Yani bunun manasını bana açıklar mısınız? O turp değil birincisi de. Hani bu şey, alabaş. Ha, alabaş. Ha, tamam. Değil mi? Alabaş değil mi? O alabaş. Tamam. Gene aynı turp tadında, turp türevinde tamam. Bir ürün. Burada soğan faciası var. Burada son bize acı bir derken balıkla en acı bir şey yediriyorsunuz şey yani. Buna hamsi niye limon yok? Yani bir tuzla bir olun bunu. Bu acı acı yenir mi sizce? Burada soğanı acı. Alabaş mı acı? Burada bunu yiyoruz acı. Alabaş acı değildir ya. Zölen turp acı, tadına baktınız mı? Bakmadım turbun tadına. Bir rica edersen bakar mısınız?
Yok. Hiçbir işlem yok. Sıradan almış, direkt önümüze koymuş. Dün Sultan Hanım'ın patatesini laf etmiştiniz. Bırakın da soyun herhalde. Şanlı. Alıp da manavdan bizim önümüze koyacak halimiz tamam. Yok yani. Arkadaşlar, ben bunu yemek yaparken de söyledim. Zaten sizin her türlü bana puan vermemek için çeşitli bahaneler üreteceğinizi biliyordum. Aferin. Ben hazırlık değilim. Ben çok sinirlenmeyeceğim. Dün sizin bana yaptığınız ben mi? Demin de dedim. Yani dün Sultan için yaptım o konuşmayı. Çünkü kimseyle Yıldız'ı barışmadı hemen hemen. Serdar hariç biraz. Onun dışında... sen de sivri bir insansın. Çıkışlarınız oldu birbirinize. Dedim ben yemeklerin önüne hiçbir zaman duyguların, düşüncelerin geçmemiş lazım. Ama geçiyor. Başak da bana göre birazcık kendisine verilen puanların intikamını alırcasına puanlama yaptı. Hepsini büyük finalde konuşuruz. Eyvallah ama neticede yemekleri yarıştırıyoruz. Yani hani biraz burada bir çene yarışına döndü bu hafta. Maalesef espri yarıştırma, çene yarıştırma falan filanlar. Ama yemekleri de unutmayalım bu arada yani. Bugün konuşalım bunu daha tabii çok ki. Yapalım çünkü. Peki. Emine seninle başlayalım. Hem sili pilavı anlat ve salatayı. Ben bundan dolayı çok şey oldu. Ama böyle... kıldı olup bak onda emin değilim. Yani onunki birazcık. Çıktı. O yüzden iki kaşık aldım. Kıldı kirpik gibi bir şeydi ama seninkini tam göremedim bilemeyeceğim. O yüzden iki kaşık aldım. Tatlılık dediniz. Benim pilavıma tatlılık var dediniz de burada da hafif bir tatlılık var. Ya ama kuş üzümü var ya. Kuş üzümü var ya ama bir de şekerli gibi değil. Bir şey ağzımda böyle bir kıtırtılı oldu. Herhalde o çam fıstığından kaynaklı. Evet çam fıstığı da yeterince kavuramadınız mı anlamadım. Ne yapmadın mı? Kavuramadınız mı anlamadım yeterince diyorum. Pilavı mı? Hayır çam fıstığını. Çam fıstığını yeter. Çam fıstığını ben sıcak suya bile koydum. Ya bunda normalde... Dedi, sıcak suya niye koyuyorsun yumuşasın diye koydum dedim. Çam fıstığı böyle birebir böyle... Çok varsa bakayım, içinde bir tadına bakalım. Çiğ badem de olması gerekiyor normalde. Nasıl olması gerekiyor? Çiğ badem. Çiğ badem olması gerekiyor. Çiğ badem. Bazıları... Arama motorunda bazı bir şeyler okudunuz. Hayır, evet her okuduğunuz tarife de inanmayın arkadaşlar. Çiğ badem diye bir şey olmaz yahu. İsteyen koyar. Ben şu anda bir çam fıstığı yedim. Bunu az koydum ki şeyini bozmasın pilavın şimdi. Ben hayatımda belki 10 kere gitmediysem Trabzon'a gitmişimdir. Her seferinde de hamsili pilav yemişimdir. Veya işte Karadeniz'de bir sürü bakın. Yere gittim. Karadeniz'in her yerini dolaştım bu arada ta. Yani Erzurum'a Ulutuyor'ya kadar gittim. Hiçbir yerde de badem görmedim abi senin pilavda. Koyar insanlar koyar. Öyle tarifler de koyarlar internet ama siz her bulduğunuzu kriter belirlemeyin. Kaju koymuştu mesela bir şeye. O değişik bir şey. Olabilir, o kaju olacak diye bir şey yok tabii. Peki. Pilavın pişmesi, balığın lezzeti olmuş mu? Pilav çok yağlı. Hmm. Fark eder. Balığın yağı herhalde pilava geçmiş. O yüzden çok yağlı. Evet. Turp zaten sossuz. Sultan Hanım'ın gününde bize tuzsuz ve sossuz getirdiği için laf söylemiştiniz. Ben başarı bulmadım. Özür dilerim orayı alamadım. Sultan Hanım'ın gününde Sultan Hanım bize patatesleri ve kırmızı biberleri, vişneleri sossuz ve tuzsuz getirdiği için laf söylemiştiniz. Öyle hatırlıyorum tuzda ben. Tuzda sıkıntı mı var? Evet. Şu yani tuzlamamış. Pilavla alakalı bir şey söylemiyorum. Çok onlar alakalı bir şey söylüyorum. Onlar süs süs. Bunlar ben biraz daha böyle güzel gözüksün diye koydum yani oraya. Zaten İster yersiniz ister yersiniz. Biraz daha yağ var. Baharatları eksik o kadar fazla ki. Ahmet Ali Bey. Tuttan eksik bulmaya çalışmayın lütfen. Ya lütfen bu kadar gergin olmayın. Biz kendi günümüzde sizle gayet düzgün bir şekilde iletişim kurabilmiştik diye hatırlıyorum ben. Ben gergin değilim siz diye. Çok gerginsiniz. Zaten hayır, siz... laf yetiştirmekten servis de yapamıyorsunuz. Siz kendinizi... Pilavınız yağlı. Siz peki. Kendiniz... Salata nasıl? Bir sen yemeğini yazdın zaten yemek farkına soğanın acılığı zaten geliyor tat. Domateslerin bazı beyaz parçaları bende de var. O yüzden ben beğenmedim. Peki. Serdar? Valla ben çayımı beğendim. Çay güzel olmuş. İyi demlemişsiniz. 20 dakika demlemişsiniz sanırım. Bunun yanı sıra dediğim gibi zaten komple kılçıklı bir balık. Balıkçıya yıklattım diyorsunuz. Kafasını aldırmışsınız bari kılçıklarını da aldırmanızı isterdim. Evet. Bunun dışında pilavların tatlılığından bahsettiniz. Evet. Hep tatlı tatlı. Bunun içinde... Aynı şekilde sırf tatlı tadı geliyor. Aynı geçen gün de söylemiştim. Bildiğin midye içi gibi bir şey yapmışsınız. Hiç beğenmedim. Şu pilav size midye tadı var gerçekten. Doğru mu? Hiç beğenmedim. Evet, bunun yanı sıra da bunun yanı sıra da hiçbir işlem yapmadınız. Yedim. Hiçbir işlem yapmadınız. Bir sebzeyi de dalga geçer gibi bizim masamızı tabağımıza koydunuz. Dalga geçer gibi değil. Tabak nasıl? Çok boş kalmasın diye. Ne yapalım o zaman? Kuru yemiş de koysaydınız o zaman şöyle mi yapayım? Şunları şöyle kenarlarına bırakayım biraz daha. Benim adam şeyime neden laf yapıyorsunuz o zaman? Peki salata nasıl? Salata normal standart bir çoban salata ama domatessiz bir çoban salata olmuş. Soğan salatası yazsaydınız daha sağlıklı olurdu. Evet, beklentimiz o şekilde olurdu. Ben onu anlamadım yani. Muhammed Bey tabağınıza bakar mısınız? Tamam. Allah'ın üstü komple salatalık soğan 3-4 tane domates gözüküyor sadece. Nasıl 3-4 tane domates kamerayı doğru tutun lütfen. Soğan ne fazla. Kaç domates doğradın salataya? 4 tane yanlış değilse. 4 tane de az buz değil mi? 4 tane olmasının imkanı yok. Çeri domates mi acaba 4 tane? Yok. Size salkım domates aldım. Hafif kokusu olsun, güzel domates olsun diye ben size salkım domates aldım. Normal domates bile almadım. Zuhal Hanım. Biraz böyle çayımı çok keyifli içiyorum bugün biliyor musunuz? Afiyet olsun. Evet Sultan sendeyiz.
Ben çoban salatasını domateslerinin soymasını beklerdim. Çünkü ben bayağı uğraştım ve domateslerimi soydum. Hmm. Ama Muhammed Ali Bey soymamış. Evet. Soğanları da fazla buldum. Evet. Onun haricinde sunumunu beğendim. Balıkların biraz daha kızarmasını isterdim ve kılçıkların çıkarılmasını isterdim. Evet. Pilavda da zaten midye tadı alıyorum. Onun haricinde midye tadı. Evet, midye. Allah Allah. Midye yani, tadı nereden geldi? Limon sıkıp şimdi balığın tadından dolayı hani yok, hayır. Bir şey mi kapıyor? Limona ihtiyacınız yok ki. Bak şu salatadaki sosu görebiliyor musunuz? Bu evet, sostan o kadar ekşi ki zaten. Bundan bir kaşık alın. Pilavın sosu güzel ya. Dökün. Sosu tamamdır. Midye dolma niyetine yersin. Emine Hanım işi çözmüş. Sosu güzel. Onun için zaten bunu yanına bunu koyduk. Bravo. Aynen çok başarılısınız. Çok yani daha harika bir şeymiş ya. Onların ellerinizle Keşke başka yanında bir de limon servisi yapsaydınız. Nasıl olurdu ama? Hazır olsun. Elleriniz... Gerçekten yani ben şimdi keşke bunu çok buraya döküp böyle mi servis yapıyor? Böyle mi yiyeyim bak, yani? Buradan yiyoruz ya, ondan sonra ondan yiyorsunuz. Birleşiyor. Yani siz dediniz yani ya, bir şeyle belki, beraber yiyeyim sosu. Siz belki böyle yiyebilirsiniz. Muhammed Ali Bey böyle yapsan oluyor mu? Uygun bir şey değil. Ya salatayı alıp içine koyup o şekilde bir de öyle deneyim. Bakalım. Başa dinleyelim o sırada. Evet, salatada zaten az önce göstermiştim. Domateslerin beyaz kısımları duruyor. Soğan da acılık vermiş. Onun haricinde ben lezzetli buldum açıkçası. Valla ben de lezzetli güzeldi buldum. Güzeldi yani. Yani niye lezzetsiz buldunuz anlamadım. Gayet hamsili pilav mı? Evet hamsili pilav yani. Yoğun Hanım. Ben bunlar... niye beğenmediler anlamadım hamsili bak, pilavı. Bunlar... Yani ben öyle midye tadı çok tatlı yeteri kadar koymuş. Yani ben de mesela kendi tabağıma bakıyorum öyle bir iki tanesini yemiş olsam fazla da yani üzüm de görmedim. Bana öyle gelmedi. Ben salata ile ilgileştirme yaptım ama yemeğim başarılı bence. Eline sağlık. Yani evet bir tık daha belki... Hani balıklar pişebilirdi, bir tık daha kızarabilirdi. Evet. Kesinlikle. Onun dışında bence güzel. Ya yani bana öyle çok kılçık da gelmedi. Azıcık tabii ki eyvallah balıkta kılçık çıkmaması lazım ama hamsi pilav hamsi ama seninkinde biraz fazlası evet. Çıkmış. Ya bunlar bana kurulmuş, tamam mı abi? Ben hiç agresif olmamama rağmen Emine Hanım diyor ki çok agresifti, çok agresif. Çünkü orada kurulmuş zannediyor ki bu çok agresif olacak, ben oradan alacağım. Bari ben lahmacunumu yeseydim burada. Orada bir lahmacun vardı. Bir tane yemek istedim böyle. Yani. Aa, bak zulalamış su burayı eserler. Ben mutfağa geçip alayım ya lahmacunumu. Bulursan alırsın. Mutfağa, o ona gömmüştür. Ben mutfak kontrolü de yapmadık zaten. Bir gidin kılçıklı bir mutfak kontrolü yapalım bence. Oo. Kılçıkmış bir mutfakta bir saniye, bir mutfak kontrolü bence yapılabilir. Berberimi bir göndereyim de. Berber Bey çıkabilirsiniz siz. Kılçıkmış. Gidiyor. Berber de kılçığı yapacaklar. Sen mi gidiyorsun? Mutfak kontrolü yapacağım. Ama ona izin aldınız mı yarışmacıdan? Hayır. Muhammed Ali Bey bırakır mısınız bırakma. Ya? Yok kesinlikle öyle bir şey yok. Zuhan Hanım da izin vermedi öyle bir şey yok. Hayır izin vermesine öyle bir şey ama yok. Siz benim masamda bunu öyle yaptınız. Bir şey yok. Ben ama çay siz içtim. Benim masamda bunu hayır, yaptınız. Yemek. Ben o yemek ayrı bir şey. Çay, yemek ayrı bir hayır, şey. Kesinlikle çay ayrı bir şey. Hayır ben çay yok. Zuhan Hanım bir müdahale etme imkanınız var mı? Sen hadi. Kendi kendine o sayta düşürdün. Kusura bakma. Çayını içersen 4 gün 5 gün onlar da böyle şeyler yapacaklar tabii. Yok hiç sorun değil. Ki ben tasvip etmedim. Gene söyleyeyim. Çayı da tasvip etmedim. Zaten bugün günlerde sorun neyse bırakın da lahmacun yesin o zaman hanımefendi. Hanımefendi az önce mısır ekmeğini eliyle yiyemiyordu. Yani sizin mısır kahvaltıda evet kullanmıyorum ama şu an bunu rahatlıkla yiyebilirim. Çünkü lahmacun böyle yenildiğini biliyorum. Evet. Az önce çok kibardınız, mısır ekmeğini elinizle yiyemiyordunuz. Şimdi lahmacuna yumulmuşsunuz. Ay sonunda karnım afiyet doydu. Olsun. Sultan ama Hanım şimdi... lahmacun nasıl güzel ama mi? Ama şimdi onu da yapmış daha yemek gelmedi. Sultan Hanım bize de bir tane lahmacun bak, lütfen. Bak. Şimdi Zuhan Hanım tabii ki Zuhan gördüğünüz üzere benimkinden kıl çıktığından dolayı ben aç kaldım. Kızlar alır mısınız? Ben de alırım. Bekleyin servis tabağı açayım o zaman size. Bugün günlerden bizim günümüz galiba. Bölmemi ister misin? Olur. Muhammed Ali Bey. Büyülüyor. Bölemedim. Baya lahmacun yiyorlar sadece burada. Sadece neye tatlı varım arkadaşlar ya. Tatlı yiyeceğiz ya lütfen. Sadece... Sonra yersiniz. Sonra bırakın kızlar. Muhammed Ali Bey'e de bir yarım ayırın. Ayıp olmasın masasında aç kalmasın. Sadece neye yanıyorum biliyor artık. Musunuz? Ver bizim ekibe yolla. Sonra yersiniz. Arkadaşlar. Tatlı getireyim mi? Alın şu lahmacunu buradan. Kesene bereket sultan. Afiyet olsun. Bak bırak onu tatlı geldi. Sonra ben yersin. Açım, ama aç karında tatlı yenilmez ki Zuhal Hanım. Bari bunu yedikten sonra tatlı mı başlayacağım. Yeseydin hamsili pilavını bana ne? Sar peçeteye ver sonra yersin. Olmaz şimdi ayıp olur. Tatlı geldi. Her şey karıştı. Fındık var, tatlı var. Orada bir toz şeker var, çay var. Zuhal Hanım ben kendim süsleyebilme imkanım var mı?
Gayet mantıklı. Güzel olur aslında. Ben de. Mahmut Ali Bey. Gayet mantıklı. Belki bunları tatlıyı ben süslüyorum, bilginiz olsun. Görsel olarak şöyle yapayım. Önce bence koymadan evvel... Şu köşeden, evvel, köşeden hemen bir tıkalım. Arkadaşlar şimdi o fındıksız servis etti. Önce Pepeçro'dan lütfen fındıksız yerinden yiyin. Bravo. Sonra isterseniz fındıklıyı. Fındıklı yiyebilir miyiz diyorlar da önce fındıksız. Nasıl? Çayımızı yenileyebiliyor muyuz? Efendim? Çayımızı yenileyebiliyor muyuz? Tarkın yanına iyi gider de. Tabii. Sen git kendin yenile istiyorsun. Artık da kaldırmayın adamı. Artık mutfağa alıştık zaten. Bugün mutfak günü sanki bendeydik. Ama bu kadar 200'lük demeyeceğim. Belki biraz ağır olacak. Böyle bir çifte standart diyelim. Standartlı hanım ben görmedim. Şimdi az önce mısır ekmeğini elle mi yiyeceğim dedi. Şurada lahmacunun yumuluşunu bir görseydiniz. Gördüm. Böyle bir şey haklısın olmaz. Haklısın dedim. Böyle bir şey olmaz. Zaten olay da oradan. Ben dedim ya elle mi yiyeceğiz. Lahmacun olsa elle yemeyecek misiniz? Zaten olsa da yesem dedi. Sonra lahmacun geldi. Şimdi bakacak olursak aslında hadi bu haftaki yemeklerle mukayese edelim. Aslında yapılış aşamaları açısından hamsili pilav da sizinkilerden çok daha basit değil. 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 Ben, niye basit zaten, dediniz? Yok ben basit bir saatte demedim. Yapılır dedi Emine. Bence yapılır hepsi. Hepsine? Evet. Bence. Muğlama, mısır ekmeği, fasulye, kadar peynirini burada yaptı. Muhammed Ali Bey'in menüsündeki... mi getirdi yoksa efendim? Normal olarak hamsiler temizlenmiş bir şekilde mi geldi yoksa kılçıklarını kendisi mi ayırdı? Hamsileri kim tuttu denizden diye sormanızı bekliyordum ama. Muhammed Ali Bey. Biraz eğer siz sen yakalamadı şuradan Beykoz'dan tutaydın. Muhammed Ali Bey eğer balıkları siz ayıklamadıysanız ne yapacağız, biz balıkçıya mı puan vereceğiz? Balıkçı Resul abime puan verin. O da bizdendir. Yani adresini verin siz. Biz giderken onlara da bir puanlama yapalım. Olur mu? Çağırırız. Resul Bey'i çağırırız. Zuhal Hanım müsaade ederse. Kim? Resul abi bizim. Tamam, o zaman balıkçı. Yarışmaya onu alalım. Senin balıkçından mı hamsiler? Şu an evet. Ellerini kullanıyor kaşarları doldururken. Elini kullandığımı kenara koydum. Ellerini kullanıyorsun lütfen şu kendi anda. Önünüze bakın. Ben onları aldım attım. Olur mu ablan? Hijyen yok bir çünkü kere yani. Çünkü siz şimdi bakmayın itiraz edeceksiniz. Diyeceksiniz ki bunun heyecan canında yapıyor. Tel var. Çünkü hayatınızda, yani bakmayın buraya hayatınızda muhlama yememişsiniz için bu hayatınızda tel veriyor. Hayatınızda muhlama yememişsiniz derken elinizle koyuyorsunuz. Elimle koymadım. Biz sizin kamera bak burada kamera var. Görüyorum ben elimle koydum. Elinizle kaşarları kesip içine elimle atıyorsunuz. Elimle kaşarları kenara koydum. Muhammed Ali Bey biz bunları misafirlerimize boğazda servis ediyoruz. Dikkatinizi çekerim yani. Ya da kahvaltıda. Evet avcı böreği gibi değil mi? Tabii ki. Elinizle koyduğunuz bakın ama şu anda da uzatabilirsiniz kendiniz uzuyor. Elimle koymadım orada kamera çekiyor elimle koyduğumu kenara aldım ben. Gördüm çünkü ama siz... ben buradan. Şimdi yapması lazımdı aslında şovunu da. Evet. Süresi geçiyor diye acele etti herhalde. Evet şu an istediğimiz kıvama geldi. Bu bir şey soracağım. Bu et yemekleri falan yapanlar antikotlarını falan filan kendileri mi doğradı, kasapta mı doğrattı? Ha, biz bunları hiç sormadık. Siz kendiniz mi doğradınız? Şimdi balıkla ya, bu bir değil sormadık. Muhammed Ali Bey. Balıkla bu bir değil yani mantıken. Nasıl balıkla bu bir değil? Ya o zaman gidip eti de kesip ha, getirmemiz daha, mi gerekiyor? Balık daha zor eti doğramak bir şey değil ki. Muhammed Ali Bey ya bunu biz nasıl yiyeceğiz davet sofrasında onu da düşünüyorum şimdi. Neyi? Nasıl? Bunu görsel olarak şimdi nasıl yiyeceğiz rahat bir şekilde davet sofrasında? İşte bunu rahat bir şekilde yiyemeyeceksiniz çünkü yani bunu yeme stili o değil aslında. Bence bak şimdi ben şu telleri uğraşıyorsun beni şu telleri almak yiyeceğiz? Zorunda kalıyorum ama bunlar ya alınmaz aslında. Mecbur surette almanız gerekiyor ya yani şu an Muhammed bu sofrada. Muhammed Ali Bey ben sizi bugün bir çok yani gergin gördüm. Tam tersi ya ben çok gayet rahatım. Hayır baksanıza bence kızardınız. Bence gayet de gerginsiniz. Bak ben doladım ekmeğime. Yok olsun ha. Gözlerinizin gerginliği. Afiyet olsun. O sizin gözlerinizin gerginliği. Ben çok rahatım. Ya o kadar Serdar Bey ekmek alabilir miyim? Telli oldu ki tabii artık ki. Ben bunu tabağa koyamıyorum. Sus. Yok, beraber bir şey yok burada. Zaten kaşık çatal yok. Ekmekle yiyelim direkt. Ekmek banalım bunları yani. Arkadaşlar, kaşık çatal var önünüzde. Özür dilerim Muhammed Ali ve sevgili seyirciler ve yarışmacılar. Şimdi arkadaşlarım uyarınca ben dayanamadım, daldım. Yarışmacıyı beklemek zorundaydık aslında. Ben özür diliyorum herkesten. Çok özür dilerim. Muhammed Ali ben görünce... Mıhlamayı daldım ha, yedim. Yani Zuhal Hanım... Seni vallahi beklemeyi unuttum. Zuhal Hanım'ı beklemeyi unutturacak kadar güzel bir şey sonuçta bu. Ama şimdi bu donmaması lazım ya, hemen aynen yenmesi öyle. Lazım. Hadi siz de yiyin. Gelenler bana yesin. Dedim ama bir tek yetim, sultana gelmiş. Yetim gibi ben Zuhal Hanım'ın tabağına bunu. Bakıyorum. Estağfurullah. Ay vallahi hemen, ben bu da hemen yenmesi gibi, özür diliyorum sevgili zaten izleyenler. Zaten sıcak yenmeseniz mıhlama yiyemeyiz ki, donmuş bir mıhlama evet, mıhlama değildi. Bu yemek için ben ondan yedim ya, unuttuğumdan değil yoksa. Bu hemen yenir diye daldım Muhammed Ali, özür efendim. Dileriz. Buyurun efendim. Bu donmadan yenmesi lazım, gelenler yesin. Biliyorum ama ben yine racon tutsun diye çok evet. Koydum. Sabah kahvaltısı yapıyorum. Size göre koysaydım. Kahvaltıda siz yiyorsunuz bunu. Kahvaltıda bu arada çok ekmek tüketir misin? Ekmek alabilir miyim? Hemen getireyim ben size. Var işte ekmek. Yapalım.
arkadaşlarım için de. Ama ne mutlu, ben bu masada ilk kez ekmek yedirdim ya bu insanlara. Ne mutlu bana. Sabah kahvaltısında bence herkes kullanıyordur ekmeği. Sürekli algı yapıyor Muhammed Ali Bey ya. Gerçekten sürekli algı yapıyor her konuda. Ödülde de 75 bin liraya aldığım zaman da her öğrenciye burs vereceğini söylemişti. Ondan sonra ben yemek yediğim zaman benim tabağım eleştiri yaptı. Her konuda sürekli algı yapmak zorunda değilsiniz. Ne yapsın, şovunu yapamadı, algı operasyonu yapıyor. Konuları değiştirmeye çalışıyor. Ne algısından bahsettiğiniz anlayın, orayı tam duyamadım. Buyurun. Muhammed Ali Bey, çaylar nerede? Sen de başla. Ekmeğimizin devamı var. Çaylar. Çay. Oy. Çay. Masada çay içmek yasak. Nasıl yasak? Aa, neden benim masamda o zaman içtiniz? Sizin masanızda siz hakim oluyorsunuz da ben bu masaya niye hakim olamıyorum? Siz bizden izin aldınız mı? Ben kendi masamda hakim olamadım ki. Ben kendi masamda hakim olamadım. Sizin yaptığınız bir saygısızlık. Muhammed Ali Bey, siz bizde dalga mı geçiyorsunuz? Yani ilk günden zaten beri uzandım. Alıyorsunuz termosunuzu, arka arkaya çay içiyorsunuz, kendi gününüzde yok. Yok bir de işin... Dün benim de en uyması gereken ben bardağını... Evet, yani gündüz! Termosunu aldığıma rağmen... Çayları yine bizim için yasak etti. Gündüz bana çok yardım etti. Öyle mi? O mıhlama için yardım etmiştir. Al al. Herhalde yemezsiniz diye düşünüyorum. Yok yok, afiyet olsun. Yardım ettiyse o zaman Muhammed Ali Bey'in yapacağı bir şey kalmamış. Ya, evet, sen ne açıdan yardım ettin bakayım? Moral olarak psikolojik destek verdim. Tabii mıhlamayı görünce sabah kahvaltısını herhalde Gürbüz de Gürbüz seviyor. İyi yere yatırım yapar, o bilir işini. Muhammed Ali Bey, kahvaltının yanına çay alabilir miyim lütfen? Çay yokmuş. Muhammed Ali Bey. Ben sabah kahvaltısında çay olmadan yapamam. Hadi gel otur sen de ye. Muhammed Bey bizim bütün masalarımızı sabote etti. Çayıyla bizim masa yorumlarımız bile doğru düzgün olmamışken onun çayı sürekli gündemdeydi. Hele ki dünkü masada Sultan Bey'in masasını yeterince sohbet etti ve... Sultan Bey, Serdar Hanım, bu hafta herkes sadece isimleri değil, cinsleri de karıştırdınız, cinsiyetleri. Evet. Görebiliyorsunuz. Ben yaptım vallahi. Görüyoruz, evet, kopuyor. Tamam. Kopuyor. Hı-hı. Ya bu uzaya mı çıkacaktı? Çıkartanı da gördük ya. Dünya rekorunu kocaman şov yapıp bunu gördük. Dünya rekoru kırmaya geldim. Evet, size. Artık biraz toparlayalım güzel yemek yorumlarına. Güzel bir muhlamayı yedirmeye geldim. Evet, Serdar seninle başlayalım. Nasıl buldun? Bir tık tuzu az. Hı-hı. Bana sorarsanız lezzet olarak iyi. Güzel. Söylemek gerekirse. Sadece bir tık tuzunu fazla, biraz daha fazla koymuş olsaydı çok daha lezzetli bir muhlama yemiş olacaktık. Peki. Emine? Ben daha iyi. Hiç yemedin mi? Şey, bunu alayım bir yorum yapacağım. Tadına doyamadı herhalde. Aa, o zaman buyur, seni hiç bölmeyelim, hayır, sultana geçelim. Dur, daha yiyormuş, kızın keyfini bozmuyor. Ben de keşke başlangıçta krep falan yapsaydın. En azından arkadaşlarım sabah kahvaltısına dahil olurlardı. Evet, tadı lezzeti güzel ama ben bunu normal bir menüden saymıyorum. Sabah kahvaltısı diye sayıyorum bunu. Sabah kahvaltısı niyetine yiyin, şifa olsun. Çayımız yok ama. Sen de bu kadar çay iç dedin, içtin. Ben olsam bunun yanında bir çay ikram ederdim, namı yürürdüm. Bize saygısızlık yaptınız. Hak ediyor mu diye şey yapıyor. Aa, çay hazır da hak ediyorlar mı diyor. Benim masamda siz de hak etmiyordunuz. Muhammed Ali Bey, Sultan Hanım'ın masasında neler yaşadık sizin çay sevdanız yüzünden? Yani benim masam üstünde bugün bize çay vermiyorsunuz. Masamı sabote etti. Sen beğendin tadını, sadece başlangıç için uygun görmedin. Başak sendeyiz. Ben bir şey söylemek istiyorum Muhammed Ali Bey. Çay içmeden mi duracaksınız? Ben şaşırdım şu anda. Aa, evet. Evet. Benim için o bize anda, özel olduğu için şu an kendi gününde yapmam. Davet edeni benim ya. Evet. Benim önceliğim sizlere güzel sunum yapabilmek, sizlere güzel hizmet edebilmek. Evet. Ben çayımı bir ara alırım. Öncelik siz tamam. Bir... Tamam, biz de davet masasını, biz de çay içmek istiyoruz sizin gibi. Peki, bir Başak'ın yorumunu duyayım. Çok serttik. Davet menüsüne uygun değil ama ben beğendim. Tadını beğendim. Mıhlama evet, performansı alıyor musun? Evet. Önemli. Peki, sendeyiz şimdi Emine. Vallahi Emine beğendi, dur. Tuzsuz. Biraz tuzsuz ama lezzeti yerinde. Sadece davet masasına ben de uygun olmadım çünkü gerçekten kahvaltı menüsü. Hanımefendiler, beyefendiler, 75 bin lira ödülüyle fark yaratan Zuhal Topal'la yemekteyiz de lezzet ve rekabet dolu haftanın 3. günü başlıyor. Bugün masa düzeni konusunda çok hassas olan ağrılı yarışmacımız Fatma ile beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gürbüz. Ve 3. gün yarışmacımız... Fatma. Yanındaki güzel hanımefendi kızın herhalde. Evet, dünyalar tatlısı kızım. Eda. Edacığım hoş geldin. Vallahi birbirinizin kopyası gibisiniz. Ya öyle bu... mi? Ne mutlu bana. Şöyle bir yan yana göreyim sizi. Maşallah size. Vallahi boyun kadar kızım var Fatmacığım. Boyum yok ama... Şaka bir yana aynı boydasınız galiba. O benden uzun, bende topuklu var. Eyvah! Bakayım şu topuklara. Kızın seni geçti desene. Evet geçti. Edacığım kaç yaşındasın? 18. İnanmıyorum.
Ya sen kaç yaşındasın alışkına? Ben de 36 yaşındayım. Kaç yaşında evlendin sorma sahip? 17 yaşında. 17 yaşında mı? Ya niye bu kadar erken evlendin? Kısmet diyelim. Hala evli misin? Değilim. 9 sene sonra bitti. Eda tek çocuk mu? Tek çocuğum. Maşallah. Edacığım okuyor musun? Yok hayır. Lisem bitti. Bu sene mezuna bıraktım. Şimdi de hukuk için hazırlanıyorum. Hukuk okumak istiyorsun. Bence sen başarırsın. Bence de. Avukat, hakim ne olmak istiyorsun? Hakim. Umarım hayallerin gerçekleşir. Fatmacığım bu arada çok şıksın. Öyle miyim? Şöyle bir bakayım sana. Vallahi çok hoş. Saçların da pek bir havalı. Yani... Kuaför oldum belli olmuyor mu? Vallahi ta uzaktan bile belli oluyor. Yalnız doğal bir kuaför. Kolay kolay bulamazsın. Benim saçlarım nasıl ama? Efsane. Çok temiz bir sarı. Çok temiz. Beğendin mi? Çok beğendim. Kuaföre gitmeme bile gerek yok değil mi? Bu arada Edacığım, dövmeler gözümden kaçmadı. Ne yazıyor orada? Annemle kardeşlerimin doğum tarihi. Kardeşlerin mi? Evet. İki de kardeşi var. Ha babadan mı? Babadan. İkinci bir evlilik. Şu dövmelere yakından bakayım. Şimdi bunlar kimlerin doğum tarihi? Burada annemin doğum tarihi. Burada da kardeşlerimin doğum tarihi var. Sende de dövme var mı? Var. Neler var göstersene. Yıldızlarım var. Benim için anlamlı benlik. Evet, bir de burada bir yazım. Ne yazıyor orada? Güçlü ol, pes etme. Fatmacığım, bize kendinden bahsetsene. Neler yapıyorsun? 36 yaşındayım. Aslen Ağrılıyım ama Van doğumluyum. Van Erciş doğumluyum. İstanbul'da büyüdüm. Bir evlilik yaptım. 9 sene sürdü. Daha sonrasında yürütemedik. Medeni bir şekilde bitirdik. Daha sonra ben kızımla birlikte hayatımın geri kalanına devam ediyorum. Peki kuaför dükkanını sen mi işletiyorsun yoksa bir yerde mi çalışıyorsun? Butik bir salonum var. Hani randevu sistemiyle çalıştım. Minimal ama çok şirin bir dükkanım var. Tek başıma çalışıyorum. Ne güzel. Çok keyifli ama biliyor musunuz? Erkek müşterilerin de var mı? Ben gelsem olur mu mesela? Karma. Karma mı? Karma. Erkek müşterilerim de var. Evet. Annen iyi bir kuaför mü? Evet, gayet iyi bir kuaför. Peki iyi yemek de yapıyor mu? Yapıyor tabii ki. Hadi canım. Nasıl yemekler yapıyorsun bakayım? Ben mi? Ya ben işte Eda'yı büyüttüğüm için bilmediğim her şeyi öğrenmeye çalıştım yemek konusunda. Çünkü onu beslediğim için sürekli bir şeyler deneyeyim daha güzel sağlıklı beslemek için. Ben her çeşit yemeği yapıyorum ve kendime de güveniyorum. Dünya mutfağına mı yoksa yöresel yemeklere mi daha hakimsin? Ben daha çok doğu yemeklerini hem severim hem bana hitap ediyor zaten. Ve daha rahat yapıyorum. Daha da güvenli bir şekilde hani bildiğim için daha rahat yapıyorum. O yüzden... dünya mutfağı değil de yöresel. Peki bugün yemeklerinin hakkını verecekler mi sence? Ben hakkını vereceklerini düşünmüyorum çünkü benim menümün yanına çok basit menüler çıktığı için kendilerini biliyorlar ve beni kötülemek için her şey yapacaklar. Kabul etmeyecekler eminim. Dünkü aşçı oğlumuz Kerim hakkında ne düşünüyorsun bakayım? Röportajlarda da söyledim ama maalesef çakma. Yani daha yeni gelişiyor bence o. Daha eğitim almasını falan gerekiyor. Ya çok fazla eğitim alması gerekiyor. Vallahi iki gündür puanlar 4-5 arasında gidip geliyor. Ya bugün sana da 4-5 verirlerse? Haksızlık olur evet. Bana. Haksızlık olur. Yani çok uğraşım var. Çok fazla uğraşacağım ve gerçekten güzel yemeklerim var. Hani diğer iki arkadaşıma bakaraktan söylersek bana 5 falan çıkarsa çok büyük haksızlık olur. Masada hakkını arar mısın? Ne diyorsunuz? Yani zaten dün, iki günden beri Canan Hanım hala dolu bana karşı konuştuğum için. İstediği kadar konuştum. Ben ne gerekiyorsa söylerim. Peki iddialı mısın? Tabii ki iddialıyım. Yoksa buraya gelemezdim ki. İddia benim adım ve bugün herkese ispatlayacağım bunu. Bugün o kadar güzel yemekler yapacağım ki şaşkınlıktan dillerini yutacak. Edacığım annen neler diyor böyle? Çok doğru söylüyor. En güzel yaptığı yemek hangisi? İçli köfte. Sabah kahvaltına bile yer. İçli köfteyi. Vallahi hiç göstermiyor. Kaç beden giyiyorsun Edacığım? 34 beden. Artık menüne dönelim mi? Tabii ki. Hadi bana menünü say lütfen. Menüm çorba olarak tavuklu şehriye çorbası. Ara yemek olarak içli köfte yapacağım. İşte bu. Vallahi senden bekliyordum. Bence bu hepsinin menüsüne bedel. Peki kızartma mı haşlama mı? Kızartma. Bana da yapacak mısın? Ben düşüneceğim. Nasıl ya? Bana iyi davranman lazım bunun için. Ya bir tane yaparsın artık canım. Tamam. Söz. Ana yemeğimiz nedir? Ana yemeğim beyti kebabı. Beyti kebabı mı? Yanında domatesli bulgur pilavı. Peki lavaşını sen mi yapacaksın? Ben yapmayacağım. Neden? Neden? Çünkü gerçekten boynumda ciddi bir boyun fıtığım var. Umarım yarışmada da beni yarım bırakmaz. Ondan çok korkuyorum. Tek korktuğum şey odur. Boyun fıtığın mı var?
ciddi bir boyun fıtığı var. Ameliyatlık durumunda ve çok zorladığı için lavaşı kendim açamayacağım. Hatta boyunluğumu da getirdim. Ara ara tutulma olursa ısıtabilmek için onu takıp biraz beklemeye alabilirim. Peki Beyti'yi fırında mı yapacaksın? Fırında yapacağım. Vallahi bunu çok eleştirecekler. Annen yapabilecek mi sence? Gayet güzel yemek yaptığı için hiç şüphem yok. Salatamız nedir? Gavur dağ salatası. Ve tatlı? Erzurum kadayıf dolması. Kadayıf dolması mı? Bravo! Eda ilk de kuaförüm, bu işler çok zor. Vallahi menün çok iddialı. Çok ama boynumdan çok korkum. O yüzden lavaşı çıkardım. O gün yaptım. Artık markete gidelim mi? Gidelim. Üstünü değiştirecek misin? Tabii ki. Daha rahat giymem lazım. Hadi o zaman vedalaşın bakalım. Başarılar. Teşekkür ederim. Fatmacığım, seni burada bekliyoruz. Hadi üstünü değiş, gel bakalım. Bana dedi ya, 75 TL'lik bir menü. Gitmiş bir kebapçıya oturmuş. Kebapçı önüne ne getirirse, aa demiş, ben bugün bunları yapayım demiş. Almış kebapçının menüsünü yapmış yani. Bari çorbayı farklı bir şey yap. Yani en azından ben ve Kerim Bey bir farklı bir çorba yapmaya çalıştık. Terşehir'e çorbası nedir ya? İçli köfteyi belirtmemiş, kendisi haşlamamı kızartmam ama yüksek ihtimalle kızartma geleceğini düşünüyorum önüme. O kızartma, işte kadayıf dolması kızartma. Yani her şeyde bir yağ oranı fazlalığı var. O yüzden menüsünü beğenmedim. Bir şef dün bu kadar kötü bir menü ortaya çıkarabiliyor, yetiştiremiyorsa Fatma Hanım bununla imkansız başa çıkamaz. Menüsü aslında baktığımızda güzel bir menü, şöyle güzel bir menü. Eğer tüm bu ürünlerin tüm inceliklerine dikkat ederek kaliteli bir şekilde yapar, eğer bizi çok şaşırtır, karşımıza gerçekten ateş yakıp bir kebap yaparsa tebrik ederim. Gerçekten adaletli bir şekilde puanımı veririm, bana vermiş olduğu puana dayanarak. Dün bana verdi o puanı, ben ama o adaletli davranıp yemeklerine puan veririm. Ama hiç zannetmiyorum ki Fatma Hanım bu telaşıyla, bu heyecanıyla, masada bile otururken o kadar heyecanlı bir insan, mutfağa girdiğinde kesinlikle o sürede yetiştiremez. O yiyeceklere dikkat edemez. Ve marketteyiz. Fatmacığım, neyle başlıyoruz? Manavla başlayalım hemen. Sever misin alışverişi? Tam benim işim. Fatmacığım, topukluları çıkardın galiba. Evet, boyum çok kısaldı değil mi? Yok canım, kıyafetin spor ya, ondan dedim. Kısaldı kısaldı, kabul ediyorum. Bu arada saçını da toplamışsın. Nasıl, iyi mi? Vallahi süper. Ya 2 dakikada nasıl topladın Allah sen? Yemek yaparken de böyle çalışacaksın değil mi? Tabii tabii. Bu arada araba kendi gitmiyor biliyorsun. Alsana yanına ya. Ben şuradan salatalık alacaktım. Kaç paket salatalık alacaksın? Şöyle bir tane alsam yeter. Mangal dedim, lavaş dedim. Evet, yaparsa değerlendireceğim dedim ama 2,5 saate bunların yetişeceğine asla inanmıyorum. Olur da eksik menü çıkarırsa, onlar nasıl benim masamda bana bir vermek için savaştılarsa ben de savaşacağım ve kesinlikle bir veririm eksik menüsüne. Manav reyonundaki eksiklerini tamamlayan yarışmacımız yumurtalara el atıyor hemen. Alican hakkında ne düşünüyorsun merak ediyorum. Alican, ay çok gereksiz bir adam ya. Niye ya? O kadar şov yapıyor ki, bir mutfağa dalmalar. Merhaba, sakinleştirin, gürbüzden kurtarın beni. Beyti kebabı yapacağım ve içli köfte yapacağım. İçli köfte ve beyti. Toplamda 1,5 kilo bana kıyma lazım. Tamam. Orta yağlı istiyorum. Kuyruk yağı varsa mümkünse ondan da eklerseniz sevinirim. Sepetim ya. Ne oldu? Ne sepeti ya? Arabamı aldım. Ne arabası? Ya araban orada işte. Senden önce kasaya gitmiş. Allah'ım. Buna başka arabam yok. Vallahi arabam bile senden hızlı çıktı. Evet. Bu arada yumurta aldın mı? Yumurtayı aldım. Ben dün o mutfakta yarıştım ve aşçı olarak yarıştım. Bunu söylemekten hiçbir zaman gocunmadım. Buraya öyle de geldim. İzleyen herkes zaten görür nasıl yarıştım, neler yaptığımı. Tamam, heyecana yönelik bir şekilde kameralar. Ben bu strese alışkın olmama rağmen bu şekilde çıktıysa, Fatma Hanım'ın İşte mutfağa sadece evde yemek yapmak için giren bir kadın olarak girdiğinde ben bunları yapabileceğini düşünmüyorum. Bence Fatma Hanım bu mutfaktan, bu menüyle sağ salim çıkamaz. O mutfağa gömülecek. Mutfağa gömülmezse muhtemelen önleri çıkaracak ve biz onu masada gömeceğiz. Peçete versene, kız bana. Kız mı? Vallahi panikten ne diyeceğini şaşırdın. Ay, süren çok az kaldı. Hadi hemen seç peçeteni. Ya yapma, tamam. Griyi de al istersen. Sadece gri al. Sana uygun mu, emin misin? Evet, evet. Eyvahlar olsun. Son 3 dakika. Fatmacığım, ne oldu sana böyle? Ay vallahi çok kötü oldu ki, yağlı kağıt. Fatmacığım, iyi misin? Neyin var? Çok stres yaptım. Son 2,5 dakika. Bırak Bulgur. Kız dur, ezeceksin beni. Ay lütfen. Koş hadi koş. Bak, ince bulgur hemen şurada. O da tamam. Başka ne kaldı? Yağlı kağıt. Ay. Yağlı kağıt arkada. Peçetelerin orada. Peçetelerin orada mı? Koş hadi koş. Ay. Son 1 dakika. Bak hemen mutfak bezlerinin yanında. Yağlı kağıdı söyleyin bana lütfen.
yağlı kağıtta tamam. Ay esas yağ almadın ya. Hadi hemen yağ da al. Ve son 10, 9, 8. Aldıklarını kasaya koyarsan yarışma biter. Kazan abi. Ve son 4, 3, 2, 1. Süren bitti. Ya ben vazgeçiyorum. Ay yok ki vallahi vazgeçiyorum. Zaten vazgeçmesen de süren bitti Fatmacığım. Hayır şaka yapıyor. Vallahi bitti. Üzgünüm. Çok ağladım bugün zaten. Maalesef buraya kadarmış. Yetiştiremedim. Bayılacağım. Vallahi bayılacağım seni. Ama seni çok uyardım Fatmacığım. Daha ne yapayım? Ben sana inanmıyorum. Fatmacığım üzgünüm. Ama beni hiç dinlemiyorsun. Hayır. Ciddi misiniz? Ya ben ne zaman şaka yaptım? Ya şaka yapıyorsunuz ya. Ya hayır ya. Fatmacığım dur nereye? Ya gerçek ben gideceğim. Tam beni eve götürün. Ben istemiyorum, yarışmayacağım. Çok uyardım seni ama dinlemedin. Gideceğim beni eve götürün. Fatmacığım ne taksisi? Bir sakin ol lütfen. Gel bir konuşalım. Ya sinirim bozuldu ya. Sabah da çok üzüldüm. Sabah niye üzüldün? Gel lütfen şöyle yanıma. Bir şey söyleyeceğim. Bana bakar mısın lütfen? Nasıl bakayım? Ya ağlama lütfen. Şaka yaptım Fatmacığım. Bu kadar ciddiye alacağını düşünmemiştim vallahi. Ya gerçekten ya. Ben o kadar çok inandım ki. Ya makyajım gitti ya. Affedersin. Fatmacığım gel lütfen. Hepinize. Gerçekten. Ya lütfen bayılacağım, vallahi bayılacağım. Çok kötüyüm ya. Bugün çok güzel yemekler yapmaya hazır mısın? Değilim. Bana tamam. 5 puan daha, 5. Sana var ya, kaç dakika veriyorum biliyor musun? Hazır mısın? Hı? Fatmacığım daha 5 dakikan varmış. Koş hadi koş. Hemen aldıklarını kasadan geçir. Daha eve gidip yemek yapacağız. Ya çok kötüyüm, ben nasıl yapacağım bu kadar yemeği? Yaparsın sen. Adaletli olacaklarını düşünmüyorum. Ben bugün en az 7-8 puan bekliyorum. Canan Hanım bu sefer utancından 5 verecek. Çünkü mükemmel, mükemmel dedi. En az 5 puan bekliyorum Canan Hanım'dan. Diğerlerinden en az 7-8 bekliyorum. Evet, 75 bin TL'ye bir gün kala yarışmacımız Ali Can'dı. Menüsünü tamamladı. Masası da tamamdı. Servislerini de aşmadı. Onun için 3'ten başlatabilirsiniz puan verirken. Buyursunlar açın lütfen tahtalarınızı. Ben de menüsünü hatırlatayım. İlk olarak mercimekli hamur aşı çorbasıyla başladı Ali Can'ın menüsü. Ara yemek olarak banyo böreği vardı. Ardından ana yemek olarak tavuklu bohçası, yanında havuç taratoru. Aynı zamanda közlenmiş kapya biberi. Meze olarak bir de kırmızı lahana yatağında nohutlu semizotu salatası vardı. Tatlısı da brownie'ydi. Dondurma eşliğinde sundu. Siz de puanlarınızı sunacaksınız birazdan ama değiştirmek isteyen var mı? Yok. Emin olmayan? Tereddütü olan? Yok. Emin değil. Yok. Peki. O zaman sana döneyim Ali Can. Kaç puan bekliyorsun? Böyle brownie ile güzel bir kapanış yaptın. Bir tekrar umutlar yeşerdi mi acaba? Yani ben en az 7-8 puan bekliyorum. Hı hı. Sadece Canan Hanım'dan en az 5 puan bekliyorum. Çünkü diğer 3 yarışmacıyla beni yine Canan, aynı tutamaz. Yine Canan. Bence yok. De tutamaz. Tutamamadığı için aşağısında bile bu vermesi gerekiyor puanı. Nasıl aynı ya tutamaz ya? Ya çok güzel diye bitirdiğiniz bir günün yani, sonunda bu cümleyi ya kuramazsınız. Ya her şeyi hazır yok, kullanmışsınız yok. Bir de konuşuyorsunuz. Bence konuşmayın. Çok güzel diye bitirdiğiniz şey bir hazır, günün sonunda bunu hazırı, cümleyi kullanamazsınız. Hazırı bile hazırlayamamışsınız tekrardan olmamış. Hazırladıklarımı bence. Konuşalım. Peki. Çünkü sadece tatlı. Birazdan puanlarda konuşacağız. İlk olarak da Kerim'in puanıyla başlatıyoruz açık oylamayı. Evet Kerim, aç ve yüksek sesle telaffuz et lütfen verdiğin puanı. Benim puanım kendisine 6. Oo. Niye verdiğimi de açıklayayım bu puanı. Bana göre pastacılık oldukça zor bir meslek. Yani tatlı yapmak, pasta yapmak bana göre çok maharetli bir meslek. Evet. Ve brownie gerçekten ben tatlı, yani çok çikolata tatlı seven bir insan değilim. Brownie gerçekten çok güzel bir brownie'ydi. Çok hı-hı. Beğendim brownie'sini. Kendisi 7 puan bekliyordu. Sırf akılla kalan son inzibası brownie oldu ve dediğim gibi diğer ürünlerin hepsi çok kötüydü. Yani ana yemeği, Kerim Bey, ben 3 puanı tatlıya mı verdim? Tatlı kaç puan? Ben 2 puanımı tatlıya, çorbanın da kıvamını ve tadını beğenmiştim. Tatlı evet, puan söylemişti. Ha, ben 2 puan vermek istiyorum tatlıya. Yani, kal. Böreğin de iç harcını beğendiğinizi söylemiştim. Ya ben işte Kerim Bey. İkisine çorbayla beraber, çorba mesela normalde çorbayı beğenmedim demek istemiyorum. Şöyle,
çorbanın hamuru çok böyle hamur gibiydi. Onunla hamur beraber zaten elle açılmış ya. Hani böreğin de dışı çok böyle kalındı, kesemedim. İç harcını beğendim. Onunla beraber ona 1 puan, 2 puan da tatlınıza verdim. Peki içli köfteyi puan. Çok beğendiniz dediniz ya. Onun evet. Uğraşı ondan daha da fazla. Neden o zaman ben, ona şöyle, hani 4 ya 5 bile değil. Bro, neden? Nasıl yapılıyor biliyor musunuz? Bir saniye ben ondan bir cevap alayım önce. Evet, evet, ben cevabını vereyim. Ben içli köftede brownie de yapan bir insanım. İkisini de yaptım. Benim şeyime göre brownie'nin kıvamını tutturmak, pişirmesini yapmak çok daha zor. İçli köfte ona, çok basit değil evet, mi? Evet, içli köfteyi en azından toparlayabilirsin, yediğiniz yapabilirsin ama brownie tek tepsiye dökülüyor ve patladığı anda toparlayıp ihtimaliniz yok. İçli köfte de öyle. Ama içli köfte büyük olurdu. Mesela siz ya küçük yapmayın, yapmışsınız. İki tane koydum içi, normal ama iki tane koydum. Ama normalde iki tane servis edilmesi gerekiyor. Hayır, yok evet, öyle bir şey. Yanına bir tane senin gibi uyduruk bir salata yapar koyardım o zaman okey derdim. Salata yok benim arasıcam. Daha onu bile algılayamamışsınız. Arası çakı değil, mezelerinden bahsediyorum. Görelim puanları. Canan'dan geliyor yeni puan. Evet Canan, paylaş bakalım şu. Tamam. Benim Alican Bey'e puanım 5. Beklediğim geldi. Ama gene iyi aldın. Yani 4'ün üstü. Kuralımı bozmak istemezdim 4-4'lük Canan olarak ama tatlınızı çok beğendiğim için 5 vermek zorundayım. Yani benim önüme 4 puan verip buraya 5 vermek biraz garip geldi Canan bana. Tatlısını yani çok beğendim. Bakın Zuhal Hanım da demin bize bahsetti, dedi ki eğer beğenip de puan vermezseniz bu çok yanlış. Ya benim de hiçbir ürünü beğenmemiş miydiniz? Ben bunu her gün söylüyorum Canan. Bugün yani, bunu dinleyeceğin tuttu. Bugün dinlediniz ve bunu şey yaptınız. Yani sonuçta ben bunu her gün söylüyorum. Kaç gündür 4 verdiğiniz için eleştiri olduğu için bence şu an 5 verdiniz. Kendinize taktik yaptınız. Hayır, dediniz hayır. Ki 2 gündür 4 veriyorum. Bugün en azından 5 vereyim ki artık konuşmasınlar. Bana 4 veriyorsun demesinler diye bunu yaptınız şu an. Ben öyle düşünüyorum. Kerim aslında. Bey, tatlının hepsini bitirdim. Evet, çorbasının ekşiliği ve böreğinin iç harcının lezzetine toplamda 5 puan uygun gördüm ve bu şekilde verdim. Teşekkür ederim. Bendeki hiçbir şey beğenmemiştiniz. Tatlı olsun, ara soğuk tatlımız olsun. Tatlımız kötüydü ya Kerim Bey, yani görsel olarak. Ama ana yemeği çok mu kötüydü Kerim'in yani, ya? Hani burada yemeği yanık bir ana yemeği yedin ya, o açıdan söylüyorum. Yani burada evet ana yemeği ama de çorbasının ekşiliği çok iyiydi. Sizin mesela çorbanızı beğenmedim. Ha tamam, çok mantıklı. Okey tamam, pardon. O gün tulum peynirini çok, yani tulum peynirini çok seviyorum da. Şimdi çorbanın ekşiliği yemeğin yanıklığını kapatmışsa buna diyecek bir şey yok. Senin için söylemiyorum, onun beyanlarına göre peki, söylüyorum. Peki tamam o zaman. Peki, evet şimdi Fatma'dan bir puan gelecek. Evet Fatma, senin de puanını öğreneyim canım. 4. Alican Bey. Yani bu kadar olmaz. Gerçekten dün gününüzü bitirdiniz ya. Hı-hı. Bugün ya çok hı-hı beğendim, tatlı muhteşem olmuş diye bitirdiğiniz muhteşem tatlınız demedim, güzel muhteşem olmuş. Muhteşem demedim, muhteşem demedim. Muhteşem sözü vardı. Demedim, yani dün ben demedim. Burada çıkışta bizi tehdit ettiniz. Ben demedim. Ben yarın size göstereceğim bunu. Dün mü? Evet. Siz gittikten sonra dedi ki ben bunun hıncını alacağım dedi ve şu an hınç oluyor. Beni dahil etti zaten en başta. Sonra siz ikiniz ayarınızı denk alacaksınız. Ben bunun hıncını alacağım dedi. Kesinlikle böyle bir şey Fatma Hanım. Bir saniye, bu başka bir iddia. Böyle bir şey dendi mi? Duydunuz mu? Ekip duydu mu? Hayır dendi. Şurada söyledi zaten. Aynen. Kalkarken tam burada söyledi. Siz duydunuz mu? Benim kadar yüksek sesle söylemedi ama söyledi. Yok, bana sorabilirsiniz. Dedim ki madem böyle haksızlık yapıyorsanız ben de hakkınızı vereceğim hayır, zaten dedim. Hayır, bu şekilde söylemediniz. Korkun benden dediniz. Ben dedim. Siz burada dinlediniz. Siz beni nasıl duyabilirsiniz? Kısık sesle söyledim. Siz o zaman konuşmuşsunuz dediyorsunuz. O zaman siz ikiniz hayır, konuşmuşsunuz. Burada yanınızdaydık Fatma Hanım. Burada yanınızdaydık. Siz buradaydınız. Ben burada oturuyordum. Hayır. Hanımefendi oturuyor. Bu işlerimizde Cihangir bakıyor. Cihangir. Hayır ben söylediğimi söylüyorum. Hayır buradaymış çocukta, ne oraya bağırıyorum. Ya Zuhal Hanım. Sen de mi duymadın? Belki sen de röportaja gitmiştin. Kayıt esnasında tam bitmemişse biz bunları bitirdikten sonra kalkarken söyledi zaten. Öncesinde söylüyorum, de söyledi. Söylüyorum şu anda söylüyorum. Baktınız neyse onu deneyeceğim. Ben bunu hırçıyı nasıl size soracağım? Evet. Yapmıyor musun? Hayır. Ya daha kötü yaptın da ben yapamıyorum. Ben de yapamıyorum. Bungu sallamıyorum. Yani şöyle ya yaptığınız bile korkun. Tuhaf tuhaf hareketler yapıyorsunuz. Ben öyle bir hareket yapmadım. Bıngı 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 sallanırız. Sevgilendirmez yaptın. Ne yaparsın? Yapmadım ben öyle bir şey. Bana bıngı bıngı sallanma diyor. Öyle demedim. Ben öyle tuhaf tuhaf hareketler yapmıyorum. Ne oldu? Rahatsız mı oldu? Çok çirkin. Ya şunu yap bunu yapma yeter ya. Baştan beri aynı şey. Bağırmayın ellerinizi başlayıp vurmayın. Sakin olun. Ne bu ya? Koştur koştur. Ben öyle mi kalktım oradan ya? Evet öyle kalktım. Bir tane insan
falan hiç mi görmediniz ya benim nasıl kalktığımı? Niye görmediniz bu kadın nasıl kalktı? Ya sizin zaten doğru konuşmanızı beklemiyorum ben. Sandalyeniz doğru konuşmuyor. Anlarsınız da ondan sonra bakalım bu kadar konuşabiliyorsunuz. Her şeyi sessiz sessiz alttan hallediyorsunuz. Onu nasıl yapıyorsunuz bakın kimse anlamıyor. Bir şey söyleyeceğim. Bizim insanlar yani çok Saçım bütün bu konuşmalarda bir şeye itiraz var. Ay, dur. Neydi bana da bir daha söyle. Bıngıl kelimesi çok yanlış. Bıngıl'a karşıyız. Bıngıl yani bıngıl demeyelim. Yani mesela bence bir hakaret ve baştan beri ben gereksiz. Ya acı ya. Ben öyle kalkmadığımı dile getiriyorum size. Üslubunuz gerçekten size karşı. Bakın hiç kimseye karşı öyle yapmıyorum. Ya da herhangi bir eğitim almanızı öneriyorum. Çünkü bir şekilde üslubunuz düzgün değil. Almış halim bu mu? Almış halim. Ya sizinle eğitim de iş götürmez biliyor musunuz size? İstediğiniz eğitime gidin bir şey çıkmaz ondan. Evet. Lütfen evet. Ben de karşımda zaten almışsınız bu kadar. İstediğiniz eğitime gidin. Tamamen bahane buluyorlar şu an tamamen. Zuhal Hanım her şeyi beğendi. O yorum önemli benim için. Belki çorba seçiminde şöyle bir hata yapmış olabilir. Zaten ağır bir çorba. Evet. Evet. İçindeki malzemeden. Evet. Bir de hindi füme kullanmışsın şefinin tarifi. Eyvallah. O zaman çorbayı böyle ağır seçtiğin zaman... Falafel de çok hafif bir yemek sayılmaz yani. Aynen. Bakma gene bir kızartma, nohut var, tahin var, tabii, bilmem ne var tabii, falan fıstık. Belki çorbayı daha hafif bir minestron yapabilirdim mesela bir sebze çorbası. Güzel bir yorum ağızlarından cımbızla alıyoruz. Şef cımbızımı getirseydim keşke ağızlarından o lafı almak için. Şimdi Fransa'ya gidiyoruz. Tarta çikolat. Şimdi tarta çikolat. Tarta çikolat. Çikolatalı tart. Fransızlar evet, çikolata. Tartın sen bilirsin değil mi? Hamur ne kadar önemli. Evet evet çok tart, önemli. Tart hamuru. Şimdi hepsine tek tek bakacağım ve göreceğim. Şimdi bakacak. Şimdi bakacak. Evet. Evet hadi bakalım. Burada bir buğday haşlanmış. Evet. Bir pesto sosu yapılmış. Etin üstüne bir sos yapılmış. Nohut haşlanmış. Evet. Eyvallah kuşkonmazı keşke kullanmasıydı ama evet, orada bir hazır ürün var. Şimdi şöyle bir şey var. Çok özür dilerim. Ha. Bir de onu söyleyeyim. Ben de çünkü bir yara menüme koyacaktım. O yüzden açıklamak istiyorum. Kuşkonmaz zor bulunuyor. Her markette yok. Varmış. Tazesi. Şöyle bizim şurada ama ıspanak öyle bir değil, yer var orada da var. Yani çok yakında kuşkonmaz var. Her zaman da oluyor. Ya biz diyoruz ki böyle şeylerde bize ya söyleyin bizden talep edin. Biz karşılayalım. Talebinize ekstra bir şey olursa da. Bir de ya da siz kendiniz getirin. Evet. Ya ben bir de bir şey söyleyeceğim yani. Söyle. Sürekli beyefendiyi savunur hale geldik masada. Ha, onu da açıklayayım size. Az önce çünkü oynuyor niye musunuz? Yani? İkiniz de oynuyor musunuz dediniz Ercan Bey ve İrem Hanım. Kimseye oynamıyorum. Benim her şeyim ağzımda, ama dilimde tık diye söylerim. Sabahtan beri beyefendiyi savunuyorsunuz. Hiç savunmuyorum. Siz, bence siz öyle anlıyorsunuz. Hayır. Siz kuruldunuz dünden beri. Nalan Hanım'a kuruldunuz. Ben size hiç kurulmadım. Genel siz gününüzü oynuyorsunuz. Gününüzü oynuyorsunuz. Hani, kesinlikle. Araya girmeyin. İrem Hanım'la konuşuyorum ama şu anda. Ama bana hakaret ediyorsunuz. Hakaret yolunda değil diyorsunuz. Burada bir hakaret bilgi. Ben dedim, bu beyefendiye teknik bilgi vermek zorundayım. Hayır ben bunun şefi değilim ki. Yorumlarla belirtmek zorundasın. Hayır, ben bana ben şefin değilim. Ama bana neden ben seni eğitmiyorum. Beni eğitemezsin ben, zaten. Tamam, ne vasıfla beni eğiteceksin? Sonra devam eder. Tamam, ben sana neden teknik bilgi veriyorum? Neden veriyorum? Vermek yorumunu söyle, beğenmediğini yapamamışsın. Falafeli yapamamışsın. Neden yapamamışsın? Bir söyle. Söylüyorum ya. İçi kıtır olmuş. Daha neden iyi çekmen işte lazım. Nedenini bile söyle. Daha iyi çekmen lazım. Kendi günüme oynamıyorum asla. Asla böyle bir şey yok. İsteyen istediği puanı verebilir. Benim masamda şu bardağı da şeyden aşağı boşaltsanız, kırsanız da o sizin terbiyeniz, o sizin aile görgünüzdür. Bu ben böyle terbiye şey aile görgüsü diyemez. Sinirlerinizi kontrol altında tutabilirsiniz ya da tutmayın. Bu meyveleri bugün tatlı yiyelim. Bir şey söyleyebilir miyim? Beyefendinin üstüne çok gelindi. Dün benim üstüme gelindiği kadar bugün beyefendinin üstüne gelindi. Neden? Sanki onu masa onun sahibi. Hayır, masa ya sahibi karşımızda. Ya o zaman beni nasıl koruyorsa. Sen bugün peçeteleri buruşturup masanın üstüne attın mı? Atmadın. Atmadın ortaya. Onu görmekle işte alakalı. Bugün bak, benim tabağımdan kıl çıktı. İçine gelmedi demek ki. Keşke benden çıksaydı. Tamam kıl çıktı. Tamam. Size şu an zaten sadece... Dün peki sizin tabağınızdan mı çıktı? Neden biliyor musunuz? Dün sizin tabağınızdan mı çıktı? Size gününüzü çıktı. Keşke ay, dün, çıksaydı diyorum. Ben şu an tatlımı ama yemiyorum. Bir şey araya yani girmek zorundayım. Yeah. Bu meyve yıkandı mı? Onlar yıkanmış geliyor. Ama üzerine toz var. Toz mu? Evet. Yıkanmış mı? Gelin bakın. Evet. Yaban mersinden yıkamadın mı? Yani bunları yıkamadan koyuyorsun. Şey. Yaban versinlerini yıkadın mı? Yıkamadım. Zuhal Hanım bakar mısınız? Bakın bakın. Atlamış mı? Yakından ben şimdi atlayacağım mutfağa yakından doğru. Yakından görüyor musun? Dokunma. Oğlum yedim ben de ha böyle böyle. Görüyor musunuz? Bakın artık yedik bize. Ben de yoktu da. Tozuma. Ama bir sudan geçiriyor. Hadi Frank yüzümünü anlarım da. Frank çok hassas. Evet. Ve yani
Efendim? Zuhal Hanım onları üstüne şimdi koydu. Oo, şimdi koydu ama yaban versin yani. Yıkaman lazım ya. Bu çok ince detay. Ya bu çok farklı ben bir şey. Ben boşuna söylemiyorum. Keşke önceden söyleseydin ya. Ama araya giremedim bildim arkadaşlar. Bildim ya. Arkadaşlar kaybetti. Ben boşuna demiyorum ben burada görüyorum. Kaldık evet. Yani. Ya bir şey zaten iyi yorumlayabilmek için tekniğini bilmek gerek yok yani. Yani. Tekniğini illa bileceğiz diye bir şey değil. Bunda leke var, bunda leke var, bunda leke var. Meyve de leke. Evet, lekeleri ayıramayız. Leke mi, toz mu? Sonra bir şey söyleyeceğim. Tamam. Haklısınız o konuda çok haklısınız. Yani haklıyız yani Furkancığım. Ha, üzerine toz var bakın. Yok haklısın. Göstereyim. Bir sudan haklısın, haklısın tamam canım. Zaten yıkamamış neyi ispat ediyorsun? Zaten yıkamadım diyor adam. Görüyor musun? O bana takıldı. Düşüyor, havadan düşüyor. Ya bu servis esnasında düşüyor. Seni görebiliyoruz. Çok farklı. Görememişsiniz ama. Bu kadar. Hayır, hadi bırakalım. Görememişsiniz. Hayır, arkadaşlar herkes aynı anda konuşuyor. Bence unuttu ve daldı diye düşünüyorum. Tamam, bu meyveler önceden yıkanmaz. Evet. Çok hassas bu meyve, yıkanmaz. Beklemeyeceği ama orada yıkanır. Ay bir tane yedim şundan, bundan da bir iki tane yedim ama yediklerime de bakarak yedim. Gözünden kaçmış, haklısın yani. Zaten bunu savunacak bir şey yok, söyleyemiyorum. Doğru, yani. Hata. Aynen bunu kabul ediyorsan... Peki, şey diyememiş onu. Ben mari mi yaptın çikolatayı erittin? Kremayı erittim, üzerine çikolata ekledim. Anladım. Peki, nasıl olmuş tatlı İrem? Biraz çikolatası puding gibi geldi bana. Çikolata sadece evet. Yani puding gibi geldi. Biraz daha çikolata kıvamını alabilirdim. Hani pudingde bir tat gelir ya ağzımıza. Öyle bir tat geldi bana. Tart hamuru? Tart hamuru fena değil ama genel olarak yani bir bütün olarak yorumladığımızda çikolata tabii ki bu tatlıda çok önemli. Arasında pastacı kreması da var. Pastacı evet. Kreması var evet. Elinize sağlık. Ay yani onu da ben gibi. Yaptım yani hazır değil o da. Tamam. Eline sağlık. Eline sağlık. Ben çikolata bu tatlıyı çok etkilediği için genel manada düşündüğümüzde çikolatanı biraz daha yoğun almak isterdim. Neyse. Nalan sen nasıl buldun tartı? Şöyle ben tartı iyi buldum çünkü gevrek olması gerekiyordu. Gevrek evet, ortası da gevrek, kenarları da gevrek. Tart hamurun iyi. Pastacı kremasını da kendin yapman hı-hı. Güzel bir şey. Zaten hafif etsin diye yaptım. Çikolataya bir şey yapamazdın yani. Benim hadi üstüyle eritip işte kremayı da beraber bağlayıp getirmişsin güzel. Ben beğenmiştim ama şu dediğim gibi yıkama olayını ben gerçekten çok takılıyorum. Yani artık bahsetmek de istemiyorum. Biraz aslında hijyen, bir şey biraz hijyen. Başka hiçbir şey bu da önemli şey bir şey. Direkt yiyoruz, önemli. Pişmiyor. Çünkü ben bir işleme de tabi değil yani. Direkt. Yani ha çilek koydun yani. Yıkamadın ha meyve yıkaman lazım şu an yani. Şu çok üzgünüm. Çok güzel bir şey mahvettin. Yani son dakika mahvettin. Sercan? Ben tatlının tadını beğendim. Ama tart hamuru biraz çiğ kalmış bence. Çünkü altına baktım. Altının biraz daha... Ürün Çağlay Hanım doğru yorum yapıyor. Biraz daha şu ana kadar gelen en doğru yorum. Biraz daha kızarmış olması lazım kenarlar dahil. Bir tık tatlı geldi. Meyveler yıkanmamış zaten. O yüzden ben bu tatlıyı beğenmedim. Çikolata sosun donmamış. Söyledim yani. Kalıp gibi, taş gibi olması bu tatlı bence kaç. Daha kremayı iyi olabilirdi. Kremayı fazla koymuşsun. Pastacı kreman çok güzel. Aferin. Ellerine sağlık. Çikolata sosunun tadı da güzel. Krema çikolata dengesi eyvallah. Geç kaldım tatlı. Geç kalmışsın. Onu soracaktım. Ne zaman? Sen hemen bunu yapıp direkt ilk önce bunu aradan çıkarmak. Ya şöyle için beklemesi gerekiyor tamam, ya. Tamam anladım beklettim. Ama sos? Sosu da işte çok katılaşır diye biraz sona bırakayım dedim. Orada çok sona bırakmışsın. Yani, orada zaman kaymış. Evet, kaydı. Yani birazcık daha erken yapsam bu sos donardı. Tabii ki ya, olacak bir takım aksilikler. Herkes evet. Bir şeyler yapıyor yapamıyor. Şala? Ben de çikolatasını evet hamur açık renk yani evet kızarmış olması lazım. Bir daha tık daha kızarmış. Şöyle söyleyeyim normalde 15 dakikada pişer 30 dakika falan pişirdin ya. Ciddi misin? Evet. Isısı şahitle neydi acaba? 180 derecede 30 dakika falan pişti. Birazcık daha sürekli yani yeniden açmak. Şeyi güzel kenarlarının kıtırlığı yok. İçi de hamur da değil. Kıtır, evet. Hamur değil ama sadece renk almadı. Sen gibi renk almamış. Ama dediğim gibi 30 dakika biraz pişirdim. Tamam yeterli sürede pişirmiş. Şahitler sürekli açtı mı? Tabii mutlaka orası 5 dakikada bir kontrol ettirdiğimiz. Çiğ değil zaten. Çiğ değil evet. Ha 5 dakikada bir açtın. Mı? Hayır. Öyle değil. Açmayacaktın işte. Öyle değil. Nasıl? 15-20 dakika piştikten sonra kontrol ettim yanmasın diye. Ha. 15-20 dakika sonra kontrol etmiş olabilirsin ama 5 dakikada bir açtıysan zaten. Hayır bunun pişme süresi 18 dakika. Keklerde falan da öyle. Evet. Fırını açıp açıp bakmamak lazım. Evet. Ben çikolatasını evet. Daha yoğun bekliyordum. Yani biraz sütlü çikolata aldım. Yani daha yoğun belki bekliyordum. Bitterle karışabilirim. Belki bitterle peki. Karıştırabilirsiniz. Sen doğru. Beğendin mi? Ben genel olarak lezzetli geldi ama işte hamur dediğim gibi bir de bir şey soracağım. Bu gibi şeyleri çikolata sosu, Belçika çikolatası ya da evet, böyle Belçika şey bir kuvertür bir çikolata tabii. ismi var tam hatırlamıyorum. Özel aldım da Belçika. Zaten özel aldım. Çikolata sosu güzel. Getirdim. Peki. Bitter olsaydı sanki daha iyi. Peki. Çok... Diyoruz ve açık oylamaya geçiyoruz. Yaşlı olduğumu bildikleri için her şeyi güzel yaptım. Genel olarak lezzetlerini de aldılar. Yorum yapamadılar zaten. Bir tek falafelimdeki nohut ve tatlımdaki yıkama olayı dışında her şey dört dörtlüktü. Onun için puan kıracaklar ama. Bayağı yüksek. Evet, yeni haftamızda ikinci gün Furkan yarıştı. Eksiği yoktu herhangi bir şekilde. Dolayısıyla eksik menü olarak değerlendirmiyorsunuz. Üçten başlatıyorsunuz vereceğiniz puanları. Sizler buyurun, açın tahtalarınızı, kalemlerinizi düşünürken, yazarken ben de menüsünü hatırlatayım. Limonatı çorbasıyla başladık Furkan'la güne.
Ara yemek olarak tahinli yoğurtlu falafel vardı. Ana yemeği ise erik soslu bonfile, yanında buğday risottosu ve salatası eşlik etti. Bir de çikolatalı tart olarak tatlısını bizlere sundu. Sizler de puanlarınızı sunacaksınız ona. Evet, herkes yazdı mı? Peki herkes emin mi? Değiştirmek isteyen var mı? Yok. Ben... Tabii ki. Tabii ki değiştirebilirsin. Şu an öyle bir fırsatınız var hala. Lütfen kimse kimseye bakmasın peki yazarken. Yok, eliyle silebilir. Kimse bakmasın lütfen. Tamam. Tamam. Başka var mı değiştirmek isteyen? Şu an değiştirebilirsiniz çünkü. Yok. O zaman sana döneyim Furkan. Kaç puan sence senin bu yemeklerin? Bir tane majoratan vardı, o da yıkamamaktı. Onda puan kırabilirler. Tabii ki. Karnım ağrıyor. Ama herkes tadını beğendi. Onun dışında da başka bir tek nohut kıtırlığı dışında başka hiç kimse yorum yapmadı. O halde kaç hak ediyorsun sana 8 göre? 8 hak ediyorum diyor. Bakalım öyle mi olacak? İlk olarak da Çağla'nın puanıyla başlıyoruz açık oylamaya. Evet Çağla, aç ve yüksek sesle beyan et lütfen puanını. 7. Ne oldu eller kalktı Sercan? Yani ben boşuna demiyorum günle oynuyor diye. 7'lik bir pop masa bana değil ya bu. Değil ya. Gerçekten değil yani. Değil. Ben ne diyorum? Ama ben haksızlık yapıyorsunuz. Hiç haksızlık yok. Adaletsizsiniz. Ben çorbayı içebildim. Tamam, ben çorbayı içebildim. Gayet adaletli. Evet, çorbayı içebildim. Çorbayı. Ben ilk defa içtiğimi içeriğini sordum Furkan Bey'e. Bana açıkladı. Ben içilemeyecek bir peki, çorba peki neyden kırdın? Için. Ben meyvelerden kırdım gerçekten. Bende çıkmadı evet ama yine de yıkanmamış olduğunu öğrenmiş bakın olduk. Tatlıdan bir parça, Belçika çikolatasının işte o kuvertür dediğimiz bitter belki yani bekledim açıkçası. Çok sütlü ve çok tatlıydı. Yani tatlıdan kırdın? Biraz ondan kırdım evet. Biraz da işte pilavdan kırdım. Pilavdan, o kadar. Risottadan. 7 değildi diyorsun sen de. Kesinlikle değildi. Ben sen karar veremiyorsun zaten. O kendi tamam ben fikrimi puanı, söylüyorum ben boşuna burada oturuyorum. Ama benim kararım ben fikrimi söylüyorum. Sizin kararınız bence adaletsiz bir karar. Kendi gününüze oynuyorsunuz kesinlikle. Kendi gününüze oynuyorsunuz yani. Bugünkü yani konuşmalarınızdan yola çıkarak sanki beyefendiyi savundunuz. Dün Nalan Hanım şov yapıyordu. Bugün sıra sizde. Ben şov yapmıyorum. Dün bugün Nalan Hanım'ın hiç sesi çıkmıyor. Hiç de sesiniz de çıkmıyor. Ben kendi günümü oynuyorum. Ben kendi günümü oynuyorsunuz evet. Peki şimdi Sercan'ın puanını aynen göreceğiz. Belli ki 7 değil. Evet görelim bakalım ne vermişsin Sercan? 5. Aa. Beğenmedim deyip her şeyden puan kırdım. Etim eti beğendin. Ana yemeği ben beğendim. Ben yalnızca ana yemeğin etini beğendim. Başka? Sosu beğendim. Sosu beğendim ama sosu bir saniye. Sosu cıvıktı şeyin. Tadı güzeldi. Etin. Dünkü yemeklerle 2 puan var arada. Şey 1 puan mı? Sen 4. 1 puan mı falan? 1 puan mı? Salatanı beğendim. Evet. Bir o falafelin de sosunu beğendim. Çok düşük Sercan. Şey beğenmiş 2 şey 2 puan veriyor. Kesinlikle öyle değil. Hiç yorumlarını hayır, düşünmüyorum. Hayır. Ve tatlının da dediğim gibi hamur biraz çiğdi, biraz daha pişmiş olması gerekirdi. Bir saniye. Çiğ değildi. Kimse çiğ demedi. Ben orada öyle olduğunu söylüyorum. Öyleydi. Bu da not düşsün. Hayır, böyleydi ve üzerine yıkanmamış çiğdi, yıkanmamış meyveleri koydunuz. Ben fark ettim. Tamam yani. Ondan puan kırdı ki puan. Ondan kırdım. Çorbanı zaten beğenmedim. Beğenmedim diye bir şey yok. Ya bunda neden beğenebileceğimiz bir çorba yapmadınız? Beğenen oldu. He? Belki Zuhal Hanım'ı beğendi. Allah Allah, bu nasıl bir argüman ya? Neden beğenebileceğimiz bir şeyler yapmıyorsun? Neden? Hayır beğenmedim. Yani daha güzel bir çorba yapabilirdiniz. Ben de kıracağım. Yani daha beğenmedim. Sen daha güzel bir çorba yapabilirdiniz. Benim damak tadıma uymadı puan kırıyorum. O yanlış. Ay, bilmediğiniz bir çorba koydunuz. Bundan emin olabilirsin. Evet. Damak tadıma uymadı. 5 düşüktü Sercan. Ne dersen de. Olacağını söylüyorsun sen yani de öylesin. Sen adaletsiz olacağını söylüyorsun. Sen adil bir puan verdiğini düşün. Tabii ki değilsin. Kesinlikle adil. Ama 5 değildi bu masanın kesinlikle hakkı. Kesinlikle adil olduğunu düşünüyorum. Çünkü, bence değildi. Çünkü risotto benim istediğim gibi olmamıştı. Olması gereken. Tamam. Eğer ki Sercan istediği gibi evet, değilse evet, zaten ha, evet, olması gerektiği gibi olması gerektiği gibi değildi. Kuş olmaz. Öyle dedi. Bunun üzerine ne söylüyorsun ya? Neyse. Burada herkes fikrini açıklıyor. Tabii ki onun da fikri ama bence düşüktü. Tuzsuzluğu tamam, biraz anlaşıldı daha anlaşıldı Sercan. Aynen. Diğer puanları da görelim biz. Zaten savunma bence 5'i. Evet. Bakalım Nalan'dan kaç puan gelecek? Evet bakalım Nalan kaçken kaç yapmışsın? Sen de aç söyle. Benim Furkan'a bu hafta bu masada verdiğim puan 8. Ooo. Kaç yedi? 7'ydi. 8 yaptım. Onu da neden böyle yaptım? Şimdi risottoya takılıyor Sercan Bey. Ben de takılmıştım. Ama ben ilk defa buğday yediğim için İçindeki parmesanı belki dengelemek benim damak zevkime uymamıştır diye. Çünkü pirinç olsaydı ben 7 verirdim. Gürbüz'ün her yerde gözü var biliyorsun değil mi? Diyor ki zaten 8'di gene 8. Niye 7 yaptım diyorsun? Hayır 7'yi düşüneceğim. Bir dakika. Düşüneceğim 7'ydi.
8 yaptım. Sonra dedim ki acaba ya doğru söyleyeyim ben ama şimdi dedin ki 7 ile 8 yaptım diyorsun. Hayır, şimdi de düşünceni okuyamaz da. 9 verecektim net söyleyeyim. Sonra dedim ki Nalan bir puan düşür. Niye güldün İrem? Sonra bak, dedim burada ki belki var. De olabilir. Bir saniye dur pardon. Neden gülüyorsun? Şey gözüne girmeye çalıştım muhabbete. Kimin gözüne girdin? Kimin gözüne giriyorsun? Ne oluyor? Pardon. Ben günüme oynaya da olabilirim yani ayrıca. Ben de birinci yapacağım Nalan Hanım'ı. Benim yani, puanımı birinci yapacağım? Gün yaklaştıkça insanı kendine yaklaştırıyor. Cuma günü. Tamam günü yaklaştı. İlk gün herkes ne zaman bilmiyoruz. Öyle bir şey söylemiyorum. Önüm toplamak beraber önden gönüller verilmeye başlıyor. Ben toplamıyorum. Bir şey söylemiyorum. Bir şey söyleyebilir miyim? İlk gün herkes ölü toprağa atmak diye bir deyim vardır ya. Şöyle geçtiniz kameralı karşısında. Şöyle eleminizi kederinizi ilk günden benim üstümden attınız. Elemini kederine. Elem keder atma gün mü pazartesi? Valla benim üstümden atıldı ben onu izledim. Eyvah eyvah. Niye verecektik valla? Olana verdik. Ben hiç puan vermedik. Sen vermek zorunda olduğun puanı verdin bana sadece. Zaten vermeyecektim. Ben hak etmiyordun. Çünkü 8'i silip neden tekrar 8 yazdınız? Ya çünkü şöyle bir şey. Aklımda benim 7, 8, 9 gidiyordu. Ben çünkü puanlama yaparken... O zannettik ki biz onun düşüncelerini okuyabiliyoruz. Ama söyleseydiniz keşke değiştirmedim diye. Haklı. Sizin değiştireceğinizi düşündük. Size bir şey söyleyeyim mi? Ama güzel puan geldi. Hayır şöyle bir şey. Ben Sot'ta da çok emin değildim. Versem mi vermesem mi bir de şunda çok kararsız evet, kaldım. Dün kıla çok takıldım. Ben kıl için birçok şeyi eledim. Bu sefer meyveye takılıp takılmama konusunda çok şeydim. Kırdın mı oradan puan? Oradan kırmıştım aslında. Ondan sonra kırmıyor. Yani kafanda kırmıştın. Ya aynen. Aslında ben düşüncemi bir tık yansıttım. İngilizce bir kıl aldım mi derken. Benim tabağımda da önünüze yıkamamış sebzeler meyveler koyalım. Valla getir. Onu mu istiyorsunuz? Getir. Ne yapayım? Getir. Getirirsen söyle. Getirirsen söyle. Tüy diktin. Çok güzel tatlıydı. Bak tüy diktin. Ondan kesmen lazım. Onu işte düşündüm ya kendime. Peki bir saniye kırmamıştır işte. Neden kırdın iki puanı? Neden kırdım biliyor musunuz? Çorbayı beğenmemiştim. Çorbadan. Ağır gelmişti. Bir de bu işte şey ne derler kuşkonmaz yancı mıydı o muydu değil miydi onu kırabilir miyim falan ya aslında anladım. Çok ufak şeyler nüanslar var 7 8 9'a gittim ben anladım 9'u düşündüm peki, sonra 8 çok fazla tamam. Yani sonuç olarak verdim 8 yani evet, teşekkür ederim peki Lafeli'de ben sizi tebrik ediyorum çok güzel oynuyorsunuz teşekkür ederim sizin düşünceniz ben bir şey söyleyeyim son puan evet, gelecek bugün için İrem'den evet İrem'cim senin de puanını öğrenelim lütfen benim puanım 6 6 Anlatayım. Ana yemeğine 2 puan verdim. Kapatabilirsin. Falafelini de beğenmedim. Onun sosuna 1 puan verdim. Tatlıdan da tüy çıktığı için. Keşke ben de aynısını yapsaydım. Benim tabağımdan kıl çıktı. Puan kırıldı. Ama yani demek ki 6 puan. Sen zaten şöyle söyleyeyim. Ben ana yemeğini beğendim. 2 puan verdim. Tamam. Genel olarak... Tatlına da ben kıl çıkmasına rağmen puan verdim. Ya. Tamam. Benim tabağımdan çıktı. Tamam ben de diyorum ki sana. Ben tatlı ana yemeğine... Puan kırabilirsin. 2 puandır. 1 puan kırabilir. Tamam. Toplamda 3 puan veriliyor bize. Sosuna ben onun üstüne 3 puan verdim. Tamam. Çok büyük adaletsizlikler yaptı. Yorumları çok saçmaydı. O yüzden puanımı kıracağını düşünüyorum. Evet, beklediği gibi değildi. Ben hani personel açsın deyip üzerime yürüdü. Daha böyle kötü yemekler bekliyordu. Böyle table d'hote tarzı yemekler bekliyordu. Beklediğinden daha iyi olduğu için savunma mekanizması gelişti ve benim yemeklerime laf etti. Evet, bugünkü yarışmacımız Sercan'dı. Yemeklerini tam olarak çıkardı. Servis sürelerini aşmadı. Yani herhangi bir eksiği yediği olmadığı için sizler puan verirken 3'ten başlatma durumundasınız. Ona göre de şimdi tahtalarınızı, kalemlerinizi açın. Ben de menüsünü hatırlatayım. İlk olarak düğün çorbasıyla başladı Sercan'ın menüsü. Aşçımızın ara yemeği haşlama tavuklu içli köfteydi. Ara yemek olarak ise çanak köfte getirdi ıspanaklı beşamel sosu. Yanında gevurdağ salatası eşlik etti. Son olarak da vişnalı, bademli, krem şantili bir elma tatlısı vardı. Evet. Bakalım puanları nasıl olacak Sercan'ın? Herkes yazdı sanırım Çağla ile birlikte. Değiştirmek isteyen var mı sevgili yarışmacılar? Emin olmayan, sonra pişman oluyorsunuz falan fıstık. Ben. Peki, Furkan değiştirecek. Beğendiniz, beğenmediğiniz yemekleri tekrar ben menüyü hatırlattıktan sonra aa o vardı ya da bu yoktu diye. Ha Çağla da değiştiriyor. Ay keşke. Ben de değiştireceğim. Ne? Bir kenüç oldular. Herkes değiştiriyor. Umarım adil olurlar. Kimse kimseye bakmasın lütfen puan değişiklikleri önemli. Tabii ki beğendiniz veya beğenmediğiniz yemekler aklınıza gelebilir. Bir tek İrem değiştirmedi. Hepinize tek tek kaçken kaç yaptığınızı soracağım ama Nalan aynı puanı vermek değiştirmek yok, olmuyor. Yok yok değiştirdim. Peki. Ben değiştirdim. Ne oldu bir daha mı değiştireceksin? Yok yok. Tamamız değil mi? Evet Sercan kaç puan bekliyorsun yarışmacılardan? 10 puan bekliyorum. Kaç? 10. Neden 10? Çünkü hiçbir şeyinde hata yok muydu? Birkaç küçük hatalarım vardı ama bence bunlar gözden gelinebilirdi.
Bunlar gözden gelinebilirdi. O yüzden arkadaşlarımın adil olacağını ve bana onar puan vereceğini düşünüyorum. Onar puan? Onluktu yani yemek. Evet, yemeğim. Tatlım, çorbam, arası sağlam, salatam, iddialı bir beklenti. Hepsi, aynen. Birkaç tane küçük hatam olabilir. Bu yüzden beni mazur göreceklerini düşünüyorum. Göz önünde bulundurmazlar o hataları. Yani peki, sonuçta Furkan... son haftalarda hiç bu kadar iddialı beklenti duymamıştık. Evet. Yarışmacımız 10 puan bekliyor. Bakalım öyle mi verilmiş? 3 puan değiştirildi. Çağla ile başlıyoruz açık oylamaya. Bakalım kaçken kaç yapmış. Evet Çağla, aç ve söyle lütfen bize yüksek sesle değiştiğini. 8. Kaçken 8 yaptın? 6. Oo, 2 puan birden. Ne geldi evet aklına? Şöyle, her ne kadar bana 2 puan vermiş olsa da yemeklerimle alakalı. Bu bir yemek yarışması, bir tavır evet yarışması değil. O yüzden ben gayet bütün menüsünü çorba hariç olmak üzere lezzetli buldum. Ve lezzeti bulduğum için de 8 puan verdim. 6, neden 6'ydı ilk önce? 6'ydı. Bence ben kazanmayayım diye yaptı. Hiç alakası yok. Hiç o yüzden değişti. İlk kim değişikliğe gitti? İlk ben. Keşke o Furkan değiştirdikten sonra mı evet karar verdin? Yok, ben bir düşündüm aslında. Acaba Furkan'ın düşük puan verebileceğini düşünüp de ben dur yüksek vereyim. Yok yok hayır, ben hiç öyle yaptım. Çünkü demin ya çok pişmanım, vermez olaydım evet, falan evet, filan. Evet ama hani ilk zaten evet en sonunda ben yazdım. Hayır ona evet demedim. İlk en sonunda ben yazdım zaten ha, bir kilosa gidip gelmiş. 8 güzel puan, beğendin mi? Evet birkaç tane küçük hatam var, onu gözden gel... Göz ardı etmemiş. Göz ardı etmemiş, teşekkür ediyorum. Peki bakalım Furkan'dan kaç puan gelecek? O da değiştirmişti. Evet Furkan. Bakayım senin puanına. Benim puanım 4. Ne? Ya yazıklar olsun sana ya. Yazıklar olsun yok ya. Yani, bu kadar ya değil. Yazıklar olsun be kardeşim. Hiçbir ya şeyini tam olarak beğenmedim. Kaç ya tane 4 yazıklar yaptın? Olsun ya. 4'lü 5 yapacaktım. Sonra fark değiştirmemeye karar verdim tekrar. Ha değiştirmedin yani. Değiştirmedim. Neden böyle bir şey yapıyorsun? Ya biraz adil ol ya. Çok biraz adilim. İnsaflı ol be. Çok adilim. Biraz insaflı ol be. Değilsin ya senin menüyle ne alakası var be kardeşim be? Birinciliği tahtım çünkü. Tahtım sallanacak diye böyle yapıyorsun. Evet. Değil mi? Yo. Yani birinciliği kaçıracağım hiç diye düşündün. Yok, kesinlikle. Bir bakışlarından anlıyorum hiç ben bir kere. Benim burada o kadar çok emeğim var. Ben hepimizin bu evine gelmişim, var kolluğumla gelmişim. Var. Terlikle bile geldim ben. Ben iş terliği ayarladım kendime. Ayakkabıyla bile çalışmadım ben burada. Güzel. Sırf pislik gelmesin, toz gelmesin uğraştım dedindim. Sana yazıklar olsun. Olsun. Senin fikrin bu. Yazıklar ama olsun. Ama bir puanlık mıydı bu yemekler? Yazıklar olsun. Yapma ya. Yazıklar olsun ya. Haksızlık yani. Neye verdin bir puanı da? Etin pişmesiyle. O kadar da değil. Vardı hataları ama 4 değildi ya. 10 da değildi bence ama 4 hiç değildi. Bizim yüksek puan vereceğimizi düşündü belki. Bana ve kendi evet puanını korumak için ama bu kadar düşürdü. Ayıp ya. Vallahi bir insan yani karakter meselesi biliyor musunuz? Evet senin verdiğin 5 gibi. Karakteriniz burada çok iyi açıkladınız. Sana da 5 değildi. Oraya da söyledim aynı şeyi. O zaman bu sen adalet, de gerçek adalet beklemesin ben gerçekten. Ama olmaz yanlışa cevap verip duruyorsunuz. Hiçbir şeyini yani beğenmedim ama. Sorunlarında da söyledim bunu. Neden beğenmiyorsun? Beğenilmeyecek bir menü değil ki bu. Köfteyi 75 bin kazanacağını neden değil ama? Neden değil? Ya seninki çok mu iyiydi? Bir saniye efendim. Köfteyi 75 bin kazanmak... Falafel sosla ara yemek. Olsun. Onunla bir şeyler yapmaya çalışmışsın. Çorban bir şeye benzemiyordu. Tatlını gördük. Peki. Üzerine yıkanmamış şeyleri koydun. Tozlu tozlu. O da olmasa önüne zaten sen kaç verecektin tabii, acaba? Tabii tabii tabii. Peki. Yazıklar olsun. Hiçbir şey söylemiyorum. Sana da karşılıklı. Tabii. Söylemeyin öyle şeyler lütfen rica edeceğim. İrem'den gelecek şimdiki puan. Evet İrem sen de paylaş bizlerle puanını lütfen. Benim puanım 9. Oo, evet. Neyden kırdın bir puanı? Kapatabilirsin. İçli köftesinin kalın olmasından ve salatasının soğanlı olmasından yarımşar puan kırdım, bir puan kırdım. Onun dışında benim zaten damağıma hitap eden lezzetlerdi ve tuzlu dengesi olsun vesaire yağlı yağsız dengesi olsun olması gerektiği gibiydi. Hı hı. İçim ve vicdanım çok rahat. Çok teşekkür ederim. Vizyonsuzluk da bir numarasın ama. Vizyonsuzlukla hiç alakası yok. Vizyonsuz senin olan yaptığın, sensin. Olmayan her şeye söyledin. Çorba bir puan mı kırdın sadece? Çorba çok güzeldi. Ara sıcak senin ara sıcağın kötüydü. Ara sıcağı da beğendim. Et de pişmişti. Kalın kalın içli köfteleri ben beğendim. Ben öyle bir iddiayla geliyorum kalın kalın masaya. Diyorum ki beğendim. Dünyanın 8. harikası. Bir puan vermedim en azından senin gibi. Senin yaptığın vizyonsuzluklu. Sen kendini kazanabilmek için burada çocuğa bir puan verip haksızlık yaparken senin yaptığın çok vizyonlu bir hareket mi? Sen çok adaletlisin. Çok adaletsiz bir insansın. Çok adaletlisin. İnşallah sen kazanmazsın bu yarışı. Çok adaletlisin. Bu programı senin şeflerin de izleyecek, ailen de izleyecek. Herkes evet biliyor. Hep kamera arkalarında her şeyi biliyor. Senin gerçek yüzünü herkes görür. Görür. Herkes. Yazıklar herkese olsun. Selam.
Evet, peki İrem sen yedin galiba. Evet, sıcak olsa demiş iyi olurmuş. Onun dışında rahatsız eden bir şey olmadı. Ya, sıcak olması gerekiyordu. Evet, o yüzden beğenemedim. Şey söyleyemem. Çağla? Kızarmamış, sıcak olmayan bir tatlı. Beğenmedim. Yani. Ve dondurma da bekledim yanında açıkçası. Neden? O da gelmedi. Neden? Siz valinize ben mi vermek zorundayım? Yok, benimle alakası yok. Ben dediğim gibi siz masada yokken... Ben de menüye yazmadım. Siz masada yokken de söyledim. Ben o şekilde yemiştim ve daha çıtır çıtır bekliyordum açıkçası. Afiyet olsun. Peki Furkan? Çıtı dışı güzel olsaymış dediği gibi, sıcak olsaymış ve son dakika getirebilseydiniz. Bunda da hem tavuk hem bu ikisini de çıtır yapamazdınız. Zaten birinden mutlaka vazgeçecektiniz. Dediğim gibi soğuk. Ama tat olarak fena değil yani. Fena değil diyorsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Sercan? Önemli bir muz var. Muz yiyorum yalnızca. Bir çıtırlık ve bir sıcaklık ne beklerdim. Acaba? Yani meyveyi arkalanmış muzdan ne tadı bekliyor? Soymuşsunuz, önüme bırakmışsınız, hissiyat aldım. Kızarmış muzdan. Tabii işlemden geçti, elinize kolunuza sağlık ama çıtırlık. Bir çıtırlık ve bir sıcaklık beklerdim. Tat olarak. Yediğim zaman sadece bir muz tadı alıyorum yani. Afiyet. Onu alacaksın, kızarmış muz tatlısı. Tamam bak. Yani bu kadar kızarttığın zaman bunun çıtırlığını alırsın. Senin neden gücüne gidiyor kardeşim? Neden başkasıyla? Keşke doluyorum başkasıyla çatışmıyorsun. Neden başkasıyla çatışmıyorsun, benimle çatışıyorsun? Diğerleri yemek yorumu çok yapmıyor zaten. Siz niye karşı karşıya geldiniz ya? Niye hiç yani? Hiç ortak neyse, noktaları yok. Ben Furkan Bey'i kınıyorum, bitiriyorum. Çok üzüldüm, beni kınadı. Kınamayın birbirinizi. İzleyenler görecek kimin doğru. Ne yapalım, açık oylamaya geçelim. Tabii geçelim artık. Zaten bir kere menüyü anlamamışlar. Pişirmelerinin nasıl olabileceğini bile bilmiyorlar. Zaten çöpsik tutmayı dahi bilmiyorlar. Ben bunu kınamıyorum ama bunu da bilmeyen insanların zaten adaletli puan verebileceğini düşünmüyorum. Keşke araştırıp gelselerdi. Biliyorlardı daha önceden menüyü alıyorlar en az 2-3 saat öncesinden. O yüzden ben yapılan evet bir takım yorumlara katılıyorum. Şöyle ben muz kızartmamı çok güzel yapmama rağmen sıcak vermem gerekirdi. Ve ana yemeğimdeki bu tavuğun bir tık daha çıtır olmasına rağmen şey olması lazımdı. En sona belki kızartmalıydım ama ben biraz panik yaptım ve taktik değiştirdim. O da biraz işte olmayan sebeplerden dolayıydı. Şimdi en az bana minimum 6 vermeleri gerekiyor. En az minimum. Yani bunun aşağısına veren her insan beni karşısında bulacak. Evet, büyük finalden evvelki haftanın son açık oylaması için herkes hazır. Nalan'ın masasında bir eksik yoktu. Servis sürelerini de aşmadı. Menüsünü de tam olarak söylediği gibi ortaya çıkarttığı için 3'ten başlayacaksınız bugün puan vermeye. Hadi buyurun sizler yazmaya başlayın, düşünün. Ben de bir yandan menüsünü hatırlatayım. İlk olarak konseme çorbayla başladık. Ardından ara yemek tabağımızda hot sushi vardı. Bir de love sushi vardı. Dynamic sos ile. Yanında da edamame eşlik ediyordu atıştırmalık olarak. Ana yemeği ise kara pirinç, siyah pirinç üzerine çıtır tavuklarıydı. Yanında da son olarak da tatlısı kızarmış muz tatlısıydı. Haftayı da kapadık. Sizler de tahtalarınızı kapadınız. Şimdi puanını değiştirmek isteyen var mı? Emin olmayan. Ben menüyü hatırladıktan sonra şunu beğenmiştim, bunu beğenmemiştim diye. Yok galiba. Yok değil mi? Yok. Peki, kimseden ses yok. O halde kimse değiştirmek istemiyor herhalde. Sen kaç puan bekliyorsun Nalan yemeklerine? Yani ben en az hani 6 olarak düşünmüştüm. Şöyle bir genel diğer menülere baktığımda zorluk derecesi bir tık bence daha cesaret isteyen bir mutfakta girdiğim için en az 7 ile girilmesi gerekiyor. En az 7 diyor yarışmacımızın beklentisi. Hı-hı. Bakalım nasıl vermişler puanı. İlk olarak Furkan'ın puanıyla başlıyor haftanın son açık oynaması. Evet Furkan'cığım, görelim bakalım kaç vermişsin. Benim puanım 6. 6. Kapatabilirsin. Dünden daha çok beğendin herhalde. Evet, dünden daha çok beğendim. Pilavını beğendim, çorbasını beğendim. Tatlısını yine bir nebze daha iyiydi diğer tatlılara göre bence. O yüzden 6 verdim. Evet, peki. Yani düne kıyasla bence haksızlık ediyorsun. Dünden çok daha zorlu, evet, meşakkatli, çok, el oyalayan sushi yapılmıştı. Benim işim de sushi yapılmıştı, köfteyle yorum. Olabilir, olabilir ya. Ama düne bu kadar kıyas tutma. Benimki bir de kıyas çok, değil. Benimki de çok meşakkatli bir menüydü. Bir tane ben de çok köfte. Uğraştım. Bir adet evet, onun porsiyonu o şekilde. Yani ben sushi bu şekilde daha verdim. Sushi daha zor. Ben içli köfte vardı. Ben başka bugün şey bu şekilde servis ettim. Dikkat ettiysen önüme gelen 3 tane küçük parça tavuk var. Ne? Yani ona da affet o zaman. Getirseydin zaten daha fazla isteyecektin. Bu şekilde servis ettiniz yani. Bir şey söyleyeyim mi? Bu şekilde servis ettiniz. Ben ona bir şey demiyorum ki. Bir söyleyeyim mi Sercan Bey? Sırf siz bana bunu söylemek için o 3 tane tavuğu yemediyseniz benden ayrılın. Evet kesinlikle. Yani onun normalde. Bir lokma zaten. Bir lokma değil. Hayır, bir lokma.
Ağzına niye laf veriyorsun ki? Varmış tavuğun, koysan. Ya getirebilirdim hani, ben bilemiyorum. Şey, ama önümüze geleni eleştiriyoruz. Evet, getirseydi anlayamayın. Keşke ağzınızın konuşabilmek adına konuşmak ya da yemek diye düşünüyorum. Furkan 6 verdi. Bakalım Çağla kaç vermiş? Evet Çağla, senin de puanını öğrenelim canım. Çok bir şey beklemiyorum. 4. 4. Bir de beni şaşırttı ama. Sen 3 mü bekliyordun? Yani ben evet 3'ten başlayacağını düşünüyordum açıkçası. Ben en azından beğendiğim bir şeyi söyledim, dile getirdim. Burada 3 vermek beğendim çünkü. Salsa sosu güzeldi. O kadar. Salsa sosu güzel. Evet. Salsa sosuna 1 puan. O da ironi. Siz zaten bu hafta full puanları baştan sona eleştiriyorsunuz. O kadar yaptığım şey bir puan verir. Mutlu değilsiniz çünkü yani gelen puanlardan. Senden hiç mutlu değilim. Bu masada aynı masada oturmak. Ben de senden mutlu değilim. Sen 4 puan veriyorsun. Adaletsizlik yapıyorsun. Sadece benim puanıma takılıyorsun. Ben mutlu değilim. Yani. Düşüp bayılacağım kimse, yani şu an. Kimseden mutlu değil bu hafta. Furkan için şu an bayılıyorum. Sen sanki adalet terazisin. Herkese çok güzel puanlar dağıtsın. Kendine gelince herkesten yüksek puan bekliyorsun. İnsanlara gelince sadece verdiği puanları eleştiriyorsun. Peki. Sercan'ın puanını da öğrenelim bakalım. Evet Sercan, bakayım kaç vermişsin? 7. Teşekkür ederim. Ama hakkım. Arkadaşlar hakkınız kadar olabilir. Bir saniye. Söyledim arkadaşlar ben kadar ben ikili oynamıyorum. Ben bir haftadan beri yaptığım puanların arkasındayım. Şu neyden anda arkasındayım. Sen şu ana kadar en yüksek puanı Nalan'a verdin. Neyden evet kırdın çok merak ediyorum. Neye verdin puanı, ben de merak ettim. Lafımı bitireyim. Bitir. Hiçbir zaman rol yapmadım, oyun oynamadım, kimsenin oyununu çalmadım. Hiçbir şey yemedim. Hak hukuk neyse. Hayır, onu ben hiçbir şey yemedim. Bitireceğim. Neden, neye verdiğini soruyorum. Çorbayı ben çok beğendim. Bunu en başından beri söyledim. Ben bayıldım dedim. Tamam. Aynen öyle. Tatlısı beklediğimden daha iyi olabilirdi. Sadece Mus tadı alırım dedin. Tatlıya puan vermemiş olman tamam lazım bu yorum karşılığında. Hayır şöyle. Şöyle mi? Ara sıcağını beğenmedim. Tamam. Söyledim zaten yüz ifadesi. Tavuğu da dedin çıtır değil dedin. Hiçbir şey yeteri kadar dedin. Salsa değil dedi. Salsa bana değil dedin. Bana 5 tane 7 veriyor. Tavuk ama da dedin yetersiz dedin. Hiçbir hayır şey beğenmedim. Çıtırlığı da yok pozisyonu dedin. Pozisyonu düşük olabilir de bu onu ana yemek olmaktan çıkarmıyor çıkarıyor ki. Lafımı bitireyim, bir izin vereyim, kendime bir ifade edeyim ama ya, böyle olmaz ki. O kadar adaletsiz bir ifade edeyim. Gerçekten etse de yani gideyim ben ya. Şu an 7 puan vererek neden kendimi riske atıyorum? Evet, bakalım İrem'den kaç puan gelecek son olarak? Haftanın da son puanı. Evet İrem'ciğim, senin de puanını öğrenelim lütfen. Ben 4 verdim. Aynen. Senin bana yaptığın saygısızlığı ben sana yapmak istemedim. Emeğine en azından bir puan verdim. Hiçbir şey beğenmememe o konuda teşekkür ederim. Kusura bakma, sen bana çok saygısızlık yaptın. Şu an 4 verdin diye ben çok iyiyim moduna gidemezsin. Ben iyiyim moduna gitmiyorum. Yani, elini keserek o suşiye o formu vermeye çalışmışsın. 2,5 evet saat boyunca burada emek vermişsin. Bir şeyler yapmaya çalışmışsın. Senin bana yaptığını ben sana yapmak istemedim. Bir puan verdin diye mi bunu konuşuyorsun? Evet. Bir puan fazla hiç verdin puan vermemekle bir puan vermek arasında puan fark var. Hiç puan de bunları söylemeseydin. Ali Hüda Bey kendini rakip gördüğü için, beğenmemek için çorbayı içti. Yani dün acıyı yiyen arkadaş bugün acıyı yemedi. Başkalarından farklı yorum yapmış olmak için yorum yaptılar. Zaten Nur Hanım'la Hilal Hanım kurulmuşlar. Kendi kavgalarından benim masam gitti. Ya ben beklediğim 7-8 ama tatlım olmadı. Tamam onu kabul ediyorum. Salatanın doğranış şekli, iri doğradığın zaman da iri doğrandı deniyor. Yani çünkü Ali Hüda Bey kurulmuştu yani. Ben de onun gününe kendimi sabırsızla bekliyorum. Evet, haftayı yarıladık. Bugün de Ali ve yemekleri yarıştı. Eksik yoktu herhangi bir konuda. Salatasını da getirdi. Eksik menüye girmiyor yani. Dolayısıyla bugün de ne yapıyorsunuz? 3'ten başlıyorsunuz. Hadi başlayın bakalım. Ben de menüyü hatırlatayım her zaman olduğu gibi. Karnabahar çorbasıyla başladık bugüne. Ara yemek olarak tabağımızda haydari, karidesli makarna, bir de fasulye salatası vardı. Ana yemeğimiz tavuklu krep bohçaydı. Ona da bancacıya eşlik etti. Bir de yanında narlı roka salatası ikram etti Ali bize. Son olarak da iki tatlıyla kapattık günü. Atom tatlısı, cennet hurmasından yapılan ve samsa tatlısı. Siz de kapattınız tahtalarınızı. Değiştirmek isteyen var mı puanını? Çok şiirsel oldu. Ben değiştirmek istiyorum. Öyle mi? Tabii ki. Rüveyda değişikliğe gidiyor. Kimse kimsenin puanına bakmasın lütfen, özellikle değişiklik yaparken. Söylersin bize kaçken kaç yaptığını, şimdi değil. Peki. Başka var mı bu hakkımı kullanacağım şimdi diyen? Yok.
Yok peki. O zaman yarışmacıma dönüyorum. Kaç puan bekliyorsun yemeklerini Ali? Ben ortalama 7-8 beklemem ama yani kurup iki kişiden beklemiyorum. Yani kavgalarından artık yani şekerim çıktı. Şu an bayılmak üzereyim o kavgadan artık kaostan. Yani ben 20 kişi 6 ay 7 ay bir gemide çalışıyorum. Böyle kavga böyle bir şey görmedim. Böyle bir kaos görmedim yani. Ali Bey dünkü masada da bayağı kaos vardı. Evet ya bugün vardı. Düne göre bir tık daha aslında alçak basınçtaydı. Hayır çünkü ikisindeydi. Yani mülakaşaları oldu. O ikisindeydi. Tabii. Karşılıklı oturmuşlar. Siz de kavga ettiniz dün. Sizin de sesiniz çok çıkıyordu. Ben sizin gibi bir kişiyle sürekli böyle kendime rakip yani kendinize bir düşman belirlemedim. Ben herkese bu değişikliği sağlıyorum. Düşman değiliz. Yani böyle bir şeyle aslında aradığımız yemekleri çiğdenimi aldınız önümden. Ama şimdi yemek olan bir masaya yiyecek bir şey getirince ister istemez böyle tepkilerle karşılaşmanız da normal yani. Peki. O zaman 7-8 bekliyormuş yarışmacımız. İlk olarak da Rüveyda'nın değiştirdiği puanı ile başlıyoruz açık oylamaya. Evet Rüveyda, aç ve söyle lütfen puanını. Benim Ali Bey'e puanım 4. Kaçken 4? Kendisine 5 vermiştim. Aa, niye indirdin? Evet, neden değiştirdim? Son anda yapılan haksızlık yine aklıma geldi. Hangisi? Hilal Hanım'ın yemeklerini yedi ama puan vermedi. Sen de o yüzden dolayı Ali'nin mi yani puanını kestin? Yani ben de kestin? Onun evet yaptığı haksızlığın cezasını kestim bugün. Bugün de şeyin ama Ali Bey'in ana yemeğini evet, bayıla bayıla yediniz. Evet, ana yemeğinin puanı burada. Bir puan verdi. Çok yanlış yaptı. Gerçi zaten dünkü masadan anlaşılması lazımdı. Bir bana saniye, Ali'nin yorumunu ver, cezasını kestim diyor. Ben şu an hiç iyi değilim yani şu an. Gerçekten mi? Evet. Yani şu yapılan puan yemekleri yiyip yani... Yemekleri yiyip değil, ana yemeği yedim, yediğimin puanını verdim. Ben bütün yiyeceğim. Önemli olan zaten bandıra bandıra yiyeceksiniz Ali Bey. Ya evet, Ali Bey bana haksızlık yaptı ama bundan Rüveyda Hanım'a ne? Ben onu anlamıştım. O ben günü ne oynuyor? Siz ondan evet, işte puan vereceksiniz. Hiç alakası yok. Ya, evet, çok alakası var. Şu an verdiğiniz 4 puanla yani çok alakası var. Haksızlık çok yaptım. Alakası var. Yarın haksızlık. Kendi gününüzü oynuyorsunuz. Bu bir terbiyesizliktir. Oynuyor yani. Olsaydım şu an size 7 verirdim, 8 verirdim. Niye yani size oynardım? Siz haksızlık yaptınız o gün. Ama bir şey söyleyeceğim. Başkasına yaptığı haksızlıktan dolayı onun puanını kesmek mantıksız. Ya ben işte mantıksız. Maalesef böyle bir huyum var. Haksızlığa asla dayanamıyorum. Tamam ama bunun şeyi bu değil ki yolu. Yani sen fikrini beyan ettin, söyledin. Ama şimdi herkesi kendi gününden ve menüsünden sorumlu tutmalıyız. Evet. Ya bir gün önce anne oldunuz, dün noter oldunuz, bugün de hakim mi oldunuz? Ne, kimsiniz siz benim yani böyle bir ceza kesme hakkına sahipsiniz ya? Başkasının yaptığı, bir de gülüyorsunuz böyle, ben komik bir şey mi söylüyorum acaba? Ya şebek miyim ben burada? Estağfurullah. Ya şebek görürsen gülersin acım. Ya şuna bakar mısınız ya? Lütfen sen kendine niye bir şeyler söylüyorsun estağfurullah? Bakalım Ali Hüda'dan kaç puan geliyor? Evet, Ali Hüda. Benim Ali Bey'e puanım 5. 5. Senin de bu 5'lerin şekil şemali dün böyle bir değişikti. Ya tam bugün böyle açıyı yakalayamıyorum da Zuhal yakalayayım, neyi yakalayamıyorum? Açıyı yakalayamıyorum da. Açıyı mı? Evet. Yani ne açısı ya? Allah Allah, kapatabiliriz. Şey tamam peki, 5'miş. Neye verdin 2 puanı? Ben Rüveyda Hanım ana yemeği beğendi, sildi, süpürdü, ona 1 puan verdi. Ben sadece ana yemeğin içindeki tavuğu ve krebin iç kısmını beğendiğime 1 puan verdim. Bir de ara yemekteki fasulyeyi beğendim, ona 1 puan verdim. 5 puan bu şekilde Ali Bey'e uygun gördüm, verdim. Ben bu saatten sonra hiçbir şey söylemiyorum. Yani burada beni şey gibi karşıma geçip kahkahalarla gülen insanlar olduktan sonra artık ben... Ya bunu yapan bir kişi ama Ali Bey, siz de masada herkesin sorumlu tutmayın yani. Çok böyle yani... Peki, evet Hilal'in puanıyla devam edeceğiz. Evet Hilal, senin de puanını merak ediyoruz. Benim puanım 4. Şaşırmayın çünkü ben zaten hiçbir şey yiyemedim. Tatlımı bile yiyemedim. Menüleri çok basitti, çok basite kaçmış. Hiç umduğum gibi değildi. Maalesef 4. Evet, konuşmama kararı aldım. Peki. Konuştuğum zaman yani ya bayılacağım burada ya birinden çok olsun. yani çok şey yani şu an iyi değilim. Yani karşımda geçmiş ya, hala gülüyor ya. Bu kadar sinirlerimle oynatılamaz ya. Ben insan değil miyim ben burada? Neyim acaba? Niye gülüyorsun? Çok ayıp ama yani gerçekten. Evet bence de. Allah'ım yarabbim ya. Sinir boşalması zar. Ya ben burada stres topu muyum acaba? Sizin şeyiniz mi? Ben anlamadım ki.
İstersen yok yok Rüveyden çok güleceksen yani. İstersen geç dışarıda gül, siniri bozuluyor. Ya İstersen lavaboya gidebilirsin. Tamam son puan da görelim. Her türlü eleştiriye açık olması gerekiyor. Bu kadar problem etmesine gerek yok. Zaten yorumlarda belliydi yani. Gülmek bir eleştiri falan. Değil ama Rüveyden. Ben gülmeyi seviyorum. Ya yanlış bir seviyorum. Düşünce bence. Yok ben seviyorum gülmeyi. Ya ben de severim her ama ortamda, bu ortamda her yani yerde herkesin içinde. Aşağılayıcı bir gülüş bence. Dalga geçiyorsunuz siz Rüveyden. Seviyorum ben gülmeyi. Gülmenin de bir şeyi var. Allah yeri var zamanı. Evet evet. Yani insan siniri bozuldu herhalde o deminki benzetmeden dolayı. İnsanları yani karşınıza alıp böyle sizi birisi karşı inşallah otobüs kullanırken de size böyle kahkahalarla gülerler, çekirdek alıp çirip kahkaha atarlar. Rüveyden Hanım ne güzel soruyorsunuz derler. Yani o zaman kişilik haklarınızda hiç kimse böyle şey yapmaz yani değil mi? Peki. Salatadan dolayı bana eksik puan vereceklerini yani düşündüğüm bir Dilan Hanım zaten bunu söyledi. Bir ondan belki kırabilir. Ama geri kalan ürünlerimi beğendiler genellikle. Yani bu da artık insanların kendi vicdanına kalmış bir şey. Sonuçta hazır olan bir ürün vermeyi unuttuk. Tabii ki de yarışmanın kuralı var. Ama 1 veya 2 puan vermek gerçekten emeğime saygısızlık olur. Tabii ki bu salata bizim başımıza gelmeseydi, benim başıma gelmeseydi bu salatayı servis etmeme çok daha fazla puanlar bekleyecektim ama bir şey yapamıyorum yani. Bir fikrim yok puan konusunda. Evet, ikinci günümüzde Uğur yarıştı. Fakat yarışmacımızın şöyle bir durumu gerçekleşti. Salatasını sunmayı unuttu. Dolayısıyla maalesef üzülerek belirtmek durumundayım ki eksik menüye girdi Uğur. Dolayısıyla bugün dünden farklı olarak puanlarınızı birden başlatabilirsiniz ama bunu isterseniz yaparsınız, istemezseniz yapmazsınız. Yani dersiniz ki ben beğendim adamın yemeklerini, ben eksik menüye tabi tutmam. Olabilir, insanlık halidir. Ya da dersiniz ki yarışma bu, unutmasaydı bana ne 75 bin TL eksik menüyse eksik menü olarak değerlendiririm dersiniz. Buna da saygı duymak durumundayız. Yapacak bir şey yok. Dolayısıyla bugüne özel böyle bir durum vardı. Ben de tekrar açıklama gereği duydum hem sizler hem de seyirciler için. Dolayısıyla buyursunlar, tahtalarınızı açın, kalemlerinizi açın. Ben de menüsünü hatırlatayım. İlk olarak Uğur'un menüsü kremalı brokoli çorbasıyla başladı. Ara yemek olarak açık pidesi vardı, kıymalı. Onun yanında kerevizi vardı, cevizli, eşlik eden ara yemek tabağına. Ana yemek olarak soya sosu kuzu pirzola tercih etmişti. Eşlikçileri patates püresi ve sotelenmiş sebzeleriydi. Maalesef salatası yoktu. Son olarak da fındıklı sütlaçla bugünü kapadık. Bakalım yarışmacılar ben menüyü hatırlattıktan sonra fikirlerini değiştirecekler mi? Değiştirmek isteyen var mı? Ben menüyü hatırlattıktan sonra şunu beğenmiştim, bunu beğenmemiştim diye. Yok mu? Yok. Tamam mıyız? Tamamız. Peki o zaman sana farklı olarak şöyle soracağım, evet. Üzülerek yine Uğur. Evet. Sence eksik olarak değerlendiren yarışmacılar çıkar mı açık oylamadan? Yani sonuçta bu koz diyeyim, bu kozu onlara ben verdim. Maalesef. Yani değerlendirebilirler, değerlendirmeye de bilirler. Kendilerini çıkar bilecek mı masadan 2-1? Yani sanmıyorum açıkçası. Sanmıyorum. Yani sonuçta beğenilen ürünler oldu. Umarım çıkmaz. Yani fırsat. Yani ben kalben verilmemesi taraftarıyım ama sunucu olarak bir objektif olarak da değerlendirdiğimizde yarışmacılar nezdinde de verilebiliyor yani ona da bir şey diyemiyorum. Ama yani ben olsam bir falan vermem en azından. Bakalım öyle mi olmuş? İlk olarak da Meltem'in puanıyla başlıyor efendim açık oylama. Evet Meltem aç bakalım. Kaç vermişsin duyalım. Benim puanım 3 Zuhan Hanım. 3. 3 puan verdim. 2-1 kullanma gereği duymadım. Evet salatası büyük bir eksikti. Ama diğer yemeklerin yanında salata da olmasa da olurdu yani. Çünkü eti pişmemişti. Öncelikle çorba zaten çok yoğundu. Kıvamlıydı. Brokoli çok fazla hakimdi yani. Tamam brokoli çorbasıydı ama daha püre haline ya daha anladım yani sen özetle benim 3 vermemin sebebi salatanın yokluğu değil yemeklerin olmaması mıydı diyorsun? Yani tabii bütün hakimiyetiyle menüyü yorumladığımda salata o kadar göze batmadı ki o kadar aranmadı ki yani salata. Bir şey sorabilir miyim Zuhal Hanım? Sordum. Tatlıyı beğendi, yedi. Zaten beğendim verdiğim dedi. Puan salata. Pardon. Tamam, beğendiğim bir, sadece. Başka bir şey söyleyeyim. 2-1 vermeyeceğim dediniz ya. Evet. 2-1 vermeyecekseniz tatlıya da en kötü 2 puan verseniz en kötü 4 vermeniz lazım. Şöyle ben tatlıyı göz ardı etmeden
2-1 vermek istemiyorum. Bir vermiş hayır, ben evet. Tamamen 1 puan, hayır, 1 puanı sebzeleri çok güzel sotelemişti, çok lezzetliydi. Ama sen eksik menüye tabi tuttun. Eksikmeniz işte. 2 puanı da, yani normalde 2 puan tamam, kullanmamız hayatım, gerekiyordu ama sen ya. O zaman 1'den başlattın puan vermeyi, onu söylüyoruz. 3'den evet, başlatmadın her zaman. Hayır, yani sadece hani 1 puan, 2 puan vererek işin içinden çıkmak istemedim. Ha, onu söylemek ama eksik menüye soktun evet, sen de. Evet, ha, tamam, orada evet. Bir anlaşalım çünkü demin dediğin o değildi. 2 puanı, tatlısı çok evet. Çok güzeldi, tatlına verdim. 3'e? Yani dediğim gibi, biz bir ben bir daha doğrusu bir koz verdim ellerine ve... değerlendirdiler. Yani gibi. Bu kadar basit. Bunu tamam beğenmiş olduğu salatası olsaydı olacak. Kaç verecektin? Öyle yani sorayım. Salatası olsaydı yine maksimum 4 veya 5 verebilirdim. Maksimum. 4. O benim yemeklerimi yediği halde tatlı üzerine 5 puan yani verdi. Pek bir kaybım olmamıştı demek ki. Yani salatamı da yememiş. Bu önemli değil şu anda açıkçası yani. Peki, teşekkür bakalım. Ederim. Şimdiki puan Dilan'dan gelecek Uğur'a. Evet Dilan, sen de paylaş lütfen puanını bizlerle. 5 veriyorum Zoyla Hanım. Kapatabilirsin. Elinize emeğinize sağlık. Teşekkür ederim. Zaten salatayı hatırlayıp söylemeyen bendim. Dolayısıyla eksik menü saydım. Evet. Eksik menü saymama rağmen 2-1 asla vermem. Ben de doğru bulmuyorum bunu. Çok az ürün beğendim, siz de biliyorsunuz. Evet. Yani şöyle, farklı durumlar vardı. Tatlınız iyiydi. Peki salata olsaydı kaç verecektin? Salata da olsaydı 6 verirdim. 6 verirdim evet. Verirdim. Yani dünkü yaptıklarımdan bugün çok daha iyi. Pişmemiş o içi kanlı olan et. İyi. 10 i̇çi kat daha kanlı iyi. Olan et. Sizin tek iyi olan ürününüz, tatlıydı. Beyefendinin burada... sayıyorum. Sebzeleri güzel, sebze sotesi. Yağlı buldunuz. Ya tamam, orada bakın. Cümleleri tek tek almayın. Dedim ki et yağlı, sebze yağlı, püre yağlı. Yani burada çok fazla yağ var ama buna rağmen sebzeniz güzel, lezzetli dedim. O sote, soteden bahsediyorum. Sen niye aynı puanı mı aldın? Evet, aynı puanı neden aldım düşünüyorum eksik şu menü. Anda. Eksik menü saydım. Tamam mı? 2'den başladı. Saymasaydı senden daha yüksek puan mı kullanacaktı buraya, evet, onu diyor yani. Evet, altı yani, verecektim. Yani içi pişmemiş, kırmızı, hatta kan çıkarttı. Ne oluyor altı yani olunca zaten puan vermemiş oluyorum. Ana yemek yani. Özellikle. Evet işte ana yemeğe puan vermemiş oluyorum. Yani ana yemeğe puan verilmiş hali altı olabilir. Atatürk'e baktığımda aynı puan almış oluyorum, yetiştirdim. Ana yemeğe puan verilmiş hali altı olabilir mi sizce? Siz bir ana yemeği kaç puan üstünden değerlendiriyorsunuz? Bilemiyorum, en kötü 3 olmalı. Ama sonuçta o da diyor ki eksik menüyü de yine aynı puan aldı benimle diyor senden. Tamam, sadece tek ya sen kendi içinde orada. Mantıklı söyledin ama o da diyor ki ben nasıl aynı puan alırım eksik menüyü. Bir daha açıklayayım. Yok, gerek yok aynı şey. 2 puan tatlınız. Evet, bakalım Tursun'dan kaç puan gelecek? Evet Tursun, sendeyiz. Ben 6 puan verdim Zuhal Hanım. Aa! Evet. Aa ne güzel, kapatabilirsin. Çünkü düne nazaran bugünkü menüyü gayet iyi buldum. Sen eksik menüye sokmadın o zaman. Eksik menüye yani soktum da eline mi soktum? Vermedim, salataya puan vermedim diyelim. Eksik puan olarak başlamadım. Anladım, eksik menüye sokmadım. Ama salataya ekstra puan vermedim. Eğer uyumuş ya, yani uyuyordunuz olsaydı, zaten bir ara. Uyuyor muydu? Uyuduğuna, yani o kadar sessizdik, o kadar uyuyorduk ki hakikaten şu an yani, ne aldım. Şey çünkü menüde konuşulacak çok oldum. Fazla bir şey yoktu. Dün ekşiliği konuştuk, yapamadığımızı neyini konuşabiliriz ki? Aynen, sadece et içiydi. Bence Tursun Hanım, hayır bir saniye. Şeker dedi. Bir saniye, bence Tursun Hanım yani yarınki yemek sırası aynen onda öyle, olduğu için aynen sadece öyle. Çıkarını göz önüne alarak aynen o da bana aynı puanları verecek diye menfaat karşılığı bence. Aynen öyle. Kesinlikle. Yani demek ki siz onun için mi 7 puan verdiniz? Hayır, alakası yok. Ben i̇şte bunun öyle bir alakası oluyor. Kesinlikle yani. Ben bu mantıkta bakarsan. Yani siz şimdi eksik menü rağmen hanımefendi bana vermiş. Kesinlikle. 6 puan. Peki siz de o ekşi yoğurtlar daha güzel olsaydı 10 puan verecektiniz. Biraz daha ekşi yoğurt getirmesi lazımdı. Tursun Hanım'ın sessizliğini zaten anladım. Belki tatlandırmam gerekiyordu. Yani. Ekşiliğini sevmemişti. Ben şu an neyim ya? Herkes diyor ki yarına yatırım yapıyor. Zuhal Hanım, eğer dünkü menüye ben 5 puan verdiysem tatlısı sayesinde... Peki bugün neye verdin puanı? Bugün ben çorbayı beğendim. Evet, sadece söyledin. Büyük bulduğumu söyledim. Başka? Ara sıcak mezeyi pide de çok beğendim. Pide ve kerevizi beğendin. Pidenin hamuru çok kuru dedim. Ama tamam. Pide genel olarak yine hani içi harç ana falan... Ana yemekte herhangi bir ürün puan aldı mı?
Ana yemekte püresi ve sebzeleri çok güzeldi. Ben çok beğendim. Ha, eti çiğdi. Tamam. Eti güzel olsaydı tabii sosunu da çok beğenemedim. Al, yani tatlısını, kıvamı verim. Falan güzeldi. Bana bir tık şekeri fazla geldi. Aha, ama evet, tatlısı öyle. Da pişmesi, kıvamı, her şeyi güzeldi. Yani bayıldı. Biraz yüzden, daha yeseydim baygınlık geçireceğim demiştim tatlısı evet. için. Evet, şekerli bir olduğunu kaşık şu anda aynen. da söylüyorum. Bir kaşık ya. Biz beğendik, sen beğenmedin. Ama iyi yani, sonuç güzel olmuş. Yani yorumlar hep farklı yani. Acık söyledi, tatlıya bağladı. 5 puan veriyorsan bu menü emin olun salata da olsaydı 7-8'e hak ediyordu. Dün bayağı uyuyordunuz burada. Biz sizin yemeklerinizi kötüler. Ben yorumladım. Hiç ben en azından yiyip beğenmedim falan demedim evet. yani. Peki devam ediyoruz. Son puan gelecek Yasin'den. Evet, et uzmanından puan geliyor. Evet, puan geliyor. Gerçekten geliyor. Bakayım kaç geliyor. Kaç? Söyle yüksek sesle. 4. Evet, size zaten. Gerçekten yani. Bravo. Evet. Kapat. Gerçekten bravo, yazdım. Bravo. Her şeyi yediniz, bitirdiniz. Evet, ve 4 puan verdim. Gerçekten harika. Neyi yedin mi? Dünkü'ye olsun dediğiniz. Hepsini de yedin. Yani, bakın, yani çorba ekşi, ara sıcak bakın ekşi, efendim. Hepsi ekşi. Yemediniz, bitirmediniz bakın, bile. Bakın Dursun Hanım. Bugün 4 puan. Yasin Bey, dünkü menüyü 7 verip. Bakın ben size çok açık çıkacağım. Altıydı aslında. Ana yemeğini yedi. Ya bir dakika. Ana yemeğini yedi. Hanımefendi de. Dün acemiydi. Unutmasaydı. 6-7 verilirdi. Ya bir dakika bir adam. Ya bu kadar salatayı soracaksınız. Neden salatayı hatırlatmadınız? Nur Bey bir kendini savunsun. Bir dakika. Tamam o zaman salatı. Neden 4? Bir dakika neden 4? Sen eksik menüye sokmuşsun herhalde. Evet eksik menüye. Neden sokmayayım? Burası bir yarışma. Ben buraya yarışmaya gelmişim. Tamam ona bir şey demiyoruz. Evet en doğal hakkımdır. Tabii ki sokacağım eksik menüye. O 4 puan da verdiğine şükretsin ya. Bir de siz avukatını yapmayın. Uğur Bey bir kendini savunsun bana karşı. Ben neden böyle dedim bir söyleyeyim ben. Tamam neden böyle dediniz? Neden? Neden söyleyin bize. Kardeşim, neden? Et uzmanı konuşuyor yine diyorum. Kuzu pirzolaların pişmemişti. Kesinlikle evet. katılmıyorum. Tamam. Çorbalar brokoliler var ya brokoliler. Evet. Onlar çiğdi. Tamam. Kafam kadardı. Kafan kadar. Evet onlar pişmemişti. Tatlıyı da beğendim. Fındıkları evet. kırsaydın. Fındıkları kırsaydın zaten... Bu puanı çoğu tatlıya verdim ben de. Tatlıya evet. Ben de değerlendirmeyi alıyorum. Şu porsiyon değil yani. Değil. Üç dilim bana koymuşsun buraya. Ben bunu. Bir de niye bu kadar parçaladın? Evet. Bir de. Kareydi bari bölseydin ikiye öyle getirseydin gerçekten yani. Mi? Yanında bir dondurma getirseydin. Bir kaymak zaten getirseydin ekstra. Ya. Farkında değil misin kuru olduğunun yani bu şekilde sunuyorsun. Ben anlayamadım. Enteresan bir bakış açısı. Zuhal Hanım, ben olsam bir dondurmayla falan yani, bari bir şey yani bir şu kuruluğunu. Satırdı belki Zuhal Hanım. Ya niye böyle altıya böldün minik minik kareler. Böyle koysan daha iyi. Böyle katmer şey sunulmaz da ayrıca. Neyse fazla da bir şey söylemeye gerek yok. Sen memnunsan ne güzel. Bugün diyetimi bununla bozduğum için çok üzgünüm ya. Kendimden özür diliyorum. Ya evet. Diyeti bozmuş sayılmıyorsun. Şeker yani oranı yok. Yok zaten. Merak etmeyin. Peki ne yapalım? Açık oylamaya geçelim buyursunlar. Evet. Ben emek verdim. Gayet güzel bir menü çıkarttım önlerine. Eksik de değildi. Gayet tadı tuzu yerinde bir menüydü. Katmerim çıtırdı. Çünkü çıtır olması gereken bir tatlı. Tatsız olduğunu, kaymaksız olduğunu söylüyorlar ama yanılıyorlar. Kaymak da koydum, şeker de koydum. Ben puanlarını adaletli olarak vereceklerini düşünmüyorum. Yani çok düşük puanlar verecekler. Kıskandılar çünkü. El açması yok dediler. Ben fındık lahmacunu elimle açtım. Pişmemiş dediler, gayet iyi pişmişti, kıyması nasıl pişti. Yani adaletsiz davranacaklar eminim. Çok da yüksek puan beklemiyorum. Ama benim en az hak ettiğim puan bence 7. Evet, bugünkü yarışmacımız Tursun'du. Menüsünü eksiksiz çıkardı. Servis sürelerini aşmadı. Masası da tam olduğu için bugün 3 ile 10 arasında bir puanlama yapacaksınız. Buyursunlar açınız lütfen tahtalarını sevgili yarışmacılar. Ben de size menüsünü hatırlatayım. İlk olarak köz domates çorbası ile başladık bugüne. Ara yemek olarak lahmacun vardı. Yanında da patlıcan salatası eşlik etti. Ardından ana yemek olarak Belen Tava getirdi bize Tursun. Onun yanında da meyhane pilavı ve de mevsim salatası vardı. Son olarak da katmer tatlısıyla bugünü kapadık. Yarışmacılar da Dilan'la beraber tahtalarını kapadılar. Evet, var mı aramızda değiştirmek isteyen puanını? Ben emin değilim. Bir tereddütüm var. Ya şunu beğenmiştim, bunu beğenmemiştim diye aklına sonradan gelen bir şey olan. Var mı? Yok. Yok. Peki. Yok. Net yarışmacılar puanları konusunda demek ki. Senin kafanda bir puan var mı sevgili Tursun? Şunu almalıyım. Bence bu yemeklerin bu puanı hak etti diyebileceğin. Bence lahmacunum, köz patlıcanım gayet güzeldi. Ana yemeğim de güzeldi. Sebzeleri biraz daha fazla olabilirdi meyhane pilavının. Ama onun dışında etim pişmişti. Gayet güzeldi. Yani ben 6-7 bekliyorum. 6-7 bekliyor. Yarışmacımız sizlerden. İlk olarak da Meltem'den gelecek bize puan.
Evet Meltem, aç ve söyle yüksek sesle bize lütfen. Puanım 4 Zuhal Hanım. Bence çok bile. Eksik menüye 4 puan verdim. Bence sizinki de eksikti. O tat tam gerçekten olarak bir tatlı değildi. Ama önünüze bir tatlı geldi. Zaten sonuçta yalandan bir tatlıydı. Ben onun yani tadına bakamadık zaten. Yorumlama gereği bile duymuyorum. Köz çorbası dediniz. Köz tadında bir şey yoktu. Neye verdin bir puan peki? Bir puanı sadece eti iyi piştiği için verdim. Bu kadar. Sadece etin iyi pişmesi. Şeyini beğenmedim. Hiçbir şeyinde de zaten güzel değildi. Hiçbirinin tadı tuzu yerinde değildi. Yani birinin sebzesi vardı, birinde sebze çoktu, birinde olması gereken yok. Beğenmedim. Onda taneler çok fazla, soğuk ve hatta soğanları da soğuk olur o zaten. Olur. Zuhal Hanım, soğuk olması beni rahatsız etti açıkçası. Ama zaten soğuk olur. Soğuk olduğu için puan kırmadım zaten. Soğanları çok diriydi. Ama ve beğendim içinden taneler, ben beğendim demedim. İçinde taneler var dedim ve beğenmediğimi söyledim. Salatayı beğendim dedim. Salatayı da beğenmedim. Tuzu ve sirkesi çok fazlaydı dedim. Etiniz sadece güzel pişmişti. Hatta acılığı vardı ama etinizi yine de güzel pişirdiğiniz için 4 puan verme gereği. Evet, düşük bir puanla başladık. Bakalım Dilan'dan kaç puan yani gelecek? Evet Dilan, kaç vermişsin merak ediyoruz. Zuhal Hanım, benim bugün Tursun Hanım'ın puanım 4. Al. İki tane ürününüzü beğendim. İki tane ürüne 1 puanlı verdim. Evet, eğer ki beğendiğim ürünleriniz ana ürünlerden biri olsaydı, eşlikçilerden değil de 1-1 puan ana verebilirdi. Ana yemek pişmişti, yani ben öyle bir yorum beğendiniz. Yapmadım. Yani bence eksik menüye verilen puanları bana vermişsiniz. Eksik gerçekten menüye 6 puan vermiş biri bana bunu söyleyemez. Ben beğendiğim için verdim. Tamam, ben de işte beğenmediğim için verdim o zaman. Sadece 1 puan verdim sadece. Sadece mevsim salatanızı ve köz patlıcanınızı beğendim. İkisi de sizin yarım yarım. Eksikti. Bakın işte. Yarım yarım. Eksik değildi. Benim önünüze sonuç olarak geldi. Önünüze geldi. Eksik olarak sayılmıyor. Açıklamamı ister misin? İstemiyorum. Peki. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Uğur'un puanına geçtik şimdi. Evet Uğur, göster ve söyle lütfen bize puanını. Benim puanım 3 oldu kendilerine. Bunun sebebi üç de... Mi? Yani 0. Hiç puan vermemiş. Hiç puan vermemiş. Nasıl açıklamak ya? Açıklamak istiyorum 6 ben bunu. 6 puan vermişti. Açıklamak istiyorum. Benim sondaj yapmış. Ben sondaj yapmadım. Beğendiğim şeyleri puan verdim. Strateji yanlış olmuş. Strateji de yapmadım. Demek ki sizin düşündüğünüz bu. Siz bu konuda demek ki uzmanlaştınız. Beni bu şekilde görüyorsunuz. Ben ilk günün yarışmacısıydım. Kime puan verdim ki strateji yapayım? Tanımıyordu beni. Uğur Bey beni yanıltmadığı için gerçekten teşekkür ediyorum. Ne anlamda? Puan konusunda ben... Sen 3 mü vereceğini düşünüyordun onun? Ben Uğur Bey'in gerçekten bu yüksek puan verilmesini bekliyordum. Yatırım yapmış diye düşündüm. Gerçekten Uğur Bey hak ettiği puanı verdi. Hak ettiğim 0 puan mıydı sizin için? Bir açıklar mısın? Daha puanını açtım yani. Ben söylüyorum tamamen şu şekilde. Neyi söylüyorsun? Şu şey puan vermemişsin. Vermedim. Çünkü hiçbir şey beğenmedim Uğur. Beğenmedim, doğru. Ana yemeği özleşmemişti, pilavı istediğimiz gibi olmamıştı, çorbasında kesilmesi vardı, salatası tuzluydu, tatlı zaten tatlı diye bir şey yoktu ortada. Ama salatası en azından bir puan etmez zaten, miydi? İlk ben söyledim. Korkudan getirmişti salatayı ben. İlk ben söyledim salatanın tuzlu olduğunu. Ama doğranmasına falan hiçbir şey yok. Ondan ziyade... Yani sıfır emek, sıfır hak etti. Lahmacununuzun hamur olduğunu da ben direkt söyledim. Hoşuma gitmedi. Patlıcan salatasına da mı puan yok? Yani o kadar beğendim dediniz. Patlıcan salatasını beğendim dediniz. Yani beğendim bu kadar dedi, değil mi? Dedi. Demedim hayır öyle bir şey söylemedim. Yok patlıcan salatasını hayır, beğendiniz. Yok hayır söylemedim. Bakar arkadaşlar kayıttan. Tabii ki de bakabilirler. Hatta tabii ki, dedim tabii ki patlıcan salatasınızın dedim. Soğanları diri dedim. Bana hitap etmiyor dedim. Evet. Beğenmediğimi söyledim. Yani koskoca menüye hiçbir puan değer görmedim. Ya çok düşük ya. Hiç puan vermemişsin. Düşük de değil puan vermemişsin. En azından bir emeğine bir 4 verilemez miydi ya? Yani lahmacun açtım, içini yapması şey hepsi tabii ayrı bir emek yani. Evet doğru söylüyorsunuz. O kadar da sıfırı hak ettiğimi düşünmüyorum. En azından, ben de düşünmüyorum yok. En azından o kadar bir tane da değil ürün beğenseydim. Ona göre yorumlardım zaten. Gerçekten vicdansızlık yani. Vicdansızlık demeyelim ama. Adaletsizlik, vicdansızlık hepsi. Bakalım son puan gelecek Yasin'den.
Evet Yasin. Evet, et uzmanı yine konuşuyor. Et uzmanı puanını açıklıyor. 4 puan. E lahmacunu beğendin. Lahmacuna verdim puanı lahmacun zaten. Lahmacun sadece 1 puan mı hak ediyordu? Evet, sadece 1 puan. Başka hiçbir şey yok mu puan? Yok, 1 puan hak ediyordu. Onu verdiğine şükret.